Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometrinin en 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 önemli konusu nedir desem. Evet tahmin ettiğin konu. Üçgende eşlik ve benzerlik konusunun konu anlatımıyla tekrardan karşındayım. E hocam siz bunu anlatmadınız mı? Evet anlattım ama ya üçgende eşlik ve benzerlik her yerde karşımıza çıkıyor. Çoğu ispatlarda karşımıza çıkıyor. Dörtgende, çemberde, analitik geometride, katı cisimde her yerde karşımıza çıkan konu anlatımının bir ikincisini de dinlemeniz bence şart. Zaten ufak tefek belki bazı eksik kalmıştır. Tam oturmamıştır. Hem onun için izleyebilirsiniz. Hem de farklı sorularla ve farklı teknikle tekrardan dinlemeniz sizin açınızdan geometrinin en önemli konusu zaten bu. Çok faydalı olacaktır. O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde biraz sonra bu konuşma geçtikten sonra o dersi göreceksiniz. Peki bu ders kimin sayesinde oldu? 3-4-5 All Star sayesinde oldu. Biliyorsunuz ben ve benim gibi bazı hocalar 3-4-5 All Star'da da aynı zamanda konu anlatımı yapıyoruz. E orada 3-4-5 All Star'da ricada bulundum. Ya hocalarım ya da 3-4-5 All Star. sizden rica ediyorum. Şu benzerlik konusu çok önemli. Kanalımda bunu yayınlayabilir miyim diye sorduğumda sağ olsun kırmadılar. Onlardan Allah razı olsun. Biraz sonra zaki konu anlatımı onların sayesinde şu an karşınızda. E hocam 3 4 5 All Star'da mısınız? Artık YouTube'da olmayacak mısınız gibi soru gelir. Hemen hemen onun cevabını da vereyim ben sana. Evet demeyeceğim. 2,5 yıldır bu projenin içerisindeyiz zaten. Çok güzel içerikler. Hatta birkaç defa çektim orada. Geometrik konu anlatımı bir kere yaptım. Ya yani hoşuma gitmedi. Sonra bir daha çektim. Yine hoşuma gitmedi en iyi çıksın diye uğraştım orada. Üçüncü kez çekip o şekilde karşınıza çıktım. Yani en iyi şekilde karşınıza çıktık. Böyle, böyle pürüzsüz süper bir şekilde olsun diye uğraştık. Ve o tür konu anlatımlarını zaten sadece geometride değil diğer bütün derslerde de zaten göreceksiniz. Evet. Biz e, aynı zamanda iki buçuk yıldır bu projenin içerisindeyim dedim ya. E, YouTube'u bıraksam iki buçuk yıldır bırakırdım. Biz yine aynı şekilde hatta üstüne koya koya YouTube'da devam edeceğiz kardeşim. Ondan yana bir sıkıntı yok. Hatta ne yaptık? Bu sene inanılmaz bir şey yaptık mesela. Dünyada yapılmayan bir şey ki 3-4-5 olsunların içerisinde var zaten bu bu şekilde animasyonlar. Animasyonlarla zenginleştirdik zaten konu anlatımımızı. Hatta önümüzdeki sene belki hologramla bile anlatabilirim yani. O kadar geliştirebilirsek kendimizi gelişebildiğimiz kadar gelişip yine YouTube'da ders anlatmaya devam edeceğiz kardeşim. Haberiniz olsun. Yani öyle 3-4-5 olsunların içerisindeyiz diye YouTube'u bırakacağız diye bir şey yok. Aynı zamanda orada da oranın 3-4-5'in zaten soru kalitesini biliyorsun. 3-4-5'in sorularıyla sizlere çok güzel bir konu anlatımı hazırladık. Haberiniz olsun. Ee, orada da oradaki geometrideki sorular da yine aynı şekilde animasyonlar, şunlar, bunlar, değişiklikler zaten biraz sonra videoda da göreceksin. Çok güzel bir şekilde elimizden geldiğince çok titiz davranarak orada çekimler yaptık. Ama bu animasyonlar şunlar bunlar eğlenceli anlatımlar sadece geometride yok. Diğer branşların hepsinde de yine aynı şekilde aynı titizlikle bütün konular çekildi. Haberiniz olsun. Ha bu paketi almak isteyen arkadaşlar belki vardır. KK345 indirim kodunu kullanıp indirim kullanarak da e, bu pakette satın da alabilirsiniz bu arada. E hocam açıklar mısınız diyeceğim ama siz bu zamana kadar zaten 345 All duydunuz, açıkladınız. Benim tekrardan açıklamama gerek yok ya da siz benden daha iyi bir şekilde, benim anlatımından daha iyi bir şekilde mutlaka yazıp çizip bir şekilde 345 All Star nedir, kaç tane kitap vardır, bir kutunun içerisinden ne çıkıyor? 60 küsür tane kitap çıkıyor mesela. E, neler var diye zaten bu zamana kadar araştırmışsınızdır. O yüzden çok fazla detaya girmeyeceğim. E, dediğim gibi indirim kod bunda KK345 yazarak da indirim koduyla da buradan o paketi satın alırsınız. Fiyatı falan nedir tam olarak hakim değilim şu anda. Biz sadece gittik oraya. Elimizden geldiğince çok güzel bir şekilde yani olabilecek en mükemmel şekilde içimize sinmeyenleri dedim ya tekrardan çekerek 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 karşınıza geldik orada. Elimizden geldiğince çok güzel bir şekilde konu anlatımı yaptık ama YouTube'umuza da devam ediyoruz. Neyse Allah razı olsun 345 olsunlar. Senin sayende şu an öğrenciler üçgende benzerlik konusunun konu anlatımını görecek. Ee, bir de en en önemli konulardan biri de neydi? Dik üçgendi. E, dik üçgeni de artık paylaşmayayım da onu da belki diğer arkadaşlardan birileri de dik üçgeni de paylaşıp orada dik üçgeni de mutlaka mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü geometrinin temel ayakları dik üçgen ve benzerlik iyi bir şekilde bilince Gez çok güzel bir şekilde akıyor demiştik. Bunlardan bir tanesinin yani eşlik ve benzerlik konusunun konu anlatımına şimdi başlıyoruz. Evet geometrinin en önemli konularından birine geldik. Hatta en önemlisi diyebiliriz. Çünkü bundan sonraki her konuda karşına çıkacak olan bir konuya başlıyoruz. Benzerlik. Çok önemli lütfen çok dikkatli şekilde dinle izle. Şimdi benzerliğinde ilk bölümü eşliğe anlatacağım. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Birbirinin tıpkısının aynısı olan şekillere eş şekiller diyoruz. Bunu birkaç örnekle gösterelim. Mesela bir baskı aleti, aynı baskı aletler, aynı şekil hep karşımıza çıkıyor. İşte bunların hepsi eş yapılardır. Ya da bir damga var elimizde, Damgayla şöyle bastık, tık işareti geldi. Damgayı bir tık çevirip bir daha bastı, yine bir tık işareti geldi. Aynı damgadan çıktığı için bunlar yine nedir eş yapılardır. Hocam biraz daha çevrilmişi karşımıza geldi orada. Fark etmez sen de kağıdı çevir, aynı şekil yine görürsün, değil mi? İşte bunlara eş yapılar diyoruz. Eşlik sembolü de iki çekil A ile B eşse eşittirin üstünde böyle yan yatık bir S işaretiyle gösteriliyor. Şimdi geldik üçgenlerin eşliğine. İki üçgende karşıtlı olarak bütün kenarlar eşit ve bütün açılar eşit ise biz iki üçgene eş üçgen diyoruz. ABC üçgeni ile şimdi üçgeni aldım şöyle ters çevirip ters değil de böyle sağ doğru çevirip bu şekilde koyduğun zaman bu üçgende bütün kenarlar birbirine eşit aynı üçgeni koydum. İşte bu iki üçgen nedir? Eş üçgenlerdir. Yalnız burada nasıl kenarların eşitliği önemli açıların eşitliği de önemli. Açıları da yazalım. Burada bak nokta açısı siyaha gören burası çizgi açısı kırmızıyı gören burası da çift çizgi diyecek olursak bu açıları da yazmak eşitlikte çok önemli. Hocam nokta açısı nereye görüyorsun ya? İşte burası da zaten üçgeni böyle sağa doğru çevirip böyle koymuştum ya. Burası nokta açısı. Sonra çizgi açısı kırmızıyı görendi. Burası çizgi açısı. Burası da çift çizgi olacak. Zaten benzerlikte daha doğrusu eşlikte benzerlik oranı bir olanlara da zaten biz eş yapılar diyoruz. Üçgenlerde de eş üçgenler adını veriyoruz. Açılar çok önemli. Açılar eşit, aynı açının karşısındaki kenarlar da eşit. Bak bu cümle çok önemli. Açıları da yazdıktan sonra aynı açının karşısındaki kenarlar Eşit. Şimdi burada ABC üçgeni eştir EDF şeklinde mi yazılacak? Şu sıralamayla mı yazılacak? Değil. Şuna da dikkat edeceksin. Yazımda da önemli olan bir yer var. ABC'yi yazarken nasıl yazdın? Hocam nokta açısı, çizgi açısı, çift çizgi açısı. O zaman eşliği de yazarken şöyle ona dikkat edeceksin. Nokta çizgi, çift çizgi diye gittin. Öbüründe de nokta çizgi, çift çizgi. Yani nokta açısı, F açısı. P, sonra çizgi açısı E açısı sonra öbürü de D açısı. Evet eşliği de yazarken bu sıralama da çok önemli. Nokta çizgi çift çizgi şeklinde yazdık. Açıların sıralaması çok önemli. Hatta tam tersi bize bu şekilde verdiği zaman da hocam A, B, C eşittir F, e, D dediği zaman hemen ilk önce hocam birinci açılar birbirine eşit diyeceğiz. Sonra ikinci açılar birbirine eşit. B açısıyla E açısı. Sonra da C açısıyla da D açısı eşit diyeceğiz. O açıları yazdıktan sonra da aynı açının karşısındakileri de oranlayacağız. Bu önemli bir nokta. Benzerlikte de bunu kullanacağız. Tamam Dikkat et. Dik üçgen şeklinde bir gönye olsun elimizde ve aynısını yan tarafa koyduk. Bunlar nedir? Eş üçgenlerdir değil mi? Eş yapılardır ya da eş üçgenlerdir. Ama birini dikey koyduk öbürünü de dikey koyduğumuzda mı sadece eş oluyor? Hayır. Ben öbürünü böyle çevirip de koysam yine bunlar nedir? Eş yapılardır. Farklı konumda da olabilir bunlar. E, burada hatta şöyle şunu da yazayım istersen. ABC üçgeni şeklinde göstereyim. Buraya da D, F yazayım. Biraz önce öğrendik. ABC B, C D, F şeklinde sıralı bir şekilde mi yazacağız? Hayır. Dikkat. Burada burası zaten 90 derece. 90 derece. Şu çizgileri gören nokta açısı olsun. Çizgileri gören nokta açısı. E o zaman burası çizgiyse burası da ne olacaktır? Çizgi. Bak nasıl gittik burada A, B, yazarken? Hocam çizgi 90 ve nokta diye gittim. Öbüründe de çizgi yani E. Sonra 90'a gideceğim F. Sonra nereye gideceğim? Noktaya gideceğim D. Şeklinde yazılır. Sıralama önemli. Ya da bu yazılış verildiğinde A açısıyla öbüründeki E açısının eşitliği. Ya da B açısıyla D P açısının eşitliği. Ya da C açısıyla D açısının eşitliği de şekilde yazılabilir. Öğrendik bir şey iyice? Öğrendik bence. Hadi gel şimdi sorulara bakalım. ABC üçgeni ile EDF üçgeni eşlenmiş. Hemen açıları yazıyorum. Hocam A açısıyla E açısı. Hemen A açısıyla E açısını gösterdik. Sonra B açısıyla D açısı. Şu çizgiyken şu da çizgi olacak. Öbürleri de çift çizgiyse burası. Burası da çift çizgi olacak. E tamam. Çizgi açıları birbirine eşit. Bak şu, şu. Hemen eşitliği yazalım. 3x eksi 10 eşittir. x artı 70. Buradan 2x eşittir 80 ise x'i böylelikle 40 derece olarak buluruz. E sonra y de lazım bana. Tam burada da şu y artı 5 çift çizgi burası da çift çizgi. Bunlar birbirine eşit. y artı 5 eşittir 45 eksi y ise 2y eşittir 40 yapar ve y'yi de buradan 20 olarak buluruz. Ve bizden x artı y isteniyor. x'i 40 bulduk. y'yi de 20 bulduk. Topladığımız anda cevap 60 çıkar. Sonraki soruda abc eşittir ced. Açıları yaz. Açılar önemli. ABC'deki A açısıyla CED'deki C açısı birbirine eşit. Hemen A açısı, C açısı noktaları koydum. Sonra B açısı ile E açısı, B açısıyla E açısını koyduk. Öbürleri de çift çizgi, çift çizgi diye gösterdik. Şimdi iki üçgen eş eşitte en iyi yaptığımız şey, en iyi bilmemiz gereken şey aynı açının karşısındaki kenarların eşit olması. E hocam burada 6 var. Nerede? Çift çizginin karşısı 6. Hocam burada da çift çizginin karşısı 6'dır. Sonra noktanın karşısına x dersem noktanın karşısı burada da x'tir. E ben buraya y dersem çizginin karşısına burası da y olacak. A ne çıktı burada? X artı y 12 çıktı. Hocam x artı y 12. Benden ne isteniyor? Çevre abc. ABC üçgenin çevresine x artı y artı 6. x artı y zaten 12 idi. Topladığımız anda cevap 18 çıkar. ABC eşittir AED de demiş. Hemen ilk işimiz ABC'deki bak şu üçgenle Diğer üçgende AE dedi ki hemen üçgenleri belirleyelim. Belirledikten sonra açıları yazmak önemli. A açısı A açısı. Hocam buradaki A açısı, öbüründeki A açısı. Hemen noktaları yerleştirdik. B açısı ile A e açısı. Zaten B açısı burada ne? Hocam B açısı 90. E o zaman E açısı da 90 olmak zorunda. Hemen 90'ı yapıştırdık buraya. Diğer açı çizgi D açısı da çizgi olmak zorunda. C ile de D açısı eşit olacak. E eşitte. Açılar yazdıktan sonra aynı açının karşısında kenarlar eşit. Hemen bakıyorum. Çizginin karşısı var burada 6. Çizginin karşısı burada da 6 olmak zorunda. E sonra bura ne çıktı? O 10 çıktı. Yeşil üçgende ne var orada? 6 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. O zaman burası 8 olur. E burada noktanın karşısı 8 oldu. E burada da noktanın karşısı o zaman 8 olacak. E arkadaş burada Pythagor dik üçgen Kenarlar 4 ve 8. 1, 2 kök 5 üçgeninden dolayı x'e de 4 kök 5 olarak ulaşırız. Sıradaki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Dik kenar uzunlukları 4 kök 2 ve 3 kök 2 birim olan ABC dik üçgeni ile eş olan üçgenin bir kenarı birim kareli zemin üzerinde yerleştirilmiş. Bir kenara. Acaba hangi kenar? 3 kök 2, 4 kök 2, 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 kök 2 değil midir? Evet. E şimdi bu üçgenin ya bu kenarı ya bu kenarı ya bu kenarı buraya yerleştirmiş diyor. E biz bu uzunluğu bulalım. Bu uzunluğu nasıl bulacağız? Hocam şurada bir Pisagor bağıntısı var. Kenarlara bakalım. Bir kenar kaç? 1. Diğer kenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 1'in karesi artı 7'nin karesinden dolayı şuraya bir a diyeyim. a kare eşittir 1'in karesi artı 7'nin karesi. Yani 50 yaptı. a da buradan kökelli. Kökelli dediğimiz nedir? 5 kökü. Yani Şuradaki 5 kök 2 kenarı buraya yerleştirilmiş. E o zaman diğer kenarlarda ne olmak zorunda? 3 kök 2'ye 4 kök 2 olmak zorunda. İşte A köşesini öyle bir yere koyacağım ki ben şimdi burada. Mesela 1'e koydun. Şöyle bir üçgen oluşturdun. Acaba bu üçgen oluyor mu? Ona bakacağız. E hocam 1'e bakalım. Aslında belli. 3 kök 2'ye ulaşacağım ya şimdi. Ben direkt fark ettim. Cevabın 4 olduğunu. Niye? Hocam şöyle gelince 3 tane kök 2 diyoruz. Bak birim karelerin köşek yerinden gidiyoruz. Bir kök 2, kök 2, kök 2. Buradan da kök 2, kök 2, kök 2, kök 2. 4 kök 2. Bunu bir direkt birleştirince olduğunu bazen fark edebiliriz. Ya da fark edemeyiz. Diyeceğiz. Ne yaparız? Hocam bunu çizeriz böyle. E sonra buradaki dik üçgen pisagor bağıntısından burası kaç yapıyor? 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3'ün karesi artı 5'in karesinden ne bunu ne bunu elde ederiz. İptal. Sonra 2'ye bakarız. Hocam şöyle yine 3 kök 2 şu kenar 3 kök ya da 4 kök değil. Sonra 3'e bakarız. Hocam şunu çizdik, şunu çizdik. Çizince şurası 3, 4, 5 üçgeni. Bak 3 üç burası, 4 burası, 5 burası. Ben 3 kök ya da 4 kök arıyorum. O da değil. Ama 4'e baktığımızda bütün kenarları göstereyim ki kafada soru işareti kalmasın. Şuraya baktın. Şunu da çizdim. Buraya da baktın. E hocam burası. Şuradaki dik üçgenden dolayı 3 üç kök Buradaki dik üçgenden dolayı burası da 4 kök E 3, 4, 3, 4, 5 üçgeninin kök katı. 4 numaralı köşeyi seçtiğim zaman oluşuyor mu? Oluşuyor. O zaman cevap 4 yapar yani cevap D seçeneği gerçekten güzel. ABC üçgeni ile CD e üçgeni eş verilmiş. Hemen ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz. A açısıyla C açısı birbirine eşit. ABC'deki A açısı nokta açısı, CDE'deki C açısı da nokta açısı olacak. Kendilerine de dikkat et. Sonra ABC'deki B açısı 120, D açısı da öbüründe 120 olmak zorunda. E o zaman üçüncü açılardan olmak zorunda. çizgiye çizgi olmak zorunda. E ne yapacağız? Burada 120'nin karşısı 6 ise aynı açının karşısındaki kenarlar eşit. Burası da 6. 6'yı yazdık ama sonuca ulaşamıyoruz. 6 var, 6 var, x var. E ne yapacağız? Açılarda devam edelim istersen. Şimdi buraya alfa, buraya beta dersem. E hocam burası da alfa, burası da beta. Alfa artı beta artı 120 herhangi bir üçgende soldaki üçgende ya da sağdaki üçgende toplamı 180 olduğundan dolayı alfa artı beta kaç çıkar? 60 çıkar. E hocam burada şöyle bakacak olursak alfa ile beta yan yana toplamı 60 ise aa buraya ne kaldı o zaman? 120 derece kaldı. E 120 ve ikiz kenarlık var. 30 30 120 üçgen çıktı buradaki üçgende. 30 30 120 üçgenin özelliği neydi? Kök 3 katıydı. Yani 6 ise ikiz kenarlar işte tam 120'nin karşısı 6. 3 yapar. Cevap 6 kök 3. Geldik eşlik teoremlerine. Eşlik teoremlerinden birincisindeyiz. Öyle iki üçgen eştir. Hadi buyurun işlem yapın tarzında sorular karşımıza her zaman çıkmayacak. Eş üçgenleri biz bulacağız. Peki biz nasıl bulacağız? Bunlardan bahsedeceğiz. Birinci eşlik teoremimiz. Kenar açı kenar eşit. Ne demek? İki üçgende aynı açıya ait kenarlar karşılıklı olarak birbirine eşitse bu iki üçgen eştir diyeceğiz. Mesela bakıyoruz. Nokta açısının kolları çizgiye çift çizgi, nokta açısının kolları çizgiye çift çizgi. İşte bu iki üçgen eş üçgendir. Hop! Bu üçgen koyduğumuzdan üst üste çakışırım burada çakışır. Zaten şöyle düşün. Ee şöyle parmağım ve kalem. Şöyle aynı açıyı koruyup öbür tarafa getirdiğim zaman, şöyle üçgen oluşturduğum zaman buradaki üçgenle, buradaki üçgenle olmak zorunda birbirinin aynısı olmak zorunda. Ama üç şart sağlanacak. Bu üç şart da nasıl? Üç şart derken kenar açı kenar. Sonra eşit teoremlerinde dedi yine üçlü olacak. Eee İlk terimimiz kenar açı kenar. Aynı açının kollarının eşit olması lazım. E hocam tamam. Bu şekilde yazdık. A, B, C hatta harf de yazayım. Harfli olarak da göstereyim sana. D, E, F. Biz burada yazarken A, B, C üçgeni eşittir. D, E, F mi yazacağız? Hayır. Dikkat. Burada nasıl gittin? A nokta açısıyla başladın. O zaman burada da F nokta açısıyla başlayacaksın. F nokta diye gittik. Sonra biz eşitle ne diyorduk? Aynı açının karşısındaki kenarlar eşit ya. E, i̇ki üçgen eşitse. O zaman tam tersi de söylenebilir. Aynı kenarı gören açılar da eşit. Yani burası çizgiyi gören çizgiyse burada da çizgiyi gören çizgidir. Burası çift çizgiyse burası da çift çizgi yazılabilir ki bazı sorularda da yazacağız da. O zaman burada ABC diye gittiysek yani nokta çift çizgi çizgi diye gittiysek öbüründe de nokta çift çizgi çizgi diye gideceğiz. F, D, E şeklinde yazılır. Buna da dikkat et bazen böyle yazılımlarda sorulabiliyor. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Şimdi gel sorulara bakalım. İki üçgen verilmiş ve birer açıları verilmiş. Hemen birer açı verilmişse alfa alfa üçgenlerde hocam bir tane üçgenimiz bu, diğer üçgenimiz hangisi? İşte bu. İki üçgende birer açı varsa hemen alfa'nın kollarına bakıyorum. Hocam 4'e 9. Öbüründe de alfa'nın kolları 4'e 9 değil mi? Evet. Aynı açının kolları karşılıklı olarak birbirine eşit oldu. O zaman bu iki üçgen nedir? Eştir. E eşliği bulduk. Yani bizim şu üçgenle şu üçgen eş. Alfanın kolları her iki üçgende de 4'e 9 olduğundan dolayı. E madem eş aynı açının karşısındaki kenarlarda eş olmaz mı? Eşit olmaz mı olur? E o zaman burada alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki bu kenar birbirine eşit olmalı. Yani 3x 2 eşittir. X artı 4 olmalı. Buradan 2x 6'ya eşit ve x de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz ve bizden x deniliyor. Cevap 3. Sıradaki soru ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. İkiz kenar üçgen biçimindeki biraz askılık tepe noktası etrafında bir miktar döndürüldüğünde şekildeki görüntü oluşuyor. Askılığın bir köşesinin ilk konumuna uzaklığı şu 12 verilmiş. Diğerindeki köşesi arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Şimdi bunun eş yapı değil mi? Döndürülmüş hali var. Yani şunu söylüyorum. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem mi? Evet. Şimdi burası çift çizgiye çift çizgi dersem. Hocam burası çift çizgiye çift çizgi. Eski halinde de burası da çift çizgiye çift çizgi değil mi? Evet. Şimdi dikkat. Senin kalem döndürüldü. Kalem dediğime bakma. Bu askılık döndürüldü. Bak askılık önceden neredeydi? Buradaydı. Sen bunu böyle döndürdün. Ne alfa açısı kadar döndürdün buraya. E hocam önceden askılık buradaydı. Bunu böyle döndürdüğün zaman alfa açısı döndürmüştük ya. E bu da alfa açısı kadar döner. Yani dönüş açısı alfa. Dönüş açısı alfa. Vay şurada bir üçgen. Şurada da bir üçgen çıktı. Ve alfa açısının kolları soldakinde çift çizgiye çift çizgiye. Sağdakinde de çift çizgiye çift çizgi oldu. E aynı açının kollarında karşılıklı olarak eşitlik var mı? Var. O zaman bu iki üçgen nedir? Kesinlikle eşittir. O zaman aynı açının karşısındaki kenarlarda kesinlikle ama kesinlikle birbirine eşittir. 12 ise burası da 12 olmak zorunda. Yani cevap E seçeneği olur. Sonraki soruda bak kenarlar verilmiş. E bir de paralellik verilmiş. Her zaman ne diyorum? Verilen bilgiyi kullan. İlk verilen bilgi paralelliği kullanacağım. Paralelliği nasıl kullanırım? Hocam Şurası nokta açısıysa burası da nokta açısı olur. Niye? Şöyle bir Z kuralından dolayı. E iki üçgende bir ara çeşitliği var. Hemen üçgenleri inceleyelim. Şu üçgen ve şu üçgende. Hocam alfa kollarını inceliyoruz hemen. Alfanın kolları 6'ya 10. E, diğer üçgende de alfanın kolları 6'ya 10. Dolayısıyla iki üçgende oldu. Eş. E madem eş aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Alfanın karşısı 9'sa Alfanın karşı Burada da 9 olmak zorunda. Yani cevap 9. Sonraki soruda alfa nedir diye soruluyor. Üçgen kenar eşitlerinin olduğu üçgenlere bakıyorum. Bak şuradaki üçgende açının kolları çizgiye çift çizgi. E, buradaki üçgende de açının kolları çizgiye çift çizgi. Ne çıktı burada? Aynı açının kolları. Noktanın kolları çizgiye çift çizgi olduğu için kenar açı kenardan dolayı iki üçgen eş oldu. E i̇ki üçgen eşse aynı açı karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Unutma. Hemen noktanın karşısı hop. Noktanın karşısı hop. Koyduk mu böyle? Koyduk. Aa burada ne çıktı? X kenar. Alfa ise alfayı yaz. E soruyu daha bulamadık. Bulamadıysak o zaman diğer açılara da dalalım kardeşim. E o zaman diğer açılarda. Ben buraya beta dersem. Tamam burası beta. Şuraya teta dersem. Çift çizgiyi gören teta ise çift çizgiyi gören burası da teta olmak zorunda. Hocam sarı üçgende dikkat. Şuradaki üçgende iki açı buraya eşit. 2 iç açının toplamı bir dış açı. Alfa neye eşit oldu? Beta artı teta eşit oldu. E hocam burada da aynısı var. Bak beta ile teta'nın toplamı burası değil mi? Evet. Beta artı teta eşittir alfa ya. E burada da 2 iç açı bir dış açı. Yani beta artı teta yaptı burası. Yani alfa oldu burası. A şu üçgene bakar mıyız? Alfa alfa alfa. Nasıl bir üçgen oldu? Eşkenar üçgen oldu ya da 3 alfa eşittir 180 oldu. Alfayı da böylelikle ne buluruz? 60 buluruz. Ki bizden alfa isteniyor. Cevap 60. Açı kenar açı eşliği. Evet. iki üçgende aynı kenara ait açılar karşılıklı olarak birbirine eşitse biz bu iki üçgene eş üçgen diyoruz. Bak aynı kenar çift çizgi kenarlarına ait açılar noktaya çizgi soldaki üçgende sağdaki üçgende de noktaya çizgi çift çizgiye ait açılar dolayısıyla bu üçgenler nedir? Eşit. Yani şöyle düşün. Bir kalem. Buradan bir açı, buradan bir açı çıktın. Aynı kalemde aynı açılar çıktığın zaman oluşan üçgenler ne oluyor? Birbirine eş oluyor. İşte şu şekilde. Hatta bunlar şöyle çuk diye üstüne oturuyor. Hatta burada şunu da söyleyelim. A, B, C'yi yazdın. D, E, yazdın. Şimdi burada dikkat et. Nokta çizgi ise 3. açı zaten çift çizgi olmak zorunda. E burası da çift çizgi olacak. Üçüncü açı 180'e tamamlayandan dolayı. Ve zaten bizim buradaki teknikte uyuyor. Bak bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki çift çizginin karşı çift çizgi çift çizginin karşı çift çizgi oldu mu? Oldu. Yazarken de nasıl yazacağız? ABC üçgeni eşittir. DF değil. Dikkat. ABC derken çift çizgi nokta çizgi diye gittim. Çift çizgi nokta çizgi. Yani burada da EFD diye gidilir. Bu da yazılımı da bu şekilde. Ama Burada bence, ya hocam açı kenar açı eşliği biraz böyle sorularda görmek sıkıntılı olabiliyor. Ben bunu şuna çeviriyorum. İki üçgende, bak dikkat et, bütün açılar birbirine eşit olmuyor mu? İkişer açılar eşitse, üçüncü açılar eşit oluyor zaten. Evet, iki, bütün açılar birbirine eşit oluyor. E bütün açılar birbirine eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar da eşitse, bu iki üçgen direkt eş üçgen demen daha sağlıklı olacaktır. Sorularda daha rahat bir şekilde görürsün. Şimdi bunu sorularda görelim. Soruda 30 verilmiş, 70 verilmiş. 100, buraya ne kaldı? 80. E aynı şekilde 80, 30 da. Burası da kaç yaptı o zaman? Yani iki üçgende bütün açılar birbirinin tıpkısının aynısı. Ve aynı açının karşısındaki kenarlar 80'in karşısı, 80'in karşısı birbirine eşit oldu. O zaman bu üçgenler eşit. Ya da klasik yoldan hocam çift çizgiye ait açılar 30'a 70, çift çizgi kenarına ait açılar 30'a 70. Dolayısıyla bu Açık kenar açıdan eşittir diyebiliriz ama bütün açıların eşit olup aynı açının karşısındakilerin eşit olmasından daha kolay değil mi? Bence daha kolay. Yani onun olması daha kolay. E burada bütün açılar eşit ve 80'in karşısındakiler de eşitse eş üçgen oldu. Dolayısıyla burada 70'i karşısı, burada da 70'in karşısı birbirine eşit olmak zorunda eş üçgenlerde kullandığımız teknikten dolayı. E o zaman 5x 8x, 7 eşittir. 3x artı 5. Buradan 2x eşittir. 12 çıkar ve x de böylelikle 6 olarak bulunur. Sonraki soruda 90'lar ama uçuyor Bak benzerlikte de çok kullanacağız ama ilk temel mantığı burada kullanalım. Daha öncesinde de açılara da dalmayı öğrenmiştik aslında ama 90'lar 2 ya da 2'den fazla olduğunda dal alfa beta. Alfa beta yani bu ne demek? Alfa ile betanın toplamı 90 derece demek. Bak dikkat et. Şurası 90 derece. Hocam betası buradaysa e, alfa ile betanın toplamı 90'dı. E, burası alfa olur. E, sonra buradaki üçgende diğer iki açının toplamı 90 olacak. Alfa ise alfa ile betanın toplamı 90'dı. Yani burası da beta olur a 2 üçgende bütün açılar birbirinin tıpkısının aynısı. alfa beta 90 alfa beta 90 ve 90'ın karşısındakiler de birbirine eşit oldu. E bütün açılar eşit, aynı açının karşısındakiler de eşit. O zaman 2 üçgen eş üçgen oldu. Eş üçgen olduğundan dolayı burada alfa'nın karşısına bak şimdi. Hocam 3. E burada da alfa'nın karşısı 3 olmak zorunda. Öbüründe beta'nın karşısı 7. Öbüründe de soldakinde de beta'nın karşısının 7 olması lazım. Yani şunun tamamının 7 olması. Lazım x artı 3 eşittir 7 olduğundan x de böylelikle 4 olarak buluruz. Sıradaki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Birim kareli zemine böyle üçgenler çizilmiş. Şimdi kenarlara bakalım. Hocam burası 3 birim burası 4. 3 4 5 üçgeninden burası 5 olur. Şuraya baktığımız zaman birim kareleri saydığımız zaman kenar uzunluğu 5 yaptı. E 90'lar ikiyedekiden fazla. Hemen ne yapıyoruz? Alfa beta'ya dalıyoruz. Dal alfa beta'ya. Alfa beta. E beta 90'sa sıradaki alfa. Alfa 90'sa sıradaki beta. E bu üçgenle buradaki üçgen birbirine benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler birbirine eşit olduğundan dolayı 90'ın karşısı 5. 90'ın karşısı 5. İki üçgen eş üçgen oldu. E eş üçgeni yakaladıysak tek yapmamız gereken aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti. Yani burada... Beta'nın karşısı 4 ise buradaki beta'nın karşısında ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Bizden ne isteniyor? AD. Şu X. Yap burada pisagorunu olay bitsin. X kare neye eşit? 4'ün karesi artı 5'in karesine eşit. E buradan X kare 16 artı 25 yapıyor ve X kare de 41 yapıyor. Dolayısıyla cevaba kök 41 olarak ulaşırız. Yani cevap C seçeneği olur. Sonraki soru ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. 2 pas pas şekildeki gibi konulmuş. Şekildeki gibi konulduğunda şuradaki açılar birbirine eşit verilmiş. Aynı paspas. E aynı paspas olması demek ne demek? Eşitliği koyacağız demek. E burası ve burası eşit. E şimdi dikkat et. Paspaslar açılar da eşit verilmiş. Alfa 90. Şuraya böyle çift çizgi beta dersem yani. E öbüründe de burası alfa 90 sa burası da beta yani çift çizgi olmak zorunda mı? Evet. E o zaman burada iki tane üçgen karşımıza çıktı. Hocam bir buradaki üçgen alfa 90 beta yani çift çizgi açısı. Bir de diğer üçgen hocam bir de şuradaki üçgen bu da aynı şekilde alfa 90 çift çizgi yani beta açısı. Bütün açılar birbirine eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar 90'ın karşısı burada da yeşil üçgende de çift çizgi olduğu için iki üçgen eş üçgen oldu. Madem eş e, burada alfanın karşısı 6 ise sarıda da alfanın karşısı 6 olmak zorunda 6'yı yazdın. Aha da burada bir pisagor bantısı dik Hadi dik üçgen. Alt, Altı 6 ise x de ne olur? 6 köklü olur. Yani cevap C seçeneği olur. Açılar verilmiş. E o zaman açıya dalayım. Alfaya yazmış. Alfa'ya dalamıyorum. Şöyle diyeyim. Şuraya x, buraya da x açısı diyeyim. x 90, buraya y. Yani x artı y'nin 90 olduğunu biliyorum. E hocam x 90sa şuradaki üçgende burası da ne olmak zorunda? Y açısı olmak zorunda. Hmm. Bakıyoruz sonra üçgenlere. Hocam şu üçgenle buradaki üçgende bütün açılar birbirine eşit. X, Y, 90, X, Y, 90. Ve aynı açının karşısındaki bu X açısının karşısı çift çizgi, X açısının karşısı çift çizgi. O zaman bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındakiler eşitse iki üçgen eş. Madem eşliği yakaladık. Aynı açının karşısında Y'nin karşısındakiyle buradaki Y'nin karşısındaki de birbirine eşit olmak zorunda mı? Evet. O zaman şunun tamamına ben şu eşitliği gösterirsem bu yeşil üçgende de y'nin karşısı aynı eşitlik olmak zorunda. Ve şu üçgene bakar mıyız artık? Bu üçgende ikiz kenar dik üçgen oldu. İkiz kenar dik üçgenden dolayı alfada kaç derece çıkar? 45 derece çıkar. E burada bir mola verelim istersen. Devamını bir sonraki ders halledelim. Sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Molamızı yaptık, dinlendik değil mi? O zaman kaldığımız yerden devam. Eşlik teoremlerin ikincisine başlayalım. Bir sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Bir makasın iki farklı konumu şekilde verilmiş. Yani ilk konumda böyle iki alfa açıklığında. ikinci konumda da iki alfayı şöyle bir kapatmışız. Ya da makası alfa kadar açmışız. Birinde iki alfa kadar açtık. Birinde de alfa kadar açtık. E, X ile gösterilen uzunluk nedir diye soruluyor bize. Şimdi ilk şekle baktığımızda makasın şuradaki uzunlukları birbirine eşit değil mi? İkiz kenar var. Aa ikizkenar kenar üçgen tabanda mevcut. Öğrenci olan ne yapardı? Tabana ait yüksekliği çizerdi. Hemen burada bir yüksekliği çizelim. 6'ya 6. E kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı Alfa alfa. Alfa 90 buraya beta diyelim. Aa burada da alfa 90 burası da beta mı oldu? Evet bak şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta eş oldu. Alfa beta 90 alfa beta 90. Ve şu kenar da zaten birbirine eşit değil miydi? Evet. 90'ın karşısı burada çift çizgi. Burada da 90'ın karşısı çift çizgi. Hocam hem açılar eşit hem de aynı açının karşısındaki kenarlar eşit. O zaman bu iki üçgen eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 6 ise burada da alfanın karşısı 6'dır. Sonra ne yapacağız hocam? Eş uzunluklara Unutma çift çizgi dediğimiz uzunluk, uzunluk ikinci şekilde x artı 2. Öbürü de x artı 2 olmak zorunda. E o zaman burada pisagor bağıntısı x artı 2'nin karesi eşittir. x'in karesi artı 6'nın karesi. İşlem 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 x'i buluruz. Ama dikkat evet kardeşim. 6 var orada. 6 varsa ne üçgendir büyük ihtimalle? 6, 8, 10. Hislerimize güvenelim. x yerine 8 yazarsam 8 artı 2 10 yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki x gerçekten 8. Ve bizden x isteniyor. Cevap böylelikle e seçeneği olur. ABD eşkenar üçgen ve DC x nedir diye soruluyor. Açılar da var. İlk önce bir açıları yazalım. Açıları yazmadan önce tabi burada eşkenar üçgen demiş. Kenar uzunluklarının eşitliğini de göstereyim. Çift çizgi, çift çizgi. Burası da çift çizgi. 60, 60. Bunun da tamamı 60. E hocam şurada 75 derece var. 90 var. 15, 75, 90'dan burası da 15 derece çıktı. Başka bir açı var mı? Var. Nerede? Hocam şu 60'ı kullanayım. Şu ikisinin toplamı 60 ya. Aa burası ne oldu o zaman? 45 derece oldu. Tamam. Şimdi dur bakalım elimizde bir var ve x deniyor. Ya bir uzunluk x bulmak için yıllardır söylüyoruz. Bir uzunluk nereden bulunur? Ya dik üçgenden bulunur ya benzerlikten bulunur. Daha benzerliğe geldiğimizde bunu çoğunlukla söyleyeceğiz zaten. Ama soruya baktığımızda özel bir açı var burada. X'in yanında özel bir açı var hatta. X'in yanındaki özel bir açıdan dolayı büyük ihtimalle dik üçgenden yani özel üçgenden çıkacak. O zaman orada bir dik üçgen oluşturalım. Yani ne yapacağız? Hop şöyle bir 90 derece çizelim. Ve 45-45 90 üçgen çıktı burada. E şuradaki üçgende 15 var ya o zaman burası da 75 yapar. Vay. Şurada karşıma 15, 75, 90 çıktı. E hocam 1 bir var 1'i hiç kullanmadık. Şurası 1 ya. Aa, bu birlik üçgende 15, 75, 90. Hemen orada da 15, 75, 90'ı göstereyim. İki üçgen sarı ve yeşil üçgene dikkat et şimdi. 15, 75, 90, 15, 75, 90. Ve burada 90'ın karşısı çift çizgi. Burada da 90'ın karşısı çift çizgi. E bütün açılar eşit, aynı açılı karşısındakiler de eşit. Dolayısıyla bunlar eş üçgen. E burada 15'in karşısı 1. E o zaman burada da 15'in karşısı 1 olmak zorunda. E 1 1 ve burada ne çıktı? Hop, x kenardaki üçgenden dolayı kök katılır. Yani cevapta kök çıkar. Güzel bir soruydu. Sıradaki soru, ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Tepe noktaları A ve B olan ikiz kenar üçgenler. Özdeş ikiz kenar üçgenler. Özdeş eş yapılarda kenarların eşitliği bizim için önemli. E o zaman bu çift çizgi çift çizgi yazacak olursam hocam burası da çift çizgi burası da çift çizgi. Yani çift çizgi dediğimiz ne oldu? X artı 4 oldu. Kenarların eşitliğini yazmayı ihmal etme. E tamam kenarların eşitliğini yazdık. Soru çıkıyor mu buradan? Daha çıkmadı. Bir de kenarların eşitliğini yazdıktan sonra açıların eşitliği de önemliydi eş yapılarda. E o zaman hocam ben burada bu x kenarının tepe açısına alfa taban açılarına da beta beta dersem bu ne demek? Alfa artı 2 beta eşittir 180 derece demek. E tepe açısı alfa. Taban açıları da beta beta yazdım. E sonra ne yapacağız burada? Alfa artı beta. Oo, bak 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 bak. Hocam burada. Burası 180. E ben alfa artı 2 beta'nın 180 olduğunu biliyorum. 2 betası buradaysa buraya da alfa kalmaz mı? Kalır. O zaman burası alfa yapar. Bak bak bak. Alfa yaptık. Olaya bak. Şuradaki üçgende alfalı dik üçgen. Hocam buradaki üçgende de alfalı dik üçgen. E ben buraya teta dersem alfa ile teta'nın toplamı da nedir? 90. Alfa 90 ise burası da teta olmak zorunda değil mi? Evet bu üçgen ve bu üçgen alfa teta 90 alfa teta 90. 90'ın karşısındakiler de çift çizgiye çift çizgi olduğundan dolayı iki üçgen eş üçgen oldu. E teta'nın karşısı burada x'i teta'nın karşısı burada da x yazarım. Ve olay biter. Niye? Şuradaki bütün kenarlar çıktı. Hadi bakalım yap Pisagor'unu şimdi. Hocam x artı 4'ün karesi eşittir. x'in karesi artı 8'in karesi mi yapıyorsun? Yapma. Saçını başını yolarım. Önce bir hisset. Hocam 8 varsa ne üçgendir? Ya 6, 8, 10 ya 8, 15, 17. E ben x yerine burada 6'yı koysam 6, 8, 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani x böylelikle ne çıkar? 6 çıkar. E x ile gösterilen uzunluk soruluyor zaten bana. Yani cevap da B seçeneği olur. Güzel bir soruydu. Bir sonraki soru da ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Şekilde O noktasına bağlı. Yani tavana bağlanmış. O zaman ben burada şöyle bir tavanı çizeyim şöyle bir. Tavana bağlı. Tavanda bir yere sabitlenmiş bir salıncak var. Ve bu salıncakta sallanan kişi hop böyle ne olmuş? 90 derece dönmüş. 90 derece döndüyse burası 90 derece. Birinci konumdan ikinci konuma gelmiş. E sonra ne diyor bize? Yerden yüksekliği A noktasının yerden yüksekliği 1 metre azalmış. Bak ben buraya A dersem bu 1 metre fazla olacak. A artı 1 olmak zorunda. Mı? E sonra zemin üzerindeki dik yüz yüzleşim arasındaki mesafe nedir diye soruluyor. Bir de bu salıncağın uzunluğu da ipin uzunluğu da 5 olarak verilmiş. A ile a artı 1 kullanacağım. Şimdi burada dikkat. Hocam bunun tavanı olan uzaklığı hop şöyle. Bunun da tavanı olan uzaklığı hop şöyle mi? Evet. E hocam şuraya bakacak olursak bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit olacak. E ben buraya bir x dersem burası x artı a artı 1 oldu. E hocam burası da x artı a artı 1 olacağından e a'sı buradaysa buraya x artı 1 kaldı. E 90'lar havada düşüyor. Ne yapacağız burada? Dal alfa beta'ya. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. E bizim şu üçgenle bu üçgen eş oldu. Açılar eşit ve 90'ın karşısındakiler birbirine eşit olduğundan dolayı. O zaman burada alfanın karşısı x e. burada da alfanın karşısı x olmak zorunda. Aa hocam dik üçgende bütün kenarlar çıktı. Yani ne diyeceğiz burada? Hemen 5'in karesi eşittir. X'in karesi artı X artı 1'in karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlemde X'i bulacağız. Dur hisset. 5 varsa ne üçgendir? 3, 4, 5. Koydun X yerine 3'ü. O zaman bu X artı 1, 4 oluyor mu? Oluyor. Yani X 3 çıkar. Benden ne isteniyor? İşte salıncağın ilk konumdaki son ilk konumundan son konumuna zemin üzerindeki dik düşüm uzunlukları. Yani şuradaki mesafe isteniyormuş. E hocam zaten biz x'i 3 bulmuştuk. 3, 5, 3, 4, 5 üçgeni. Şurası 7 ise dikdörtgenden dolayı soru işaretiyle gösterdiğim yerde 7 olmak zorunda. Yani cevap A seçeneği olur. Geldik eşlik teoremlerinden sonuncusuna. Kenar 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 eşliği. İki üçgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen eşittir. Çizgi 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 S, çizgi çift çizgi, 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 çizgi S var. E bütün kenarlar birbirinin tıpkısının aynısı. O üçgen çuk diye onun üzerine oturur. Eşlik dediğimiz bu. E hocam burada bütün kenarlar eşit. E, ne yapacağız? Kenar sorabilirler mi? Sorsalar bile nasıl hareket edeceğiz? Şimdi iyi dinle. Şuraya bir A, B, C dersem. Şuraya da bir D, E, F dersem. Evet kenarları vermişler. Büyük ihtimal açıyla ilgili bir şey soracaklar. Yani açı yorumlaması yapmamız lazım. Eşitte biz ne diyorduk? En önemli şey neydi? Açılar çok önemliydi. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti. E tam tersi. Eşit kenarları gören açılar birbirine eşit diyebiliriz. O zaman burada S'yi gören nokta açısıysa S'yi gören nokta açısı diyebilirim. Çift çizgiyi gören çizgi açısıysa çift çizgiyi gören çizgi açısı diyebilirim. Sonra çizgiyi gören çift çizgi ise çizgiyi gören çift çizgi diyebilirim. Yani ABC üçgeni eştir. DF e, değil. ABC'yi söylerken nokta çizgi çift çizgi diye gittim. Öbüründe de nokta çizgi çift çizgi diye gitmeliyim. Yani EFD olmak zorunda. Evet EFD. Bu açıları yazmak aşırı derecede önemli. Bunu ihmal etme. Özellikle kenar kenar kenarda mutlaka açıları düşün. Zaten bütün eşitlerde hep açıları düşünmüştük. Hadi gel şimdi sorulara bakalım. Hep sayılar var. 4, 5, 6, 4, 5, 6 bir de 7 var burada. E hocam elimizde ne var? Bak şuradaki üçgende bütün kenarlar var. Kenar 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 eşliğini görmek gerçekten kolaydır. Bütün kenarlar kendini belli ediyor. E burada direkt eş üçgen. Bütün kenarlar birbirinin aynısı. Evet. aynı kenarı gören açılar birbirine eşit. Bitti. Yani burada ne diyeceğiz o zaman? Hocam 4'ü gören nokta açısıysa dördü gören nokta açısı. 6'yı gören çizgi ise 6'yı gören çizgi. Öbürü de çift çizgi burası da çift çizgi. E, takıldık kaldık. Ne yapacağız? Büyük üçgen verilmiş. Büyük üçgenin kenarı soruluyor bize. Büyük üçgene yoğunlaşacağız. Hocam büyük üçgene baktığımız zaman. A nokta açısı nokta açısı var burada. Noktaya nokta. Nasıl bir üçgen o zaman bu? İkiz kenar. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. E 6'yı 7 daha kaç yaptı? 13. O zaman burası da 13 olacak. O zaman x de kaç olur? Cevap 8. Gelsin sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Bir şirketin dik üçgen biçimindeki logosunun olduğu damga Ya da bir defa basıldığında şekil 1'deki gibi ikinci defa basıldığında da şekil 2'deki gibi durumla karşılaşıyoruz. E aynı damgayla basıyorum. E bunlar nedir? Birbirinin eşidir. Bütün kenarlar aynı oluyor çünkü. Bak burası çizgi çizgi ve P ise burası dikkat et 3 4 5'te çizgi çift çizgi yazarken 3 4 5 yazısının altındaki çift çizgi bak şöyle. 3 4 5'in altındaki çift çizgi 3 4 5'in altındaki şöyle çift çizgi olacak. O zaman burası çizgi, burası çizgi. Şurası S, burası. Aa ne çıktı burada? İkizkenar. İkizkenar üçgeni kullanacağız. Ama yo açım açı yok. E dal açılar o zaman o zaman ben açılara dalacak olursam burada. Şuraya bir x açısı. Alfa yazacaktım ama alfa yazılmış orada. X açısı. Çizgiyi gören x'e çizgiyi gören x'tir. Buraya çift çizgiyi gören y ise çift çizgiyi gören y'dir. E x artı y 90 değil mi? Evet. Ve şurada x artı y var. 90 ise e o zaman burası da 90 oldu. Aa, bu bir ikiz kenar üçgen. Hocam şurası ikiz kenar üçgen. İkiz kenar dik üçgen hatta e, 90-45-45 üçgenidir. Dolayısıyla alfayı 45 buluruz. Yani cevap böylelikle E seçeneği oldu. Böylelikle bu bölümü bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki bölümde bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal. Bu bölümde benzerliğe tam anlamıyla giriş yapıyoruz. Benzerliğin tanımından bahsedeceğiz şimdi. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Ayrıtları karşılıklı olarak birbiriyle orantılı olan nesnelere biz benzer nesneler adını veriyoruz. Yani belli bir oranda büyüttüğümüz ya da belli bir oranda küçülttüğümüz nesneler benzer nesnelerdir. Mesela bunu gördün. Çalışın yazısı. Hop büyüteşle büyüttüm. Ya da normal ağa büyütülmüş hali ne yapıyor? Onun benzeri oluyor. Tamam. Şimdi bilgisayar bir görsel açtım. Ve bu görseli Şöyle seçtim. Seçtikten sonra da kopyaladım, yapıştırdım. Aynısı oldu. Biz bunlara eş diyorduk zaten aynısı olduğu zaman. Ama ben onu seçip şöyle bir büyütürsem ne olacak? Büyüttüğüm zaman da birbirinin benzeri olacak. Ya da küçülttüğüm zaman da birbirinin benzeri olacak. Benzeri hepsi belli bir oranda büyüyor. Masanın üst yüzeyi de, masanın ayakları hep belli bir oranda büyüyor. İşte bunlar benzer nesne. Aynı şeyi küçülttüğümüz zaman da söyleriz. İlk masa ikinci masa ne oldu? Yine birbirinin benzeri oldu. Mesela karşımda şimdi Merve var. Merve. Selam Merve. Şu Merve o da bana selam veriyor. Merve'yi şöyle bir fotoğrafını çektiğimiz zaman ne olacak? Belli bir oranda ekran içine sığdırmış oldum. Belli bir oranda ne yaptım? Küçültmüş oldum. Yani Merve'nin benzeri her ayrıtının uzunluğu. Yani saçı, kolu hepsi belli bir oranda küçülmüş oldu. Benzeri işte fotoğrafta karşımıza çıktı. Ya da Dikey hale aldığım zaman Merve'nin fotoğrafı biraz daha büyüdü. Hepsi aynı oranda büyümüş oldu. İşte yine birbirinin benzeri mi? Benzeri. Şimdi üçgen benzerliklerine gelelim. Üçgen benzerliği de aynı mantık aslında. İki üçgende bütün açılar eşit olacak. Şartımız bu. Bütün açılar eşit ve kenarlarda da belli bir oran varsa biz bu üçgenlere benzer üçgenler adını veriyoruz. Ve benzerlik şu sembol ile yan yatık bir S harfi ile gösterilir. Benzerlik sembolü de bu. Peki önemli olan ne dedik? Açıların eşitliği dedik. İki üçgen varsa bütün açılar birbirine eşitse tepe açıları kırmızı açı, soldaki açılar mavi açı, sağdaki açılar da siyah açı. işte biz bu üçgenlere benzer üçgenler diyebiliriz. Ya hocam benzer üçgen aynısı küçülttürmüş böyle konuldu. Evet benzer ama ben bunu böyle soldaki üçgeni küçülttüm. Bir de ters çevirdiğim zaman sağa çevirdiğim zaman sola çevirdiğim zaman da yine benzeri oluyor. İlla Aynı şekilde karşımıza çıkmak zorunda değil. Evrilmiş çevrilmiş hali de yine benzer oluyor. Aklına olsun. Şimdi A açısı ve D açısı kırmızı olsun. B açısı ve E açısı mavi olsun. Diğer açı da siyah olsun. Bu iki üçgen nedir? Bütün açılar eşitse kesinlikle kesin benzerdir. Yani ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzerdir. Eşlikte de söylemiştik. Açı yazmak çok önemliydi. İşte burada açıyı yazarken de kırmızı mavi siyah diye gittiysem öbüründe de kırmızı mavi ve siyah şeklinde yazmak aşırı derecede önemli. Buna da dikkat et. Tamam. Ve hatta biz şunu da söylüyorduk. E, ee, eşitleri diyorduk. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit oluyor demiştik değil mi? Burada da aynı açının karşısındaki kenarların oranları birbirine eşit diyeceğiz. Çünkü belli bir oranda küçülüyor ya da belli bir oranda büyüyor. Burada oran mantığı işin içine giriyor. Şimdi bunu daha net bir şekilde sana açıklayayım. Mesela iki üçgen var yine elimizde. ABC üçgeni ve DEF üçgeni. Bu iki üçgende ABC üçgeni benzerdir. DEF üçgeni yazıldıysa eğer bak bu yazılımdan sonra da biz açıları yerleştirebiliriz ki açıyı yerleştirmek zaten çok önemli. Eşlikte de çok önemliydi. Burada A açısı nokta açısıysa D açısı da nokta açısı olmak zorunda. Hemen açıyı yazdın. Sonra B açısıyla E açısı birbirine eşit yazdın. Sonra öbür açılarda çift çizgiye çift çizgi. İşte bütün açıları yazdık. Bütün açıları yazdıktan sonra önemli olan bir de neydi? Oran, kenar oranlaması çok önemliydi ama aynı açının karşısındaki kenarları oranlayacaksın. Burada mesela kenarlar ABC ise burada da D, e, ise aynı açının karşısındaki kenarları oranlıyoruz. Hop şöyle. Hocam noktanın karşısı A bölü öbüründe noktanın karşısı D. Yalnız bu üçgenden başladıysan hep başladığın üçgen üstte olacak. Sonra geldin ilk üçgene çizginin karşısı B ise öbüründe çizginin karşısı E. Sonra çift çizginin karşısı C bölü çift çizginin karşısı F deyip olayı bitireceksin. Olay bu. Eşliği de anladık ya zaten. Eşliğe de benziyor. Açıları yaz ve aynı açının karşıdaki kenarları oranla olay bitiyor. Hadi gel şimdi sorulara bakalım. ABC üçgeni ile DF üçgeni benzer verilmiş. Hemen açıları yazıyoruz. A açısıyla D açısı eşit. A açısı 100 derece. D açısı da 100 derece olacak. Sonra B açısıyla E açısının eşitliğini göstereceğim. B açısı alfa. Burada da E açısının alfa olması lazım. E sonra üçüncü açılarda burası çift çizgi, burası da çift çizgi. Yani 30 derece olacak. E üçgen açıları toplamı 180. 100 artı 30 artı alfa eşittir 180'den alfayı da böylelikle 50 derece olarak. Sonraki soru da ABC benzerdir DF demiş. Hemen üçgenleri belirleyelim. Büyük üçgen var elimizde. Bir de şu üçgen var. Evet bu üçgenlerde açıların eşitliği bizim için önemli. A açısıyla D açısı eşit. A açısı 90 derece. D açısı da 90 dereceyi yapıştırdım. Sonra B açısıyla E açısı. Büyük üçgendeki B açısı. Küçük üçgendeki E açısı eşitliğini yazdık. E yani burası alfaymış. E olay bitti. Niye? Büyük üçgene bak. Hop. İç açılar toplam 180 ya da dik üçgen olduğundan dolayı bu ikisinin toplamı alfa artı 35'in 90 olması lazım. Alfayı da böylelikle 55 derece olarak ABC benzerdir EDF demiş. Normalde bu verildiğinde kenarlarda verilmişse şu şekilde yapılıyor aslında. Hocam AB bölü ED, BC bölü DF, AC bölü EF şeklinde böyle oranlama yapılıyor ama bizim tekniğimiz ne? Açıları yaz kardeşim. Önce açıları yaz. Kesim ve net çözüm. Nokta açısı nokta açısı. Hemen yazdın. Sonra B açısıyla D açısı. Şu çizgi bir çizgiyi yazdın. Üçüncü açılarda çift çizgi çift çizgiyi yazdın. E, aynı açının karşısındakiler oranla. Hocam burada bak şu üçgenden başlıyoruz. Noktanın karşısından başladım. Noktanın karşısındakileri oranlıyorum. Yani 9 bölü x eşittir. Sonra burada çizginin karşısı boş. Boş ver. Çift çizginin karşısına gel. Çift çizginin karşısındakileri de oranlıyoruz. 6 bölü 4. Ama ilk neyi yazdım? 6'yı yazdım. Çünkü bu üçgenden başlamıştım. Başladığın yerde önemliydi. E sonra buradan 6x eşittir. 36 geldi. X de buradan kaç çıktı? 6 Sonraki soruda ABC benzerdir. ADE demiş. Açıları yaz kalk. Noktaya nokta. Yalnız ABC'deki A açısıyla öbüründeki A açısı. Yani şu üçgendeki ADE'deki A açısı eşitliğini yazdık. Sonra B açılarının eşitliğini yazıyorum. B açısı çizgi ise öbüründe de D açısı çizgi olacak. Ve üçüncü açılarda çift çizgiye çift. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Ve zaten oranla oran isteniyor bizden. Şimdi şunu da yapabiliriz. Noktanın karşısı burada ne? Hocam 3. Noktanın karşısı burada ne? 5. Ha demek ki 3 bölü 5 oran var. E o zaman diğerlerinde de AE isteniyor. AE'ye gidelim burada. Çizginin karşısına gidelim. Çizginin karşısı 3K ise öbüründe de çizginin karşısı 5K diyebiliriz. Çünkü oran ne? 3 bölü 5. Çizginin karşısı 3K ise hop diğerinde de çizginin karşısı 5K olmak zorunda. Buraya 2K kaldı. Benden ne isteniyor? AE bölü EC isteniyor. AE'yi 3K buldum. EC'yi 2K buldum. Yani oran böylelikle 3 bölü 2. Geldik sonraki soruya. Benzer üçgenler verilmiş. Elimizde bir büyük üçgen var. Bir de küçük üçgen var. Bu üçgenleri zaten vermiş. O zaman ABC'deki A açısıyla EDC'deki E açısını eşitleyelim. Hemen A açısıyla E açısını eşitledim. B açısıyla D açısını eşitleyeceğim. B ile D'yi eşitledim. Üçüncü açı. C açısı zaten her ikisinde de çift çizgi. E sonra aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Hocam sarı üçgenden başlayalım. Genelde bir alışkanlık bende. Ya soldan sağa üçgenlerde benzerlik kuruyorum. Yani her başladığım üçgene yıldız koymuyorum. Ya da küçükten büyüğe doğru yapıyorum. Küçüğü seçtik. Sarı üçgeni seçtik. Sarı üçgende ne var? Hocam burada noktanın karşısı var. 5 bölü noktanın karşısı öbüründe 6 değil. Dikkat 10 eşittir. Sonra çizginin karşısı 4 bölü çizginin karşısı X artı 5 diyeceğiz ve X'e ulaşacağız. Ama dur. Kolay benzerliklerde şunu yapabilirsin. Hani 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4 gibi kolay benzerliklerde kafadan yapabilirsin. Bak şuraya. Hocam noktanın karşısı 5 iken noktanın karşısı 10 olmuş. Aa 1'e 2 oran var. O zaman çizginin karşısı 4 ise çizginin karşısı diğerinde 1'e 2 orandan dolayı direkt 8 diyebilirsin. O zaman X'e de kaç kaldı? 3 kaldı diyebilirsin. Gerçi burada işler dişler de yapsan X'e 3 olarak ulaşırsın. Ama kolay benzerliklerde Kat şeklinde yazmanı tavsiye ederim. Tamam. Evet cevap böylelikle 3 çıkar. Sonraki soruda ABC benzerdir DF demiş. Hemen benzer üçgenleri şöyle bir karalayayım. Bir tanesi bu üçgen, DF üçgeni bir tanesi de büyük üçgen. Belli zaten karalamama gerek yok. E burada ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz. Açılar E hocam A açısıyla D açısı eşit. Yani 90 90 eşit, doğru. B açısıyla E açısı eşit olacak. B açısı alfaysa Öbüründeki E açısı alfa olacak. E sonra 3. açılarda çift çizgiye çift çizgiye şöyle yazdık. Sonra ne yapacağız? İşlem yapacağız. Aa hocam 80'e yoğunlaşmam lazım. Verilen bilgiye yoğunlaşmam lazım. Hocam 80 ters açıdan dolayı bir işime yarıyor mu? Buradaki üçgende yaramıyor. Ama 80'e bak. Hocam 80 şu üçgenin dış açısı. Aa şu açılar zaten birbirine eşit. Yani ben şunlara beta beta diyeyim. E o zaman buradaki üçgende ne oldu? İki iç açı, bir dış açı. Yani iki açı görünce dayanamam. Bir dış açıya eşit. 2 beta eşittir 80 ise betayı böylelikle 40 buluruz. E hocam beta 40 büyük üçgende bu 40 derece büyük dik üçgen ya e 40 derece 90 ise bu da 90'a tamamlayan açısıdır. 40'ın 90'a tamamlayan açısı kaç çıkar? 50 çıkar. Yani alfayı böylelikle 50 derece buluruz. Geldik ÖSYM'nin seveceği türden bir soruya. Dikdörtgen biçimli ekrana sahip dikey konumdaki tablete açılan bir fotoğraf. Tablet yatay konuma alındığında boyutları orantılı olarak küçülüyor. Yani küçük kenar hangi oranda küçüldüyse büyük kenar da aynı oranda küçülecek. Sadece üçgen benzerliği düşünme. Bütün şekillerde benzerlik vardır. Dikdörtgende de benzerlik. E hocam dikdörtgende benzerliği nasıl yapacağız? Hani üçgende aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. E dikdörtgende de kısa kenar var uzun kenar var. O zaman kısa kenarlar oranı uzun kenarlar oranına eşittir diyebiliriz. Evet o zaman burada şöyle şu uzunlukları yazalım. Hocam burası 12 burası da x artı 10 değil mi? Aynen öyle. 3 4 5 yazısının olduğu yer buradaki dikdörtgende orantılı olarak 12'ye x artı 10 olmuş. O zaman kısa kenarlar oranı. Hocam burada kısa kenar x bölü öbüründeki kısa kenar 12 eşittir. Ee, uzun kenar 12 bölü uzun kenar diğerinde kaç? X artı 10 deriz. E o zaman buradan X çarpı X artı 10'u 144 olarak buluruz. Şimdi ya hocam bunu böyle dağıtayım. X kare artı 10 X eşittir 144. Öbür tarafa 144 olarak atayım. Sonra çarpanlara ayırayım diye düşünebilirsin. Çarpanları ayırırken de hani çarpımlarını düşünüyorsun. E burada da biraz çarpanlara ayırmada da hissiyatlı yapabiliriz. Hissiyatlı nasıl yapacağız mesela burada? Ya hocam x ile bir sayının çarpımı 144. 144'ün çarpanlarını düşünebilirsin. Ne ile neyin çarpımı 144? Hocam 8 yani sonu 4'lü olacak ya. Ee, sonu 4'lü. x ve x artı 10. Hani 6'ya 16 olmaz. 7'ye 17 olmaz. 8'e 18 a. x yerine ben 8 yazarsam burası 18 olursa 8 ile 18'in çarpımı 144 yapıyor. İşte çarpanlara ayıracağıma. Öbüründe de zaten aynı şeyi yapıyoruz. Çarpanlarını düşünüyoruz ya. 8'e 18 çarpanlarından, çarpanlara ayırmadan cevap 8 gelecekti. Burada da çarpanlara ayırmanın hissiyatını kullanaraktan yaptım. Yani 8 çarpı 18, 144 yapıyor. Dolayısıyla cevap 8 oldu. Yani cevap B seçeneği olur. Evet böylelikle bu bölümü bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Benzerlik teoremleri var. Hala hazırda benzerlik karşımıza gelmediği zaman bizim bulmamız istenildiği zaman o teoremlerden faydalanacağız. Ve benzerlik teoremlerinde en önemlisi açı 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 benzerliğine başlayacağız bu dersimizde. Hadi bakalım başlayalım. Benzerlik teoremlerinden birincisiyle başlıyoruz. Açı 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 benzerliği ya da açı açı benzerliği. Şimdi her zaman böyle işte iki üçgen benzerdir buyurun işlem yapın tarzında sorular karşımıza gelmeyecek. Yani benzerliği bizim bulmamız gereken durumlar olacak. İşte bunu da teoremlerle bulacağız. İlk benzerliğimiz dediğimiz gibi açı açı benzer. Ya da açı açı açı. İki üçgende karşılıklı açılar birbirine eşitse bu iki üçgene benzer üçgenler diyeceğiz. Yani karşılıklı açılar dediğimde karşılıklı ikişer açıların eşit olması bile yeterli. Çünkü kırmızı mavi ise ilk üçgendeki açı, ikinci üçgende de kırmızı mavi varsa, e, C açısı hop C açıysa 180'e tamamlayan açısı öbür üçgende de zaten siyah açı olur. Yani ikişer açıların eşit olması yeterli. Yani iki açıları eşit oldu o zaman bu iki üçgen benzer. Benzerliği yazarken nasıl yazacağız? Şu şekilde yazacağız. ABC üçgeni benzerdir. Bak nasıl gittim burada yazarken? ABC yani kırmızı, mavi, siyah. Öbüründe de kırmızı, mavi, siyah diye gideceğim. D, DEF. Peki bu benzerliği yakaladıktan sonra ne yapacağız? Bildiğimiz şey, en iyi bildiğimiz şey, aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Yani burası atıyorum. ABC Burası da D e, F ise iki üçgen benzer ya aynı açının karşıdakiler oranda kırmızının kızının karşısı A bölü, öbüründe kırmızının karşısı D eşittir. Mavi'nin karşısı B bölü, mavi'nin karşısı E o da eşittir. Siyahın karşısı C bölü, siyahın karşısı F diyeceksin ve yoluna devam edeceksin. Tamam? Şimdi elimizde bir kumaş parçası olsun böyle. Kumaş parçasından maket bıçağıyla kenarlara paralel olacak şekilde şöyle bir kesim yapalım halihazırda hazırda üçgen benzerlikleri karşımıza gelmeyecek demiştik işte. Şu kenarlara paralel bir şekilde kestiğimiz zaman da oluşan üçgenler birbirine benzerdir. Açı açı açıdan dolayı. Hocam niye? Hemen göstereyim. Kesilmeden önce bak kenarlara da paralel kesim yapalım dedim ya. Kesilmeden önce böyleydi. E hocam burası nokta açısıysa yöndeşitten dolayı nokta açısı yapar. Çünkü kenarlar paralel. Çizgi ise yine yöndeşitten dolayı burası çizgi yapar. Burası çift çizgi ise bak burası da çift çizgi oldu. İlk şekildeki Bak nokta, çift çizgi ve çizgi. İlk şekildeki bütün açılarla ikinci şekildeki kesilmiş halindeki bütün açılar birbirine eşit oldu. Yani iki üçgen ne oldu? Birbirine benzer oldu. Ve sonrasında yapman gereken tek şey aynı açının karşısındakileri oranlamak. Aynı açının karşısındakileri oranla ve yoluna devam. Şimdi birkaç antrenman yapalım ve antrenman içinde sana bir kalıp göstereceğim. Hatta iki kalıp göstereceğim. Yani açı 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 benzerliğini bulmak için açılara dalmak aşırı derecede önemli. Yani açılara dalmanın önemli olduğunuz tamam söylüyoruz. Aslında kalıp ezber gibi gelebilir ama ezbere de ben sevmem ama çok karşılaştığımız için ben bunu iki kalıp üzerinde açı 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 benzerliğini iki kalıp üzerinde oturtuyorum. Kalıp 1 diyeyim buna. Kalıp 1 dediğim şey ne biliyor musun? Şu iki üçgende eşit iki açı olduğunda kalıp 1 ortak açı kalıbı ortak açı kalıbı diyorum buna. İki üçgende eşlik açı olduğunda elimizde iki üçgen var mı? Var. Bir büyük üçgen var bir de küçük üçgen. Eşlik açıları nokta açıları var mı? Var. Ortak açı ara. Ortak açı var mı hocam burada? Bakıyoruz. Var. B açısı hem küçük üçgende hem de büyük üçgende. Bak. B açısı eşit. E nokta mavi açı. Üçüncü açıya ben çift kırmızı açı dersem. E büyük üçgende de üçüncü açı kırmızı açı olmaz zorunda değil mi? E otomatikman üçüncü açılarda birbirine eşit oldu. Dolayısıyla iç içi olan bu üçgenler ne oldu? Benzer oldu. Yani ayrı ayrı da göstereyim. Şu büyük üçgenle küçük üçgen benzer. Tek yapman gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Geldik bir sonraki kalıba. Bu da önemli bir kalıp. 90 dereceler havada uçuşuyorsa alfa beta. Buna da ne diyoruz? Kalıp 2 diyelim. 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa dal alfa betaya. Yani burada ilk önce şu C açısına ben bir alfa dersem. Bak küçük üçgende. Alfa 90 öbür açı ne olmak zorunda? D açısı beta olmak zorunda. E o zaman büyük üçgende de alfa 90 sa o zaman öbür üçgendeki büyük üçgendeki B açısı ne olur? Beta olur. E iki üçgen alfa beta 90 alfa beta 90 bütün açılar eşit oldu. O zaman iki üçgen benzer. Hatta ayrı ayrı göstereyim. Şu şekilde küçük üçgen büyük üçgen benzer. Aynı karşı gelir oranla yine olay bitsin. Şuna gelelim şimdi. A eş dik açı var. Hmm, kalıp bir aklına geldi. Eş dik açı olduğunda hemen ne yapıyorsun? Ortak açıya bakıyorsun. Var mı ortak açı? Var. Çizgili ABC üçgeni, büyük diki üçgenle, büyük yata üçgeni düşündüğün zaman ortak açı neresi? C açısı. Hemen ortak açıyı şöyle noktayla gösterdim. E çizgi nokta üçüncü açılar B açısı. Öbür yatayda da üçüncü açı D açısı mı oldu? Evet. O zaman çizgi nokta üçüncü açılar çift çizgi diye yazacak olursam, o dikeydeki büyük üçgenle bu yataydaki büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. E, işte aynı açıda karşıda Oranla olay bitsin. Soru da nokta açıları verilmiş. Sayılar da verilmiş. E açı verilmiş. Ne yapacaksın? Açıya dalacaksın. Dal açıya. Ya hocam nokta açıları var. Tamam. Ortak açı var mı? Ortak açı yok aslında ama eşit açılar var. Hop şuradaki açıyla buradaki açı birbirinin tıpkısının aynısı. Ters açılardan dolayı e nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi oldu. İki üçgende bütün açılar birbirinin aynısı oldu. O zaman şu üçgenden başlıyoruz. Benzerlik. Aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Hocam burada noktanın karşısı 4 bölü noktanın karşısı 8 var. Normalde şunu yazabilirsin. 4 bölü 8 eşittir. Sonra çift çizginin karşısı 3 bölü çift çizginin karşısı x. 3 bölü x deyip içler dışlar olay biter. Ya da kolayı nedir? Hocam noktanın karşısı 4 iken noktanın karşısı 8 olmuş. A 1'e 2 oran var. O zaman çift çizginin karşısı 3 ise çift çizginin karşısı direkt 6. Yani kolay benzerlerde bu şekilde işlem yapıyorduk. Burada da işler dışlar yapsan sonucu 6 diye ulaşacaktın zaten. B çıkkında 90'lar ama da uçuşuyor. Ya da 2 ya da 2'den fazlaysa. Dal alfa beta'ya. Alfa beta. E, alfa 90'sa burası da ne olmak zorunda? Beta. O zaman bu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Hocam aynı açının karşısı ileri oranlayalım. Alfanın karşısı boş. Boş ver. Beta'dan başlıyoruz o zaman. Beta'nın karşısı 8 bölü. Çıktan başladım. Beta'nın karşısı 14 eşittir. Sonra 90'ın karşısı var. Küçük üçgende 90'ın karşısı 12 bölü. Sonra 90'ın karşısı da büyük üçgende nedir? X artı 8. Sadeleştirmeleri yapıp öyle işler işler yapalım. 2'ye bölsen 4, 2'ye bölsen 7, 4 ile 12 sadeleşti. Işte 3, 3 kere de 21. X artı 8 eşittir 21 ise X de böylelikle 21 8'den kaç geliyor? 13 geliyor. Yani cevap 13. Soruya baktığımızda nokta açıları verilmiş bir de oran verilmiş. İlk önce bir oranı yazalım. Hocam K 2K. Yani DE uzunluğu K, AB uzunluğu 2K yaz. E açılar eşit. Nokta açıları. Ortak açı kalıbı hemen şu küçük üçgenle büyük üçgende Ortak açı C açısı diye mi? Evet. E nokta karaladığım 3. açı çift çizgiyse nokta karaladığım büyük üçgende de 3. açı çift çizgidir. O zaman iki üçgen benzer oldu. E benzerliğe bakacağım. K, 2K boşu boşuna vermemiştir. Hocam karaladığım açının karşısı K iken karaladığım açının karşısı 2K olmuş. A kolay bir benzerlik. 1'e 2 oran var. E o zaman 1'e 2 orandan dolayı direkt şunu yapabilirim. Noktanın karşısı burada 4. Noktanın karşısı burada da 8 yapmak zorunda 1'e 2 orandan dolayı. Yani buraya ne kaldı o zaman? 6 kaldı. E çift çizginin karşısı 6 ise çift çizginin karşısında 12 yapmak zorunda. Yalnız bak dikkat. X 12 değil. Çift çizginin karşısı tamamı 12 olmak zorunda. E buradan dolayı da ne geldi o zaman? X artı 4 eşittir. 12 ise X de böylelikle 8. Bir sonraki soruda çizgi açıları verilmiş. E hocam eşitlik açı var mı? Ortak açı yok. Ne yapacağız? Ya sana verilen bilgiye bakacağız. Paralellik mi verilmiş burada? Evet. E paralelliği kullanacağız. Paralelliği nasıl kullanırız? Burası nokta açısıysa Z'den dolayı burası da nokta açısı olur. A çizgi nokta 3. açı çift çizgi ise öbür üçgende sağdaki üçgende çizgi nokta burası da çift çizgi olur. Yani bu üçgenle bu üçgen bütün açılar eşit oldu benzer oldu. Aynı açının karşısındakilere bakıyorum. Küçük üçgende çizginin karşısı. Büyük üçgende çizginin karşısı. Hemen x bölü 4 artı kök 7 eşittir. Sonra noktanın karşısına bakıyorum boş. Boş ver. Çift çizginin karşısı var burada. Çift çizginin karşısı 4 eksi kök 7 bölü. Öbüründe çift çizginin karşısı x diyeceğiz. İşler dışlar. Yani x kare eşittir. 4 eksi kök 7 çarpı 4 artı kök 7 yaptı. E a eksi b artı b. A kare eksi b kare değil mi? 4'ün karesi eksi kök 7'nin karesi yapar. Yani x kare 16 eksi 7 yapar. Yani 9 yapar. X de böylelikle 3 olarak. Hocam dik üçgenler var. Pisagor bağıntısı çıkmıyor. Pisagor yoksa bak üçgende bir uzunluk soruluyorsa ya da herhangi bir konuda bir uzunluk soruluyorsa iki konu aklına gelmeli. Ya dik üçgen ya benzerlik. Dik üçgenden çıkmıyorsa benzerlik. Benzerlik için ne yapacaksın? Açıya dalacaksın. Ki 90'lar havada uçuyor. E dal alfa beta ya. Alfa beta. E, tamamı 90 alfa. Alfa 90'sa burası da beta oldu. A bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hadi benzerliğe bakalım. E burada alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4 olmuş. Kolay bir benzerlik var. 1'e 2 benzerliği var. O zaman burada a, beta'nın karşısına a dersen beta'nın karşısı burası 2a. E sonra ne yapacağız? Hocam çift çizgi dediğimiz 2a. E o zaman burası da 2a. E, 90'ın karşısı hatta şöyle de diyebiliriz. Hocam burası 2a artı 2 burası da a artı 1 olacak diyebiliriz. Ya da boş ver buradaki bütün kenarları bulduk. Bu dik üçgene bakalım şimdi. Kenarlar 2a 4 ve 2a artı 2 ya burası. Hocam Pisagor 2a artı 2'nin karesi eşittir. 2A'nın karesi artı 4'ün karesi deyip işlem, işlem işlem Dur. Hocam burada 4 var. 4 varsa büyük ihtimalle üçgendir? 3, 4, 5 üçgendir. E o zaman burası 4 ise acaba burası 3 mü? Yani 2A 3. 2A yerine 3 yazınca burası 5 çıktı mı? Çıktı. Tamam. 2A'yı 3 bulduk. E A o zaman buradan 3 bölü 2 geldi. E o zaman burası 3 bölü 2 ise. Hocam burada Pisagor'dan da yapabiliriz de. Gerek yok. 2A yerine 3 yazdın ya. Toplamda burası 5 oldu ya. Hocam iki üçgendeki benzerlik oranı 1'e 2 idi. Yani burası 5 ise o zaman x de ne olmak zorunda? E, 1'e 2 orandan dolayı 5 bölü 2 gelmek zorunda. Bu arada burada a'yı da ne bulduk? 2a 3 ya. A da 3 bölü 2 yapar. Onu da yazalım. x de ne çıktı bu arada? 1'e 2 orandan dolayı 5 bölü 2 çıktı mı? Çıktı. Güzel bir soruydu. Cevap 5 bölü 2. Sonraki soruda a açılar eşit verilmiş. Açı eşitliği verildiğinde birinci kalıp ortak açı kalıbı Hocam üçgenlere bakalım. Elimizde kaç tane üçgen var? Bir burası, bir burası, bir de büyüğü var değil mi? Büyük üçgen. Şimdi biz bu üçgenle bu üçgendeki eşit açılara baktığımızda ortak açı var mı? Yok. Ama şu üçgenle büyük üçgene baktığımızda ortak açı var mı? Var. Buna dikkat. Ortak açı B açısı. E nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise büyük üçgende de o zaman nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi. Ama bak burası değil. Dikkat çift çizgi dediğim büyük üçgende dedim. Büyük üçgendeki o büyük açı olması lazım. Yani buranın çift çizgi olması lazım. E açı eşitlerini yazdık. Aynı açının karşısındakileri oranla. E o zaman burada noktanın karşısı kök 10 eksi 1 bölü. Burada noktanın karşısı ne var? X eşittir. Sonra hocam burada kanalım açının karşısı boş. Boş ver. Çift çizginin karşısı x bölü çift çizginin karşısı tamamı. Kök 10 eksi 1 artı 2. Kök 10 artı 1 mi yapıyor? Evet. E burada işler dışlar yapacak olursak x kare eşittir kök 10 eksi 1 çarpı kök 10 artı 1 yaptı. Hocam burada a eksi b ile a artı b'nin çarpımı a kare eksi b karedir. Yani x kare kök 10'un karesi 10 eksi 1'in karesi 1 yani 9 yapar ve böylelikle x de 3 olarak buluruz. Bir sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Şimdi bir çivi tahtaya çakılmış. Tahtaya çakıldığında 2 birim B noktasının üst yüzeye olan uzaklığı 2 birim olarak verilmiş o çakıldı ya devamı çakılmaya başlandığında devam edildiğinde de tam böyle çıkış noktasına kadar gelmiş. Yani B'ye kadar gelmiş. Ve B'deki uzunluk da 6 olarak verilmiş. Hmm. Yani şuradaki uzunluk kaç? 6. E şimdi biz çiviyi çaktık. Hocam alfa. Aynı doğrultuda gidiyor. E yani burası da aynı doğrultuda gitmesi. Burası da alfa demek. A burada ne çıktı? Alfa beta 90. Alfa 90 ise burası da beta olmak zorunda. Dolayısıyla bu üçgenler ne oldu? Benzer. E o zaman burada alfa beta 90 alfa beta 90. Alfanın karşısı 2 öbüründe alfanın karşısı 6. Güzel bir benzerlik var. 1'e 3 oran var. E güzel benzerliklerde şuna yapacağız. 1'e 3 oran varsa 90'ın karşısı burası x ise 90'ın karşısı burası da 3x yazabiliriz. Direkt 1'e 3 orandan dolayı e yazdık. Ve her iki şekilde de kullandığım çivi aynı çivi mi? Evet. Aynı çivi olduğu için ne diyeceğiz? Hocam çivilerin uzunlukları birbirine eşit. Yani x artı 11 eşittir 3x artı 5 diyeceğiz. O zaman 3x artı 5. Eş yapılar olduğundan dolayı. E buradan ne geldi? 6 eşittir. 2x geldi. X'i de böyle de bulduk. 3 bulduk. Bizden x istenmiyor yalnız. Dikkat. Çivinin uzunluğu isteniliyor bizden. X'i 3 bulunca 11 artı 3 14 yapar. Çivi uzunluğu 14. Yani cevap C seçeneği oldu. Güzel bir soru. 2 var, 4 var, 6 var. Hocam alfa mi e mı dalsak? Alfa beta geçişi maalesef olmuyor burada. Baktığın zaman 92 ya da fazla olduğu zaman alfa beta alacaktık. Hay alfa beta dedin. E, burası alfa olmuyor ki tamamı 90 değil çünkü. Ama dikkat et burada bir ikiz kenarlık var. Hmm. 6'ya 6 ikiz kenarlık var. E o zaman alfa dersem burası da alfa. Alfa 90 burası beta alfa 90 burası da beta oldu. Bak şimdi benzerlik çıktı. Hocam şu üçgenle şuradaki üçgen benzer oldu. Ve benzerliğe bakıyorum. Betanın karşısı 2 iken betanın karşısı 6 kolay bir benzerlik var. 2 iken 6 olmuş. 1'e 3 oran var. Hemen 1'e 3 oranı kullanalım. O zaman alfanın karşısı x ise alfanın karşısı burada da 3x'tir. Aa, burada da ne çıktı artık? Bir pisagor. Çünkü şurası 90 derece. E 3x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 4'ün karesi diyeceğiz. Yani buradan 9x kare eşittir. x kare artı 16 diyeceğiz. 8x kare 16 oldu. X kare de buradan 2 oldu. Ve x de böylelikle kök 2 olarak bulduk. Zaten benden x deniyor cevap. Bir sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Dikdörtgen biçimindeki masa örtüsü AB boyunca katlandığında ikinci şekil oluşmuş. Katlamayı sen de gör. Böyle katlamışız bu geldi. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarla ilk önce bir açıyorduk. Açalım. Açtım şöyle eski haline geri getirdim. Şurada görünmeyen kenarı da şöyle bir göstereyim istersen. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşittir. Hocam burası 26 iken katlandığında bu buraya geldi. E burası 24. Sonra şu kenarla. Bak bu kenar buraya geldi. Bunlar eşit. Hatta bunlar da birbirine eşit. Hemen kenar eşitlerini yazdım. Hocam burada bir dik üçgen çıktı. E bu arada üst üste binen açılar da birbirine. 90 sakatlandığında o 90 buraya denk geldi. Hocam burası da 90 burası da 90. Vay 90'lar havada uçuşuyor. Ne var büyük ihtimalle? Alfa beta. Ama öncesinde şurada 24 ve 26 var. Yani burası 2 çarpı 12. Burası 2 çarpı 13. O zaman burası da 2 çarpı 5 12 13 üçgeninden 5 olur. Yani burayı kaç buluruz? 10 buluruz. E şimdi ne yapacağız? Kal alfa beta'ya. Dalayım alfa beta ya. Alfa beta. Beta 90. Alfa alfa 90 beta. Hatta ters açıdan beta. Burası da alfa yaptı. Bak şu üçgenle şu üçgen benzer yaptı. Ya hocam iki üçgen benzer ama diğer üçgende hiçbir kenar yok. E o zaman ne yapacağız? Bak bir üçgendeki bütün kenarlar varsa diğer üçgende bütün kenarlar yoksa şunu yapabilirsin. Bu üçgende bak şu yıldız koyduğum üçgende neyin katı? Hocam 5, 12, 13 üçgeni yani burada alfadan beta'ya geçişine beşgen 12 olmuş. O zaman diğer üçgende de aynı kalıp vardır. Alfadan beta'ya geçiş 5'e 12 diyebiliriz. Hatta hipotenüste 13 diyebiliriz. Ama k katı şeklinde. O zaman burada alfanın karşısı 5k iken beta'nın karşısı 12k. Buraya da 13k yazabiliriz. E burası da 5k eşit verilmiş zaten bize. E tamam. Şimdi buradan bir şey geldi mi? Geldi. Dikkat dikkat. Şu kenar uzunluklarına eşit demiştik. Burası 18k yaptı. Hocam burası da 18k. E bu uzunlukla bu uzunlukta birbirine eşit zaten. Yani 18K eşittir. 10 artı 12K olacak. E buradan ne geliyor? 6K değil mi? Evet 6K eşittir 10 geldi. K'yı da buradan 10 bölü 6 bulduk. Yani 5 bölü 3 bulduk K'yı. Bizden ne isteniyor? Masa örtüsünü e yüzey alalım. E o zaman şu kenar lazım bana. 18 K lazım. 18 çarpı 5 bölü 3 lazım. Şunlar şunlar sadeleşince kaç kalır? 6 6 kere 5 30. Burayı 30 buldum. Evet bu bir kenar 30. Hocam diğer kenarda 50. Dikdörtgenin alanında ne yapacak o zaman? 30 ile 50'nin çarpımı yapar. Yani 1500 yapar. Çok güzel bir soru ve yeni bir teknik öğrendik. Diğer bir üçgen boşsa aynı katı diğer üçgende de yazmayı öğrendik. Cevap D seçeneği çıkar. Bir sonraki soruda ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Birim kareli zemin üzerinde ABC dik açısının B ve C noktaları gösterilmiş. A, B, C. A, A, yok burada. Zaten bize ne soruluyor? A noktası hangi noktadır diye soruluyor. Numaralandırılmış nokta. Şimdi ne yapabiliriz burada? Ya hocam A acaba 1'e mi geliyor diye bakabiliriz. Aslında burada birim karelerden dolayı 90 derece var ya. 90 derece olduğundan bak burası da 90 burası da 90. Yani şu üçgenlere dikkat edeceksin. E burada 90'lar ama da düşüyor. Dal alfa beta'ya deyip işlem yapabiliriz. Alfa beta alfa beta. E şimdi buraya baktığımda burası ken, burası 1 eş olması lazım o zaman böyle bakarsam. Ama burada beta'nın karşısı 1 2 3 4 burası dörtgen burası da 4 değil. Demek ki 1 noktası değil. Aa o zaman ben burada noktalara bakarken ne yapacağım? Şuradaki üçgenin benzerliğine bakacağım. Yani bütün noktaları ben şimdi denemeyeyim istersen. Burada farklı bir yola gideyim şimdi. Bu işi öğrendim. Öğrendim. Nasıl yapacağımı öğrendim. Benzerlikten yapacağımı öğrendim. Yani benim üçgenimin ne olması lazım? Şu üçgene benzer olması lazım. E burası alfa, burası beta. Beta 90 sağ. Bak burası da alfa oldu. Sonra diğer üçgen de alfa beta 90 olacak. Ve dikkat et. E burası bir birim, burası üç birim. Şimdi bu üçgenin kenarları belli. Diğer üçgenin kenarları da, da aynı şey olması lazım. Bu üçgende dikkat et. Biraz önce de zaten söylemiştik. Hani bir üçgen dolu, diğer üçgen boşsa katlara bakabiliriz. Burada beta'nın karşısı ken, alfa'nın karşısı 3 olmuş. O zaman diğer üçgende de Betadan alfaya geçişin 1'e 3 olması lazım. Ya 1'e 3 olacak. Hocam şöyle 1'e 3 ama buradaki noktayı göstermemiş. Ya da 1'e 3 ya alfadan ya betadan alfaya geçiş. Ya da belli bir katı olacak. 2'ye 6 olabilir. Hocam 2'ye 6'yı deneyeyim o zaman. 2'ye 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vay. İşte o tam olarak buraya denk gelmek zorunda. 2'ye 6 yaptığım zaman o zaman bu üçgenler ne oldu? Benzer oldu. Çünkü burası 2'ye 6 oldu. Yani o zaman noktamız ne oldu? 4 oldu. Gerçekten çok güzel bir soru. Gerçekten seveceği sevecektiren bir soru. Bu sefer ne yaptık? Beta'dan alfa'ya geçişi kullandık. Diğer üçgen boş olduğu için mükemmel. E cevap ne oldu o zaman? 4 oldu. Cevap D seçeneği oldu. Bundan sonra çok güzel sorular var. Bir enerjiye ihtiyacımız olacak. O zaman burada bir mola verelim istersen. O zaman devamında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal. Molamızı yaptık dinlendik değil mi? E o zaman benzerlikte kaldığımız yerden devam. Alfa açısı ve iki alfa açısı verilmiş ve bir de ikizkenarlık kenarlık verilmiş. Bu arada ikizkenar kenar üçgen tabanda mevcut. E ikiz kenarda taban mevcutsa öğrenci olan ne yapardı? Tabana ait yükseklik çizerdi. O zaman buradan ne yapıyoruz? Hemen tabana ait yüksekliği çiziyoruz. Tabanı ne yapar? İki eş parçaya böler. Dört dört. Aynı zamanda çizilen yükseklik açı ortaydı. E alfa 90 burası beta. Burası da beta. Başka? Benim bir de şu alfayı kullanmam lazım. Bu alfa nerede? Büyük üçgende. Büyük üçgende. Alfa 90'sa bu açıdan olmak zorunda. Beta olmak zorunda. Şunun tamamı beta. E o zaman hocam şu üçgenle alfa beta 90 büyük üçgen benzer oldu alfa beta 90 olduğundan dolayı. Bir de burada oran verilmiş. ec 3K, B, 2K yazıyoruz. Burası 3K, burası 2K. E o zaman hocam 90'ın karşısı burada 2K. 90'ın karşısı büyükte 5K. Benzerlik oranı 2 bölü 5. 2K'nın 5K'ya oranı eşittir. Alfanın karşısı. Şuraya bakıyorum. 4 bölü alfanın karşısı. Oraya da X diyeyim. Zaten benden AB isteniyor. X isteniyor. Evet alfanın karşısı 4 bölü X. E o zaman buradan ne geldi? K'lar gitti. Hocam 2X eşittir. 20 geldi. X de böyle Kaç geldi? 10 gelir. Yani cevap 10 çıkıyor. <laughs> Sonraki soruda oranlamalar verilmiş. Bir de AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Oranlamaları da yazalım burada. Burası 3k, burası 2k. FC uzunluğu 2k, BE uzunluğu 3k. Hmm. Şimdi ne yapacağız hocam? Ya bazen de böyle sorunun benzerlik sorusu olduğunu anlayabiliyoruz ama bir sürü üçgen karşımıza çıkıyor. Hangi iki üçgende benzerlik yapacağımızı kestiremeyebiliyoruz. Ben sana daha önce de söylemiştim. Benzerlik yapabileceğimiz üçgenlerde en az iki kenarın olması lazım. O zaman üçgenleri öncesinde de bazen seçebilirsin ya da bu seni hızlandırabilir. Mesela burada 2K ve 3K verilmiş. Boşu boşuna verilmemiştir. Hocam 2K'lık üçgen bu üçgen. 3K'lık üçgende bu üçgen. Aa, bu üçgende kenarlar mevcut mu? Mevcut. Hemen üçgenleri göster şöyle. Bu üçgende 3K'lık üçgen. Bu üçgende 2K'lık üçgen. E diğer kenar burada X. Bak. Diğer kenarda X artı. Demek ki bu üçgenlerde ne yapacağız? Benzerdir büyük. Açılara bir dalalım. X kenarlığı da boşu boşuna vermemiştir. Şu x kenar verilmiş ya, taban açıları birbirine eşit. Hemen alfa alfayı yazdım. E, buradaki x kenar da boşu boşuna verilmez. Bunlar da birbirine eşit. E, bu açıya ben beta dersem iki iç açı bir dış açı. Alfa artı beta. Burası da alfa artı beta oldu. E, burada da alfa ile bu açının toplamı alfa artı beta yapmalı. Yani burası da beta oldu. Gerçekten de alfa beta üçüncü açı. Alfa beta üçüncü açı. iki üçgen benzer oldu. Aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Hocam burada beta'nın karşısı 3K'nın buradaki beta'nın karşısı 2 kya oranı eşittir. Burada çift çizginin karşısı boş. Boş ver. Ee, alfa'nın karşısı var burada. Alfa'nın karşısı X artı 4. Çünkü buradan başlamıştık. Burada da alfa'nın karşısı X. Yani X artı 4 bölü X'e eşit olacak. K'lar gitti. İçler dışlar. 3X eşittir. 2X artı 8 geldi. Ve X'i de böylelikle 8 bulduk. Zaten bizden X deniyor. Cevap. Sonraki soruda AB B eşittir A, C demiş. Bak şurası şurası eşit vermiş. Hemen kenar uzunlukları yazalım. 12. Bu arada ikizkenar kenar üçgen var burada. Taban da mevcut. Öğrenci olan tabana ait yüksekliği çizer. Hemen çizdik yüksekliği. Tabanı iki eşit parçaya böldü. 4, 4. E sonra ne yapacağız? E, 90'lara da mı uçuyor? Dal alfa, beta ya. E hocam burası alfa. Şuradan başlıyorum. Alfa. E burası beta ters açıdan beta. Beta 90 ise burası alfa oldu. Bir de şurada da bir üçgen var. Ya da şurada da bir dik üçgen var. E hocam alfa 90 ise burası da ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. E hocam bir sürü alfa betalı üçgen var. Bak dikkat. Hocam bu üçgen alfa betalı. Bunu alamam. İki kenar mevcut değil. Sadece 9 var. Başka bir kenar yok. Bunu alamam. Sadece bir kenar var. 4 var. Başka bir kenar yok. Ama alfa betalı üçgen. Bu üçgende var. Bir de şu üçgende var. E bunlarda da ikişer kenar var. O yüzden bunlar da benzerlik uygulayabiliriz. Evet bir tane üçgenim bu. Alfa betalı üçgen iki kenar mevcut. Diğer üçgenimde bak şurası. İşte bunlarda benzerlik yapabiliriz. Yapalım bakalım. Şimdi burada sarıdan başlıyorum. Alfanın karşısı 4 bölü. Diğerinde alfanın karşısı 3. Eşittir. Sonra burada ne var? Hocam sarı üçgende 90'ın karşısı var. 12. Yazıyoruz 90'ın karşısını. 12. Öbüründe 90'ın karşısı kaç? 4 4 daha 8 bir de x var burada 8 artı x e sonrasında içler dışlar ama önce sadeleştirmeyi yapayım şunlar sadeleşse 3 kaldı 9 eşittir 8 artı x yaptı ve böylelikle x de kaç çıkar 1 çıkar cevap 1 oldu bir sonraki soru ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Tepe noktası A olan ABC x kenar üçgeni C köşesi etrafında saat yönünde döndürülüyor. Döndürelim bakalım üçgeni. Hop döndürdüm. Bc, C, A üstü de doğrusal oluyormuş. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem. Yani eş yapı sorusu. Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. Şimdi burada oran da verilmiş. Burası K iken burası 3K verilmiş. Hemen K ve 3K'yı yazdık. Ve şuradaki uzunlukta bize ne verilmiş? 20 verilmiş. Şimdi soruya başlamadan önce. Ya hocam benzerlikten çıkacağı belli. Özel durumlar yoksa dik üçgen de yoksa benzerlikten çıkacak. E bana verilen bilgilere baktığın zaman K ve 3K verilmiş. Benzer üçgenlerin hangisi olduğunun farkındasındır büyük ihtimalle. Hangisi? Hocam K ve 3K'ya bakarsam B, B üstü C üçgeni küçük üçgenle. A, A üstü C büyük üçgen 3K'lık üçgenin benzer olacağı belli. Ha normalde bu şekilde bakmazsan soruya. Hani biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Ya hocam bir sürü üçgen var hangilerinde bir şey yapacağız burada? Ee, şöyle bir sürü üçgen oluştu. İşte verilen bilgi bazen bize cevabı kolaylaştırıyor. Evet burada devam edelim şimdi. Bir de eş yapıyı da kullanalım. Şimdi ben bunu döndürdüm. Şu kenar döndüğünde nereye geldi? Buraya mı geldi? Evet. Yani burası A iken burası A. Buraya 20 x A kaldı. E hocam şurası da döndüğünde nereye geldi? Burası da döndüğünde buraya geldi. Yani 20 x A burası da 20 x A. X kenar üçgenin tepe noktası da A'ydı. Bu da 20 x Şimdi ne yapacağız? Hocam şuraya bakar mıyız? Bak dikkat. Hocam bu dönerken böyle bir dönme açısı yaptı burada. Şöyle alfa derece döndü. Ee, senin bir kenar böyle üçgenin tamamı döndü ya bir kenar. Yani CB CB üstüne gelirken alfa derece döndüyse hocam A da buraya gelirken A üstüne gelirken yani şuradaki CA uzunluğu da dönerken dönme açısı yine burada aynı değil midir? Evet. Burada da dönme açısı yine aynı dönme açısı olacak alfa. E ee, burada ikizkenar üçgenler var. Bak şuradaki ikizkenar üçgene dikkat. Hocam, şurada bir üçgen var. Bir de şurada bir üçgen var. Zaten K ve şeyden 3K'dan belliydi. Bu üçgende tepe açıları aynı olan ikizkenar üçgenler var. Şunu demek istiyorum. Tepe açıları aynı olan üçgenler. Hocam bu tepe açısı alfa ikizkenarsa burada da bir tepe açısı alfa olan bir ikizkenar olduğunda beta beta ise taban açıları. Alfa artı beta 180 ya. E alfa artı beta 180 olduğundan bunlar da beta beta olmak zorunda. O yüzden bu taban açıları noktaya noktaysa bu taban açıları da burada noktaya nokta olmak zorunda. Tepe açıları aynı olduğundan dolayı. Yani iki üçgen benzer oldu açı açı açıdan dolayı. E benzerlikteki oran ne? Alfanın karşısı K, alfanın karşısı 3K. Hocam 1'e 3 oran var. E o zaman şunu direkt söyleyebiliriz. Noktanın karşısı A iken diğer üçgende noktanın karşısının 3A olması lazım. 1'e 3 kolay bir benzerlik var ya. Hocam burasının 3A olması lazım. E o zaman 3A eşittir 20 eksi A oldu. 4A eşittir 20 oldu. A'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 5 bulduk. ABC üçgenin çevresi soruluyor bana. Evet A'yı 5 bulduk. A yerine 5'i yazdım. Burası o zaman 15. Burası da o zaman 15 oldu. Yani çevre de neye eşit olacaktır? 15, 15 ve 5 toplamı soruluyor bize. Cevap da böyle ne çıkar? 35 çıkar. Gerçekten çok güzel bir soru zor bir soru gibi gözüküyor ama k'ya ve 3k'ya baktığımız zaman soru bize kopyayı veriyor aslında. Mükemmel bir soruydu ve cevap E seçeneği oldu. Hemen kırmızının 50 olduğunu göstereyim burada. Mavinin de mavi renkle gösteriyorum. Hop şurası 60 olduğunu gösteriyorum. E sonra uzakları da zemine olan uzakları da sırasıyla 30 ve 48 metre olduğu söyleniyor burada. O zaman kırmızı 30 hocam aşağıya doğru. Kırmızı renkle göstereyim onu şöyle. Öbür mavi de mavi renkle gösteriyorum. Hop şurası. Buradaki uzunluklar da verilmiş. Biri 48, biri de 30 verilmiş. E ne yapacağız şimdi? Hocam dikkat dikkat. Bak şimdi. Burada kırmızı renkli olan üçgeni bu şekilde göstereyim ben sana. Şöyle bir üçgen var. Bir de elimizde ne var? Mavi renkli olan bir üçgen var. Mavi renkli olanı da şöyle mavi renkli gösteriyorum sana. Bu üçgenlere bakacağız. Tamam. E şimdi kırmızı üçgene bakacak olursak. Hocam kırmızı üçgen 30 50 3 4 5'in 10 katından dolayı kaç yapar burası? Hocam şuradaki uzunluk 3 4 5'in 10 katından dolayı 40 yapar. Tamam burayı 40 bulduk. Sonra ne yapacağız? Aa hocam bir de şurada şu var. Bu üçgende var. Bu üçgendeki soru işareti soruluyor bana. E, büyük üçgen, kırmızı üçgen. E, bir de burada bir üçgen var. Alfa dalalım. da alalım. Dal alfa beta ya. Şuraya alfa beta dersem eğer e burası da beta olmak zorunda mı? Evet. Şu açının tamamı beta olacak yalnız. Dikkat. Şurası beta olacak. O zaman benim buradaki üçgenle büyük üçgen benzer oldu. E, büyük üçgenin bütün kenarları var. Küçük üçgenin hiçbir kenarı yok. O zaman ne yapıyorduk? Hocam alfadan beta'ya geçiş yapıyorduk. Bak büyük üçgende alfadan beta'ya geçiş Üçün katından 4'ün katı oldu. O zaman buradaki kırmızıda da soru işaretine buraya 3A e buraya da ne diyeceğiz o zaman? 4'ün katı 4a diyeceğiz. Tamam. Şimdi mavi üçgene gelelim. Mavi üçgene bak. Hocam mavi üçgenin bir kenarı 48, diğer kenarı 60 bir de bu kenarı var. Hemen dik üçgen çizeyim şöyle. Hocam 60'a 48 ve şurası 90 derece. Bu 12'nin 5 katı, bu 12'nin 4 katı, 3 4 5 üçgeni yine var burada. 12'nin 3 katı 36 olur burası. Evet burası 36 oldu. O zaman mavi üçgenin açılarına da şöyle n ve m açısı yazayım. Hocam şuraya mavi renk kullanayım onda da. Şuraya n açısı dersem buraya da m açısı dersem e o zaman burada şu üçgende de n m olmaz mı? Yani şuradaki açı evet n açısı ve m açısı oldu. Ama dikkat et burada hocam bunun tamamı beta. Ben buraya n dedim. E şu üçgende n ve m'lik üçgende bu sefer ne oldu? M'nin karşısı üçgen, N'nin karşısı 4 olmadı mı? Evet. O zaman bu üçgende de yazarken onun aynısını yazabilirim. Yani M'nin karşısı 3'ün katı olacak. Burada M'nin karşısı 3'ün katı, N'nin karşısı da 4'ün katı olacak. E hocam burası keşke 4'ün katı bir şey yazsaydık. O zaman 4'ün katı bir şeye çevirelim bunu. Ne yapalım? 4 ile çarpalım. 12K yapalım orayı. Evet burayı 12K yapıyorum. Şurayı 12K yaparsam eğer 3A 12K ise A yerine kaç yazmış olduk? Yani 4 ile çarptık. O zaman burası da kaç alacak? 16K mı olacak? Aynen öyle. E şimdi burası şöyle bir dik üçgende. Burası N, burası M'di. Ve ben buraya ne dedim? 12K dedim. Ve N'nin karşısı neydi? N'nin karşısı. N'nin karşısı 4'ün katıydı. O zaman 4'ün katından burası da 3'ün katı. 4'ün katı 3'ün katı olacak. Yani burası da 9K olmak zorunda değil mi o zaman? Evet. Çünkü 3'e 4 oran var. E o zaman şuradaki uzunluğa da 3'ün katı yani 3'ün 3 katından dolayı 9K yazabilirim. E ee, şimdi şuraya dikkat. Arkadaş bunun tamamını ne bulduk biz? Hocam 16K bulduk. E ee, burası kaç K? 9K. 16K'dan 9K çıkartırsam buraya 7K mı kaldı? Evet. Bak şu uzunluk 7K'ya eşit oldu. Yani 7K eşittir 10.5 sağa. O zaman K'yı buradan kaç buluruz? Hocam 1.5 mi buluruz? 7 ile 1.5'ün çarpımı 10.5 yapıyor mu? Evet. K'yı 1.5 bulduk. Bizden ne isteniliyordu? Soru işareti olan yer. Yani şuradaki uzunluk isteniliyor. 12 K isteniliyor. O zaman 12 K'yı yazalım şimdi. 12 çarpı 1.5. Yani bu aslında 12 çarpı 3 bölü 2 demektir. Şu 6 sadeleşti. 6 kere 3 de kaç yaptı? 18 yaptı. Evet. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Bunun benzerini ÖSYM e sordu mu? Sordu. Yine sorabilir. Lütfen dikkat edin. Güzel bir soruydu. Cevap C seçeneği yaptı. <laughs> Sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. ABC X kenar üçgeninde ne yapılmış? Şöyle bir katlama yapılmış. E katlamada geri doğru açıyorduk. Açık vaziyeti var mı burada? Var. Zaten bak şunun açık vaziyeti verilmiş burada. Üstte binen kenarlar eşit. Üstte binen açılar birbirine eşitti. Hocam burada şu kenarla bu kenar üstte biniyor. E o zaman ben buraya A dersem üst üste binen kenarların eşitliğinden dolayı şunların birbirine eşitliğinden o zaman burası da ne olacak? A artı 4 olacak. E hocam üst üste binen kenarlar burası x iken burası ne olacak? X olacak. Yazdık. Bir de üst üste binen açılar burada şu açıların eşitliği. Hocam bir de şu açıyla şu açı üst üste biniyor ama karışık olan yerlerde açıları genelde yazmıyoruz. E soruyu çözemezsek sonrasında bakarız olaya. E tamam sonra ne yapacağız? Bir de üst üste binen açılar eşit. Şuradaki açılar da eşit. Bak burası alfa iken e burası da. Çünkü x kenar var. X kenarda da açıya dalacağım. Uzunlukla ilgili bir şey yapamıyorsam. E x kenardan dolayı alfaysa buradaki açı da alfa olmak zorunda. Şimdi dur bakalım. Kenarlar biraz bize bir şeyleri söylüyor. Kopyayı veriyor. Ya kardeşim bak şuradaki üçgene bak. Burada 6'ya 4 var. Açı da var. A alfaya ait. Bak buradaki üçgende de bir ona A var ve açı da var orada. Alfa açısı da var. O zaman buradaki açılara bakalım biz şimdi. Bak şu açıyla şu açı eşit değil mi? Evet. Alfa çizgi 3. açı nokta açısıysa nokta açısı demeyeyim şöyle çift çizgi diyeyim. O zaman alfa çizgi ise burası da çift çizgi olmak zorunda değil mi? 180'e tamamlayan açılar eşit. Evet. Yani iki üçgenli oldu benzer oldu. Küçük üçgenden başlıyorum. E burada çizginin karşısı dörtgen çift çizginin karşısı dörtgen çift çizginin karşısı 10 olmuş. 4 bölü 10 eşittir. Sonra çizginin karşısına gitsem hocam çizginin karşısı x bölü çizginin karşısı A artı 4 bunu bilmiyorum. Niye A artı 4? Burası A artı 4 olduğundan. E başka alfanın karşısı var burada. Hocam alfanın karşısı 6 bölü. Burada alfanın karşısı A diyebiliriz. 6 bölü A. A'yı buradan bulabiliriz. E buradan 4 A eşittir. 60 geldi. A'yı da buradan kaç buluruz? 15. Güzel. A'yı bulduk 15. E hocam burası 15'te. Burası 19 çıktı. E burası da 19. E şimdi aslında burada şunu yapabiliriz artık. Hocam buradaki üçgende açı ortay çıktı. Bak açı ortak. Soldaki oran tabandaki oranlamayı eşitleyip x'i bulabiliriz. Ya da şuradaki üçgende yine benzerliğe devam edebiliriz. Benzerlik neydi? Hocam burada çift çizginin karşısı bak 4 bölü çift çizginin karşısı 10'du. Aynı benzerlik 4 bölü 10 neye eşit? Bu sefer çift çizginin karşısına bakacağım. Nerede o çift çizginin karşısı? Şurası. Çizginin karşısına bakacağım. X bölü buradaki çizginin karşısı 19. Yani X bölü 19'a eşit olmak zorunda. E, ee, o zaman buradan 10x ne geldi? 4 çarpı 19. Yani 76 geldi. Dolayısıyla x de buradan 76 bölü 10. Yani 7,6 gelir. Cevap B seçeneği. Bir sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. ABC'de dikdörtgenin biçimindeki bir pencere. Çekil 1'de üstten. Çekil 2'de de yandan. Aynı açıklıkta. Altını çizmiş. O zaman aynı açıklığı kullanacağım. Yani ben bunu alfa açısı kadar açtıysa bunu da alfa açısı kadar aç. Bir buna dikkat. Oran verilmiş. Hocam burası 3K burası da 2K verilmiş. Hemen 3K ve 2K'ları yazıyoruz. E sonra ne yapacağız? Dikkat dikkat. Kalem döndürdüğümde aynı kalem değil mi? Bak bizim pencere şu cam buraya çakışmıyor mu öncesinde? Evet. Bu buraya geldi. Yani bunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Eşitliği yazdık. E hocam bu da buraya geldi. Açtığın zaman böyle. O zaman bunlar da birbirine eşit ama farklı bir uzunluk. Aa hocam ikizkenar kenar üçgenler çıktı karşımıza. Şurada ikizkenar kenar üçgen var. Burada da x kenar üçgen var. Ve 2K 3K verilmiş ya e, bu üçgenlere bakacağım belli. E bu üçgenlerde tepe açıları alfa alfa. E taban açıları da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet yani şurası beta beta ise alfa artı 2 beta 180 ya. Alfa artı 2 beta 180 olduğundan bunlar da beta beta olur. İki üçgen benzer oldu. E benzerlik oranına bakıyorum. Alfa'nın karşısı 3k, alfa'nın karşısı 2k. Benzerlik oranı 3'e 2. O zaman burada ne diyeceğim? E beta'nın karşısı 3a iken öbüründe yani şu üçgende beta'nın karşısında ne olmak zorunda? 3'e 2 benzerlik oranından 2a olmak zorunda. Aa, güzel bir şey. Bu pencereyle buradaki pencere aslında aynı. Burası 2a iken burası da 2a olacak ya da burası 3a iken burası da kaç a olacak? 3a olacak. E şuraya 3A'yı da yazalım. ABC'de dikdörtgenin çevresi 3 metre olduğuna göre bak 3A, 2A, 3A, 2A toplamı 10A. 10A'yı bize 3 vermiş. A buradan 0,3 gelir. 3 bölü 10'dan dolayı. Alanı nedir diye soruluyor bize. Alan da 3A ile 2A'nın çarpımı. Yani 6A kare yapar. Yani 6 tane 0,3'ün karesi ne yapar? Yani 3 bölü 10'un karesi 9 bölü 100 ya. E 9 bölü 100 yapar. E o zaman 6 kere 9 54. 54 bölü 100 yapar. 54 bölü 100 de nedir? 0,54 müdür? Evet. Yani cevap C seçeneği. Sonraki soru. 45'ler verilmiş. Açılar verilmiş. Özel açıyı kullanamıyorsun. Açı eşitliği verilmişse açılara dalacağız demek anlamına geliyor. Dal açıya. Ben buraya alfa dersem. Hocam şu üçgende iki iç açı toplamı bir dış açı. E, burası alfa artı 45 yapacak. E, 45'i buradaysa buraya ne kaldı o zaman? Alfa kaldı. Hemen alfayı yazdık. Vay. Bakar mısın şuraya? Hocam şu üçgen ve şu üçgende bütün açılar birbirinin aynısı. Alfa 45 üçüncü açı çift çizgi ise alfa 45 üçüncü açı burada da çift çizgidir. İki üçgende bütün açılar eşit oldu. Ve benden yeşil boyalı üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Ha hiçbir şey yok ne yapacağız? E, benzer üçgenleri yakaladık ya. O zaman benzerliği uygulayalım. Hocam alfanın karşısı x bölü alfanın karşısı 12 eşittir. Burada Çift çizginin karşısı boş. Boş ver. Ya yani sonuçta burası da boş gibi duruyordu ama bu üçgen alanı sorulduğu için bu üçgenin kenarına ihtiyacım vardı. O yüzden oraya x dedim. E burada 45'in karşısı var. 45'in karşısı 8 kök 2 bölü. Buradaki 45'in karşısına bakıyorum. O da yok ama o üçgenle ilgili bir şey olduğu için direkt buraya da y diyorum. Y işte. yani x çarpı y'yi buradan ne bulduk? 96 kök 2 bulduk. E bu çarpımı bulmak ne anlama geliyor? Alan isteniyor. Alan dediğimiz nedir? Hocam burada 45 derece var. Hani dik çizip de yapabiliriz. Ya da direkt kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 değil miydi? Evet. Yani x çarpı y çarpı sinüs 45 bölü 2'ye eşittir. Sinüs 45'i nasıl bulabiliriz? 45, 45, 90 üçgeninde 1, 1 kök ya. Sinüs 45 hocam karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü kök eşit. O zaman x çarpı y çarpı 1 bölü kök 2 bölü x de var. E, buradan x çarpı y 96 kök 2 zaten çarpı 1 bölü kök 2. Bir de bölü ikisi var. Kök 2'ler gitti. 96 bölü 2'den cevap böylelikle ne çıkar? 48. Sonraki soru. Ağırlık merkezi. Ve 90 derece var. Hem ağırlık merkezi hem 90 derece varsa ne gelecek aklımıza? Muhteşem. Çiz muhteşemi. Hop çizdik muhteşem üçlüyü. Hocam eşit eşit. Aha burası da eşit olacak değil mi? 90'dan çizilen kenar ortay. Yani burası 6. Burası 6. Burası da 6. Hatta 6 ve ağırlık merkezi var ya 3'e böl kısa parçayı bul. E hocam burası 2 yapar burası 4 yapar. sonra ne yapacağız? E açı, açıya dal diyor. Alfaya 2 alfa verilmiş. Dal açıya dalayım. E şurada şu ikizkenar kenar olduğu için alfaysa burası da alfa yapar. Hemen yazdım buraya alfayı. Burada kaç kaç yapar? 90 eksi alfa yapar. E hocam 2 alfa ile 90 eksi alfanın toplamı 90 artı alfa. E buraya da ne kaldı o zaman? 90 eksi alfa. Toplamları 180 oldu. Aa x kenar üçgen çıktı burada karşımıza. O zaman burası da kaç oldu? 3 oldu. Bak. Şu üçgen ikizkenar üçgen. Ve tepe açısı da R, 2 alfa. 90 x alfa 90 x alfa. Ama benim içime bu yaramayacak. Yani ikizkenar üçgen var orada. Eyvallah. x kenar üçgen taban da mevcut. E, x kenar üçgende taban mevcutsa öğrenci olan ne yapıyordu? Hocam tabana ait yükseklik çiziyordu. O zaman burada tabana ait yüksekliği çizelim. Hop çizdik tabana ait yüksekliği. Tabanı iki eş parçaya bölecek. 2'ye 2. Heh. Tabanı da iki eş parçaya bölecek. Alfa alfa. Alfa 90. Şuraya beta dersem. Beta da dememe gerek yok zaten. Burada kaçtı? 90x alfaydı. E büyük üçgende de alfa 90. Burası da 90x alfa değil mi? Evet. Aa ne güzel bir şey oldu. Bak şimdi. Şuradaki üçgenle alfa 90, 90x alfa. Büyük üçgen alfa 90, 90x alfa birbirine benzer oldu çünkü bütün açılar birbirinin tıpkısının aynısı. O zaman benzerliği kullanalım. Benzerlik dediğimiz alfa'nın karşısı burada kaç? Hocam alfa'nın karşısı 2. Alfa'nın karşısı burada belli değil. Zaten benden x isteniyor, şurası isteniyor. Şuraya x diyelim. Ee, alfa'nın karşısı 2 bölü alfa'nın karşısı büyükte x eşittir beta'nın karşısına bakacağım. Hocam beta'nın karşısı var mı? Yok. Ama burada 90'ın karşısı var. O zaman 90'ın karşısı 3 bölü büyükte 90'ın karşısı 12'ye eşittir. 3 bölü 12'ye eşit. E o zaman burada sadeleştirmeleri yaptık. 4 kaldı. 4 kere 2 de 8 mi yaptı? Yani cevaba 8 olarak ulaşırız. Güzeldi. Sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Özdeş eşkenar üçgenler verilmiş bize. Hemen özdeş eşkenar üçgenler verildiği için hocam açıları şöyle bir yazalım. 60 60-60-60-60'ları şöyle bir yazalım. E sonra ne yapacağız? Kenarların eşitliğini şöyle bir gösterelim. Ve eşkenar üçgenlerden birinin alan isteniyor bize. Şuraya alalım. A, 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 diyelim. E sonra ne yapacağız? Açılara daldık. Şimdi 60, 60 Bak burası da 60 oldu. Tamam. E o zaman bunlar birbirine paralel oldu. Bakar mısın? 60, 60. Hocam yöndeşlik sağlandı. Burada bir paralellik var. Zaten eşkenar üçgenlerden birinin alanı isteniyor. A'yı bulmam lazım. 4 verilmiş. 4'ü kullanmam lazım. Büyük ihtimal bu üçgen işin içinde olacak. Büyük ihtimalle şu üçgen de işin içinde olacak. Sayılar verilmiş bize. O zaman o üçgenlere dikkat edelim şimdi. Hocam şu üçgenle şuradaki üçgende açıları yazalım. 60 mı oldu burası da? Evet. Şuraya bir alfa dersem. E hocam istersen şuradan yap. Alfa artı 60 burası yapacak. O zaman buraya alfa kal diyebiliriz. Ya da paralel olduğunu gördük ya. Alfa ise burası da alfa olur. E, dikkat dikkat. Neler var burada? Hocam alfa 60 3. açı çift çizgi ise alfa 60 burada da 3. açı çift çizgidir. O zaman iki üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu. İki üçgen benzer oldu. Tek yapmam gereken aynı açının karşısındakileri oranla bak. Alfanın karşısı A bölü alfanın karşısı 6. A bölü 6 eşittir. Sonra 60'ın karşısı burada boş. Boş ver. Çift çizginin karşısı 2A. Burada da çift çizginin karşısı 4. Ama bu üçgenden başlamıştık. Küçükten o zaman çift çizginin karşısı 4 bölü. Öbüründe çift çizginin karşısı da 2A. Bakar mıyız? Tamamen 2A. E işler dışlar. Sadeleştirmeyi de yap. Burada 2 kaldı. A kare eşittir. 12 geldi. A'yı da buradan 2 kök 3 buluruz ama bana A kare lazım zaten. Çünkü eşkenar üçgenlerden birinin alanı isteniyor bizden. Birinin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4'tür. A kare 12 ya. O zaman alan 12 kök 3 bölü 4 yaptı. Sadeleştirdik 3 yaptı. Cevap da böylelikle 3 kök 3 oldu. Güzel bir soru. Cevap A seçeneği oldu. Ve böylelikle bu bölümü bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bu bölümde açı 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 benzerliğinin özel durumundan bahsedeceğiz temel benzerlik teoreminden bahsedeceğiz. Paralellikler olduğunda neler yapıyoruz ve çok kullanıyoruz. Dikkatli ol lütfen. Hadi bakalım. Başlayalım. Açı 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 benzerliğinin özel bir durumundan bahsedeceğim şimdi sana. Temel orantı benzerliği ya da temel benzerlik teoremi. İspatı açı açı açıdan olduğu için burada anlatmak çok mantıklı. Evet anlatmaya başlayalım. Şimdi bir üçgen olsun elimizde ve bir paralelini çizdiğimiz zaman temel orantı benzerliği kullanılır. Yöndeşlikten dolayı açıların eşitliğini yazdık. Aa ne oldu? Küçük üçgenle büyük üçgende bütün açılar birbirinin tıpkısının aynısı oldu. Yani üçgenler benzer oldu. E o zaman aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Şu A, B, C, D, X ve Y olsun. Şimdi bak kırmızının karşısı A bölü. Kırmızının karşısı büyük D. A artı B. Çünkü küçük üçgenle büyük üçgen benzer. A bölü A artı B eşittir. Mavinin karşısı C bölü. Büyük üçgende mavinin karşısı C artı D oldu. Ve sonra siyah açının karşısı X bölü. Siyah açının karşısı büyük de, de Y eşit oldu. İşte temel orantı teoremi bunu diyor bize. Ya hocam hep böyle ispatıyla mı yapacağız bunu? Hayır. ispatıyla yapmayacağız. Ne yapacaksın? Bu şekilde paralellik olduğu zaman paraleller nereye doğru şey yapıyor? Küçülüyor. A köşesine doğru. A köşesini sivrilen yer kabul edip tekrarlı gideceksin böyle. Eğer paralellerin şöyle küçülmüş olsaydı hocam buna paralel olmuş olsaydı bak paralel şu paralel buraya geldi köşemiz burası olacaktı. Burada tekrarlı yapacaktık. Tamam. Şimdi şurada hızlı bir şekilde gösterelim artık olayı. A, B, C ve D dedik. X ve Y dedik. Ne oluyormuş? Paralellerin küçüldüğü yerden A'dan başlıyoruz. A bölü A artı B temel orantıdan C bölü C artı D'ye eşittir. Aynı zamanda neye eşittir? X bölü Y'ye eşittir. Peki çok güzel. Açı 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 benzerliği yapmadan bunu yapabiliyoruz. Hocam bunun daha kısa yöntemleri, daha kısa teknikleri var mı? Evet. Soru çözdükçe sen de buna ulaşacaksın. Bunun daha kısası da var. Şimdi onu göstereyim sana. Daha kısa durumlar böyle oranlamalara bakaraktan olacak. Mesela bir üçgen var, paraleli var. Koldan kola geçiş yapacağımız zaman tekrarlı yapmamıza gerek yok. Yani şurası A, burası B, burası C, burası D ise böyle DE ve BC işin içine girmiyorsa hocam sol tarafta yukarıdan aşağı A bölü B oran sağ tarafta da yukarıdan aşağıya C bölü D orana eşittir diyebiliriz. Yani tekrara girmeden de kolay bir şekilde soldaki kat sağda da vardır deyip yorum yapabilirsin. E hocam başka paraleller işin içine girince ne yapacağız? E orada da bir tekniğimiz var. Şimdi sana onu da göstereyim. Mesela burada 6 ve 10 var. Hocam 6 bölü 10 nedir? 3 bölü 5. Ha, o zaman burası 3K. Diğeri de tamamı da 5K diyebiliriz. Çünkü niye? Hocam çünkü şu bölü tamamı diyoruz ya. 6 bölü 10'a eşit olacak diyoruz ya. 3 bölü 5. E o zaman 3K ise tamamı 5K olacak. Buraya da 2K olacak diyebiliriz. Bunlarda da tekrarlı olacak şekilde oranlamayı yazacaksın. 6'daki oran küçükte, 10'daki oran büyükte olacak şekilde. Tamam. 4'e 2 oran var burada. E, bu sefer koldan kola geçiş. E, o zaman 4 bölü 2. Yani 2'ye 1 oran var. O zaman burası 2K ise direkt buraya K yazabiliriz. E hocam şu paralellere oran yazacaksak nasıl yazacağız? O paralellere de oranı yazarken şu şekilde. 4 ve tamamı 6. Yani 4 bölü 6 olacak değil mi? Şöyle göstereyim ben sana. Hocam burası 4 bölü 6 olacak. 4 bölü 6 2 bölü 3'tür. Ya da buradan hocam 2 bölü 3 oran var. O zaman burası 2A ise buraya da 3A yazıp oran şeklinde yazarsak sorularda daha rahat edebiliyoruz. Bazen kas şeklinde yazmadan bu şekilde oluyor dostum haberin olsun. Temel orantı yeni sorularda nasıl karşımıza çıkar? Şimdi onu göstereyim sana. Evet Şanlı Türk bayrağımız var. Cama asmışız böyle. Ve bir stor perde var. Perdeyi şöyle bir aşağıya indirdiğim zaman. Aşağıya indirdiğim zaman. Hocam o zemine paraleldi ya. Perde de zemine paralel. Aa burada ne oldu? Şurada bir temel orantı benzerliği çıktı mı? Çıktı. Paralellik. Perdeyi bir tık daha aşağı indirirsem şimdi. Perdeyi bir tık daha aşağı indirdiğinde yine aynı şekilde temel orantı çıkar. Yani şunlar birbirine paralel oldu. Temel orantıyı da şu şekilde ya da şu şekilde ya da şunlar oranı deyip ya da koldan kola geçişte o oranlamadır. Kullanıp sonuca ulaşabiliriz. Evet, olay bu. Şimdi olayı öğrendiysek ne yapıyoruz? Sorulara geçiyoruz. Hadi başlayalım. 6, 3, 4 ve x verilmiş. Sivrilen yer. Evet bunlar işin içine girdiği için tekrara gireceğim. Yani 6 bölü tamamı 6 bölü 9 eşittir 4 bölü x diyeceğiz. 4 bölü x. Eşler dişler 6x eşittir 36'dan x buradan ne gelir? 6 gelir. Cevap 6. Paralelikler verilmiş. Bak soldan kolağa geçiş var değil mi? Hocam 4 bölü 8. 1 bölü 2. A iken 2A toplamda 3A 15'e eşit. A'yı 5 buluruz. E o zaman A 5 ise X 10 Ama A benden Y de isteniyor. O zaman Y de isteniyorsa Y'de de tekrar işin içine giriyor. Hocam şu bölü tamamı olacak. Sivrilen yer o en üstteki köşe ya. Yani 4 bölü tamamı 12 eşittir. Y bölü 6 mı olacak? Evet. E bu iki katına çıkmış. Bu da iki katına çıkar. O zaman y kaç olacak? Ya da bu yarısı olmuş. Hocam bu yarısı olmuş. Bu da yarısı olacak. O zaman y kaç olacak? 2 olacak. Ya da işler dışlar 12'ye eşittir 24 ise y buradan 2 gelir. Bizden x artı y isteniyor. Hocam x'i 10 bulduk. Y'yi de 2 bulduk. Topladığımız zaman cevap 12. Sonraki soruda bu sefer paraleller şöyle sivrilen köşesini oldu. Burası oldu. Şimdi dikkat. Koldan kola geçiş var. Yani burada kaça kaç oran var? 15 bölü 5. 3'e 1 oran var. O zaman burada da 3'e 1 oran vardır. E toplamda 4A 12 verilmiş. A'yı buradan 3 buluruz. Ama benden X deniyor. X de 3 a eş. A yerine 3 yazdığımızda cevap 9 olur. B şıkkına bakacak olursak paraleller bu yönde. Sivrilen yer burası oldu. Koldan kola geçişi yap, yapacağım. Yoksa şuna mı bakacağım? E hocam bunlar verilmiş buna bakacağım. Yani tekrara bakacağım. E burada tamamı sayı var burada. E burada da bir kısmı sayı. E burada şuna bakalım ilk önce. Hocam y bölü tamamı. Y bölü y artı 4 eşittir. 8 bölü 12 olmak zorunda. Sadeleştirsek 4'e bölsen 2 4'e bölsen 3. İçler dışlar 3 y eşittir 2 y artı 8. Y'yi de buradan 8 buluruz. Bu arada kendiniz olayı daha da kısalaştırabilirsiniz. Ben şimdi kısa yollardan size göstermeye kalkarsam kafanız karışabilir. Normal teknikle çözüyorum haberin olsun. Y'yi 8 bulduk. Evet hocam Y8 ise artık burada koldan kola geçiş var. Yani 8 bölü 4. 2'ye 1 oran var. E o zaman burada da 2'ye 1 oran olacak. Hemen burada da 2 A'ya A, ya, A ya yazabiliriz. E 3 da bize 9 verilmiş. A'yı da buradan 3 bul. Ama benden X deniyor. X 2 A. E, A yerine 3 yazınca 6 yaptı. X. X 6 yaptı. Ama benden X artı Y isteniyor. Hocam X artı Y. X'i 6 bulduk. Y'yi de 8 bulduk. Topladığımız zaman da cevap 14 olur. Soruya baktığımızda bu sefer bunlar içine girmiş. Bak sayılar burada. Buradan başlıyor. Hocam burada 5 ve X var. Oran bulamıyorum. O yüzden buradan başlıyoruz. Arkadaş şuradaki paralelliğe baktığımız zaman 6 bölü 16. O zaman tekrarlı şu bölü tamamı. 6 bölü 16. Sadeleştir. 3 bölü 8. Yani burası 3K iken tamamı 8K olacak. Buraya 5K mı kaldı? Evet. E şimdi burada da şunu yapmayalım. Şu bölü tamamı yapmayalım. Çünkü koldan kola geçiş olacak burada. O zaman burada ne diyelim? Hocam burada 3'e 5 oran var. E o zaman burası 3A ise burası 5A. Bak K'lı yazmıyorum. Çünkü x kenar olduğunu bilmiyorum burada. Buraya 3K 5K yazmadım. 3A 5A yazdım. Hatta burada da 3'e 5 oran varsa burada da aynı şekilde 3'e 5 oran var. E şimdi işin içine 5 ve x girmiş. E bu paraleller buraya doğru küçülmüş. Sivrilen yer burası oldu. Burada tekrarlı yapacağım. Hocam 5 bölü 8. 5B bölü 8B. Çünkü şuraya bakar mısın? 5B bölü tamamı 8B. Eşittir nedir? Eşittir. 5 bölü x. 5 bölü x'ten işler dişler yapınca x de kaç buluruz? 8. Evet x 8 çıktı ama şunu da yapabilirsin. Kısalaştır. Hocam 5B'deki 5 ise direkt katı. E 8B'deki de 8 deyip sonuca direkt 8 de diyebilirdin. Kısalaştırma işlemi Biraz sana bakıyor. Ben sana bazı yerlerde kısa yerlerde gösteriyorum. 3 tamam. verilmiş 4 verilmiş. Sivrilen yer burası. Hocam 3 bölü 4 olacak. Yani burası 3K iken tamamı 4K. Buraya K kaldı. Şimdi koldan kola geçiş var burada. 3'e 1 oran varsa burada da 3'e 1 oran vardır. Hemen 3A'ya A'yı yazdım. E hocam burada da şu paralelliğe bakacağım. E burada da koldan kola geçiş var. 3'e 1 oran var. 3'e 1 oran olacak. Yani burası 3B ise burası da B olacak. B2 ise B yerine 2 yazdığımızda e, 3 kere 2 6 yapıyor. Yani x'i 6 buluruz. Bir sonraki soruda tamam paralellik verilmiş. Temel orantı yapacağız. Çok güzel ama verilen her bilgiyi kullanacaksın. Sana paralellik verilmiş. Açılar da eşit verilmiş. Açıların eşitliğini kullanamıyorsak ne yapacağız? Açı eşitliğini kullanacağız. Yani açıortaylığı kullanamıyorsan, açı ilgili uzunluk bilgilerini kullanamıyorsan Açı bilgisini kullanacaksın. E hocam paralellik var. A Z var değil mi orada? Hocam şöyle bir Z kuralı var. Yani burası ne oldu? Çizgi açısı oldu. Ki özellikle hem paralellik hem açı ortaylık varsa Z'ye dikkat. İkiz kenar çıkartır bize. Bak şu üçgen ikiz kenar üçgen oldu. Açılar çizgiye çizgi olduğundan dolayı. 6 oldu burası. E şimdi ben artık şu temalar antiyi kullanabilirim. Burası kaç? 12. 12 bölü 18. Neye eşit olacaktır? Bizden ac isteniyor zaten. Şuraya x diyelim istersen. x bölü x artı 6 eşit olacak. x bölü x artı 6 eşit. E o zaman içler dışlar. Önce sadeleştir. 6'ya bölü 2, 6'ya bölü 3. 3x eşittir. 2x artı 12. O zaman x de böylelikle kaç gelir? 12 gelir. A burada olayı şöyle de kısalaştırabilirsin. Bak. 12 bölü 18. 2 bölü 3 değil mi? Evet. E hocam burası 2A iken tamamı 3A olacak dersin. E o zaman buraya A kaldı. A 6 ise x eşittir 2a o da kaç yapar? a yerine 6 yazdığımızda 12 yapar. Ama bizden ac isteniliyor. Cevap 12 değil. ac uzunluğu tamamı kaç bunun? Hocam şurası. Bu 12. Burayı da 6 bulduk zaten. Değil mi? Evet. 12 artı 6'dan cevap böylelikle 18 olacak. Sonraki soruda açıortaylık var, paralellik var. Bir de AB ile DC eşit verilmiş. AB uzunluğu X artı 10 DC uzunluğuna da hemen X artı 10'u yazalım. E hocam burada paralellik var. Paralelliği kullanacağız bir kere. Şu paralelliği nasıl kullanacağız? Hocam bu paralellikte e şunu diyebiliriz o zaman. Koldan kola geçiş yazabiliriz. 6'ya X artı 4 yok mu burada? Var. Yani burası da 6K iken burası da X artı 4K Ya X'lerin K katını yazmaya korkuyoruz. Özellikle açı ortayda. Benzerlikle yazabilirsiniz. Çünkü oranlama yapıyoruz ya oranlama yaparken oradaki k'lar sadeleşiyor ondan dolayı. E burada tamam oranlama yaptık. Bunu yazdık. Sonra ne yapacağız? Bana verilen bilgiyi kullanmak zorundayım ben. Sen de aynı şekilde. Bize ne verilmiş? E hocam burada açıortaylık verilmiş. Açıortayı kullanacağız. Bak şu üçgende iç açıortaylık var. Hadi iç açıortayı kullanalım bakalım burada. Hocam burada şu iç açıortay. İç açı ortayda kollar oranı tabanlar oranı eşit. E kollar oranı kaç? 10 bölü x artı 10. Yazıyorum. 10 bölü x artı 10 eşittir tabanlar oranı. Yani tabanları da bu. 6k'ya x artı 4k oldu. Bak oranladık. K'lar gitti mi gitti. O yüzden x'in de k katını ya da x artı 4'ün de k katını yazmayı ihmal etme. E şimdi işler dışlar yapalım. İşler dışlar yapmadan önce sadeleştirme yapalım. Burası 5, burası 3 oldu. 5 ile burayı çarptım. 5x artı 20. 3 ile de Şurayı çarptım. O da 3x artı 30 yapar. O zaman buradan 2x eşittir 10 gelir. Ve x de buradan 5. Ama bizden ne isteniyor diye bakalım şöyle. Evet x isteniyormuş. Dolayısıyla cevap 5. <laughs> Sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Çünkü aynı ipi hem şekil 1'de hem de şekil 2'de kullanmış. Evet şekil 1'de A noktasından zemine. B ve C noktalarından zemine dik konumlu 3 metre yüksekliğindeki BC duvarına çivilerle sabitlenmiş 7 metre uzunluğundaki ip gösteriliyor. Evet bir kere şurası kaç birim? 3. Burası kaç birim? 4. 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 oldu. Ve dikkat şurası 4, burası 3. İpin uzunluğu 7. Hocam ipin çivili olan kısma kadar ki şuraya kadar ki uzaklığı 4 ya. Bak çivili kısma kadar ki buraya çiviyi bağlanmış burada. Burası da yine ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. E o zaman burası 4 oldu. A buraya 1 kaldı. A bizden x deniyor. A temel orantı çıktı. Hocam bunlar paralel. E burada bir oran da var. Hop şu bölü tamamı diyeceğiz. Hemen diyelim. Hocam şu bölü tamamı yani 4 bölü 5 eşittir. X bölü burası da 3'tü. 3'e eşittir. O zaman buradan 5x eşittir. 12 çıktı. Ve x de buradan 12 bölü 5. Bulduk mu bulduk. Ama 2 ile genişletelim. X de buradan 24 bölü 10 gelir. 24 bölü 10 da nedir? 2.4'tür. Yani cevap B seçeneği o. ÖSYM'nin seveceği türden bir soruyla karşı karşıyayız. G, ABC üçgenin ağırlık merkezi verilmiş. Bir de 90 dereceler verilmiş. Çaktırmadan bunlar paralel değil mi? Yöndeş açıdan dolayı. Ya da yer ikisi de aynı doğruya dik olduğundan dolayı. Ne güzel. Yazdık bunu. Yani şunların paralelliğini söyledik. Evet bunlar paralel. Hocam ağırlık merkezini ben kullanmalıyım. Ne yapacağım? E, buradan mı çizeceğim? Buradan mı çizeceğim? E, garibim buraya kadar gelmiş. Bunun devamını getirsek daha iyi olmaz mı? Olur. E o zaman bunun devamını getirelim. Şunun devamını getirdik. Bunun devamını getirince ağırlık merkezinden geçen kenar ortay oluyordu. Hocam bu kenar ortay. Şöyle ve şöyle. Bunlar eşit. Bir de burada 1'e 2 oran var mı? Var. E, ne güzel bir şey çıktı. Bak. 1'e 2 oran var. Koldan kola geçiş. E burada da 1'e 2 oran vardır. Yani burası K ise burası 2K'dır. A burası 3K oldu. Burası da 3K. Toplamda 4K 12'ye eşit. E o zaman 4K eşittir 12 ise K'yı buradan 3 buluruz. K 3 ise hocam burası da kaç oldu? 6 oldu. Şuraya bakar mısın? 9. Burası verilmiş bana. 12. E 9, 12, 15 üçgeni o zaman 3A eşittir 15 olur. A'yı da buradan 5 buluruz. A bizden soru işareti isteniyor. O da 2A'ya eşit. A yerine 5 yazınca cevap 10. Bir sonraki soru da ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. AVC üçgeninde 15 birim uzunluğundaki BC kenarına paralel olacak biçimde çizilen DE. İlk önce şekil biri kullanayım istersen. Hocam burada kırmızı uzunluğu ben bulabilirim. Paralel çizilmiş ya. 6 bölü 12 değil 6 bölü tamamı. 6 bölü 18 eşittir. Şuraya A diyorum. A bölü 15 eşit olacak. E burada 1'e 3 oran var. 1'e 3 yani A'yı buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Evet kırmızı uzunluk 5 oldu. Sonra şekil 2'deki gibi böyle döndürülmüş. Ve bu sefer de AC'ye paralel yapılmış. AC'ye paralel yapıldığında da buradaki X ile gösterilen uzunluk nedir diye soruluyor bize. E şimdi buraya bakar mısın? Bak D sabit kalmış burada. Hocam burada koldan kola geçişi yapabilirim. E burası 6'ya 12 ise 1'e 2 oran var. O zaman burada da 1'e 2 oran olacak. Yani burası n ise burası 2n olacak. Yazalım n 2n. E şimdi ben şuranın da 18 olduğunu biliyorum. Şurada da paralel ya bunlar. Böyle bir temel orantı yok mu? Var. Yani 2n'in 3n oranı eşittir. Zaten şu kırmızı uzunluğu 5 bulmuştuk. Toplam bu uzunluk 5 artı x yaptı. 5 artı x bölü tamamı 18. Hocam bu 6 katı. E bu da 6 katı 12 olacak. 5 artı x eşittir 12 ise x de böylelikle 7 olarak bulur muyuz buluruz. Yani cevap c seçeneği olur. <laughs> Sonraki soru. Yine ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Bir su kuyusunun A orta noktası etrafında dönebilen 16 birim uzunluğundaki direğinden bahsediyor. Orta noktası burası ise hemen 8 8'i yapıştırdık. Sonra burada da şekil 2'de de 8 8 yapıştır. Hocam buradaki 8 tam buraya çakışmış. E buraya da 8'i yaz. Ara burada bir dik üçgen çıktı. 8 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden 6 çıktı burası. E sonra x isteniliyor bizden. Değil mi? Evet. İz düşüm. Şuradaki iz düşüm uzunluğu x uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Arkadaş burada temel orantı var mı? Var. Bu zaten zemine dik. Şu bu da zemine dik iz düşümü olduğu için Bunlar birbirine paralel. E paralelse hocam şöyle tekrarlı mı yapalım? Hayır koldan kola geçiş yapacağız. E koldan kola geçiş yaptığımız için şurası şu bölü bu. Yani 10 bölü 8 direkt bu bölü buna eşittir. Yani 6 bölü x'e eşittir. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 2'ye bölsem 5 ya da 2'ye bölmeyelim. Virgüllü var ya hiç böyle onu sadeleştirmeyelim. 10x eşittir 48 oldu ve x de böylelikle 4,8 çıkar. Yani cevap C seçeneği olur. Evet burada bir mola verelim istersen. Devamını moladan sonra anlatalım. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Dinlendik geldik. Hazırız değil mi? Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki soruda oran verilmiş. Oranı yazalım. K ve 2K. Evet. BC uzunluğu K iken DB uzunluğu 2K olarak verilmiş. Hmm, oranı kullanacağım şimdi. Bir de bana ne verilmiş? DE 15 olarak verilmiş. Şu uzunluk 15. Bir de 15 90 75 üçgeni var. Bak. 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 15 boş boşuna verilmez. 15'i kullanacağım. 15 75 90 üçgeni görünce gittiğimiz yol yol değildi ama hali hazırda verilmiş. O zaman 15 75 90 özelliğini düşüneceğim. Haşa 4 taş. E zaten benden de ne isteniyor? Burada uzunluk isteniyor. Hipotenüs isteniyor. O zaman haşa 4 haşı kesin kullanacağım. Hocam 90'dan şöyle bir dik çizersem burası haşken burası ne oluyordu? 4 haş oluyor. E şimdi bir iki e oranını kullanalım. Hocam burada 1 2 oran var. A 15 de verilmiş. A bu buraya dik, bu da buraya dik. Bunlar birbirine paralel değil mi? Evet. E paralel olduğundan dolayı ne var burada? Temel orantı. Trilan yer burası. K bölü tamamı. Tekrarlı yapıyorum. K bölü 3K eşittir. H ve 15. H bölü 15. E o zaman buradan buraya 5 kat. Buradan buraya 5 kat. E o zaman burada H'ı kaç buluruz? 5. H 5. A benden ne isteniyor? AC. AC'de 4H olduğundan dolayı H yerine 5 yazarsam cevap ne çıkacaktır? 20 çıkacaktır. Güzel bir soru. Sonraki soru. Boyalı bölgenin alanı. Eyvah hocam hiçbir kenar uzunluğu vermemiş. Ne yapacağım ben bunu bulamam deyip geçme sakın. E ne yapacağız? Verilen bilgilere bak kardeşim. Burada neler verilmiş? Burada paralellik verilmiş bir kere. E hocam paralellik verilmişse o zaman bir temel orantıyı kullanacağız burada. E o zaman ben şunu diyeceğim. Şu bölü tamamı. Buraya bir A diyeyim. A bölü tamamı 8 değil mi? Çünkü buraya A dediysem tamamı 8'di zaten. E 4 bölü şurası. E burası yok ama. E buraya da B diyeyim. Hocam burası da B olarak verilmiş zaten. Kullanacağız. Nedir? 4 bölü B'ye eşittir. E burada işler dışlar yapınca A çarp B 4 kere 8 32 olarak geldi. E şimdi ne isteniliyor? Alan isteniliyor. Boyalı bölgenin alanı hocam taban B iken tabana ait yükseklik var mı diye bakacağız. Bu tabanın tepe noktası burası. A yükseklikte de şurası değil mi? Evet B tabanına ait yükseklik A verilmiş orada. O zaman üçgenin alanı nedir? B çarpı A bölü 2'dir. A yukarıda biz A çarpı B'yi 32 bulduk zaten. E, B çarpı A da 32'dir. O zaman 32 bölü 2'den cevap ne çıkacaktır? 16 çıkacaktır. Gerçekten çok güzel bir soru. Böyle soruları korkularınızdan dolayı yapamıyorsunuz. Korkmayın. Eliniz çalıştığın rahat bir şekilde yaparsınız zaten. İşlemi yap. Verilen bilgileri kullan. Olay bitiyor. <laughs> Sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Bir zemine tabanı ve eşit kenarlarından biri üzerine konulmuş A ve B özdeş ikiz kenar üçgenleri verilmiş. Evet. Tabanı konulmuş. Yani burası taban diyor bize. Bir de eşit kenarları konulmuş diyor. Eşit kenarları da şunlar. Eşit kenarlarından biri. Sonra zemine paralel çizilen kırmızı doğru A üçgenin orta tabanı. Şimdi orta taban nedir? Orta taban dediğimiz şey şu. Şuradan eşit nokta. Buradan da eşit noktayı alınca hop şurası. Paralel şu orta taban demek. Yani bu orta tabanı üzerinden gittiyse o zaman bu ne demek? Hocam şunlar birbirine eşit. E Bunlar da birbirine eşit demek. Tamam. Hatta bunlar da birbirine paralel demek anlamına geliyor. E, buradan bir şey gelmiyor ki. Buradan ne gelir? Tamam hocam burada da şunlar da birbirine paralelse. Burada 1'e 2 oran verilmiş. Koldan kola geçişi yapıyorum. O zaman burası x gen. Burası ne olacak? 2x olacak. Hatta çift çizgi uzunluğu 3x'tir. Burası da 3x mi oldu? Evet. Sonrasında ne yapacağız? Tabanı 3 verilmiş. Tamam. Ve benden ne isteniliyor? B üçgeninin yani şuradaki soru işaretiyle olan kısım isteniyor. ne yapacağız hocam burada? Soruya bakıyorum. Ya takıldım kaldım. Ama burada eş yapı var. ÖSYM seviyor eş yapı. Eş yapılarda kenarların eşitliği bizim için önemli. E bir de açıların eşitliği de bizim. Açıların eşitliğini yazalım burada. E açı eşitliğini yazalım hocam. E bu x kenarın tepe açısı burası iken taban açılarını alfa alfa diyeyim. Tepe açısı burası iken taban açılarını alfa alfa dedim. E ne anlamı var burada? Aa, bak 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 olaya bak. Dikkat et hocam burası da alfa burası da alfa. Yönde seçi oluştu. Şunda şu paralel mi olacak o zaman? Evet. E hocam bununla bu paralel. E şunlar da paralel. E burada bir paralel kenar çıktı karşıma. E 2 ise karşı tarafı da 2 olur o zaman. Hemen buraya ne yazıyoruz? 2'yi yazıyoruz. O zaman burası da 2 oldu. Olay bitti. İkiz kenar üçgenin bir kenarını ne bulduk? 4 bulduk. E burada ne bulmuştuk? 3x bulmuştuk. 3x eşittir 4 ise x de böylelikle ne gelir? 4 bölü 3 gelir. Zaten benden x isteniyor. Çok güzel bir soru. Ama ince ayrıntı burada ne? İnce ayrıntı burada. Şuradaki paralel kenardı. Karşı kenarları paralel olduğundan şuraya 2'yi yazabilmekte arkadaşlar. Ama o da nereden geldi? Eş yapılarda kenarların eşitliği, açıların eşitliği. Özellikle burada açıların eşitliğini kullandığımız için orayı bulduk. Gerçekten çok güzel bir soru. Böylelikle cevap 4 bölü 3 yani A seçeneği oldu. Bir sonraki soru. G ağırlık merkezi. Soru da ağırlık merkezini kullanmak zorundayım. Nasıl kullanacağım? Seçenekler belli. Ya buradan çizeceğim. Ya buradan çizeceğim. Ya da buradan çizeceğim. Valla şuradan çizmek daha mantıklı geldi bana. Hop şuradan çizdik. Hocam buradan çizince ağırlık merkezinden geçen kenar ortaya oluyordu. Tamam. Bir de burada 1'e 2 oran olacaktı. E şimdi ne yapacağız hocam? Bak oran mantığını kullanmak denilen bir şey var. Oran mantığını ben burada nasıl kullanabilirim? Hocam burada ikiye bir oran var. Oran demek benzerlik demek. Benzerlik demek oranda özellikle oran varsa temel orantı ya da kelebek benzerliği gibi şeyler kullanmak. E o zaman burada hemen ne yapalım? Şuradaki oranla bir paralel çizelim. Şöyle paralel çizelim. Hocam paralel çizince yukarıdan aşağıya doğru dikkat et ikiye bir oran var. 2'ye 1 oran olacak. Hemen şuraya 2A yazıyorum. Hocam burası da A olur. Toplamda 3A 17 4 daha 21 yapar. A'yı 7 buluruz. E, o zaman burası 14 olur. A7 buraya da kaç kaldı? 3 kaldı. A. A. Güzel bir şey var burada. Dikkat dikkat. Şu üçgene bakar mıyız? Hocam 3 var. 3 kök 3 var. 30 var. Ancak bu 30-30 120 üçgeni olursa olur. Ya da Şuradan dik çizersin. 90'ın karşısı üçgen. 30'un karşısı 3 bölü 2. Burası da 3 kök 3 bölü 2 dersin. Hocam burası da 3 kök 3 bölü 2 olur. E burada dik tabanı iki eş parçaya böldüğü için ikiz kenar olur da diyebilirdin. Ya da 30 var, 3 var, kök 3 katı var. Ancak 30, 30, 120 üçgeni de olur. Burası da 3 oldu. Sonra ne yapacağız? E ben aşağıya ulaşmam lazım. Hocam şununla şu zaten birbirine paraleldi. Hop şurada da bir temel orantı var. Hocam şöyle 2 bölü 3 oran. 3 bölü a'ya mı eşit? Evet. 2 bölü 3. 3 bölü a'ya eşit. İçler dışlar yapınca 2 a eşittir. 9'dan a'yı 9 bölü 2 buluruz. Ama gerek yok. Çünkü benden x deniyor. x de zaten 2 a'ya eşit. E 2 a da 9 eşitti. Cevap böylelikle 9 oldu. Çok güzel bir soru gerçekten. İşte oran mantığını kullanmayı da öğrendin. Oran gördüğün zaman paralel çiz kardeşim. Oran mantığı bu şekilde kullanılıyor. Geldik bir sonraki soruya ve ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Şekil bir aralarında belli bir mesafe bulunma. aydınlatma direği iki farklı konumda verilmiş. Hatta şekil iki de direk tam ortadan kırılmış. Aydınlatma direği ile duvar arasındaki mesafe nedir diye soruluyor bize. Sadece 2 ve 6 birim uzunlukları verilmiş. Burada da tam ortasından kırılmış. Böyle böyle. Yani şu uzunluk şu uzunluğa eşit olduğu verilmiş. Ee, burada ne yapacağız? 2 ve 6 verilmiş. E buradaki uzunluklar da aslında şekil 1'de ve şekil 2'de aynı sabit. Buradaki uzunluklar da değişmiyor. O zaman buradaki değerlere de bir şey yazalım. A yazalım mesela. Burası da A. E şuraya B yazarsam burası da B. E burası da ne oldu o zaman? 2B oldu. Hocam duvarın uzunluğu da sabit. E o zaman buraya da D diyeceğiz. Korkma işlem yap. Hadi işlemimizi yapalım. Hocam burada 2 bölü 2 artı A yazalım bakalım. 2 bölü 2 artı A neye eşit? D bölü 2B'ye eşit. Yaz. Korkma. ÖSYM benzerini sordu. Korkularından dolayı çoğu, çoğu arkadaş bu soruları yapamadı. Bu türde soruları. Evet. Ne eşitledik? D bölü 2 bye eşit. D bölü 2 bye eşit. Peki diğerinde 6 bölü 6 artı A. 6 bölü 6 artı A eşittir. O da neye eşit? D bölü B'ye eşit. D bölü B'ye eşit. E buradan ne geliyor? O. Hocam birinde D bölü 2B var. Birinde D bölü B var. O zaman ben buradaki 2'yi buraya atayım. Bak 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 ne geliyor. D bölü B birincisinde 2'yi buraya atınca hocam 4 bölü 2 artı A yapar. Öbüründe D bölü B zaten neye eşit? 6 bölü 6 artı A'ya eşit. 6 bölü 6 artı A'ya eşit. E her ikisi de D bölü B'ye eşit. Bunlar birbirine eşit. E o zaman burada sadeleştirmeleri de yapalım. 3, 2, işler dışlar yapalım. 6 artı 3A eşittir. 12 artı 2A yapar. E buradan da A6 çıkar. Bizden ne isteniyor? A bizden de zaten A isteniyormuş. Çünkü aydınlatma direği ile duvar arasındaki mesafe kaç metredir diye sorulmuş. E A'yı bulduk zaten. Yani cevap 6 yapar. Cevap böylelikle A seçeneği oldu. Orta taban dediğimiz şey aslında temel orantının özel bir halidir. Yani kenarları ortalayan böyle paralel çizdiğimiz zaman orta taban oluşuyor. Evet bir ABC üçgeni ABD, D orta noktası de E orta noktasını alıp bunları birleştirdiğim zaman buradaki kırmızı çizgi orta taban çizgisi oluyor. Orta taban çizgisi de ne oluyor? Paralel oluyor. Yani alttaki kenara paralel oluyor. Hatta orta taban çizgisi ne oluyor? 1'e 2 oranlaması sağlıyor. Çünkü niye? Hocam burası 1 bölü 2 oran var ya o zaman burası K iken burası 2K olacaktır. İşte orta taban dediğimiz olay bu. Hatta orta tabanda şöyle eşitlikler var. Paralellik var. Bir de bir iki oran var. Böyle bunlardan böyle iki tane sağlandığında ne oluyor? Orta taban sağlanıyor diyebiliriz. Yani mesela şu. Şöyle bir şey. Hocam bunlar eşit. Bunlar da eşit. E o zaman eksik parçayı sen tamamlayacaksın. Yataylar paralel hatta bir iki oran vardır. E hocam aynı şey şunda da söylenebilir. Paralel ve eşitlik varsa da diğer kenarlar da birbirine eşittir ve 1'e 2 oran vardır diyebiliriz. E hocam şöyle şunu da diyebilir miyiz? Burası K, burası 2K. Şunlar birbirine eşit olduğunda olur mu? İşte bir tek bu durumda sağlanmıyor. Ama diğer bütün durumlarda sağlanıyor. Haberin olsun. Yani iki şart sağlandığında genelde sağlanıyor. Ama sağlanmadığı bir durumda hem eşitlik hem de 1'e 2 oran olduğunda. Yani paralellik ve diğer kenarın eşitliğinde olması lazımdı burada. Ama paralellik olduğu zaman bir de eşitlik olduğu zaman garanti. Eşitlik olduğu zaman diğer kenarda da eşitlik olduğu zaman yine garanti diyebiliriz. E orta taban ne işimize yarayacak? Özellikle ek çizim sorularında işimize yarayacak. Eşitlik gördüğümüz zaman orta taban çizgisini biz çizeceğiz. Ama orta tabanı çizerken bak dikkat dikkat iki tane ihtimal var. Hocam eşitlik gördüğümüzde ya ben buradan bir kenar ortaya çizsem. E kenar ortaya çizdi ne özel durum oluştu? Oluşmadı. Bir şey çizdiğin zaman özel bir şeyin oluşması lazım. E o zaman biz diyoruz ki eşitlik gördüğümüzde orta tabanı çizin diyoruz. Orta taban çizgisi paralel bir çizgi. Şuradan bir paralel çizersin. E, hocam bunlar paralel deriz. 1'e iki oran deriz ve şunlar da birbirine eşittiriz. Ama orta taban çizgisi iki tane var. Dikkat. Bu eşit olduğunda ya ben alttaki kenara paralel çizebilirim ya da zaten sağdaki kenarın üstünde ya onun üstüne paralel çizemem. Soldaki kenara paralel çizebilirim ya da Şöyle de bir paralel çizilip hocam şunlar birbirine paralel. E o zaman bunlar birbirine eşit ve burada da 1'e 2 oran var deyip olayı bitirebilirim. Şimdi seninle ilgili bu orta taban çizimiyle ilgili biraz uygulama yapalım istersen. Gel. Eşitlik gördüğünde aklına orta taban gelmeli. Ama hocam burada 90 derece var. 90'dan bir kenar ortaya muhteşem şu atma geldi. E çizdiğinde özel tamam çizebilirsin. Ama özel durum oluşmadıysa o zaman diye odak. Eşitlik gördüğünde orta taban çizeceksin. İki ihtimalin var. Ya buradan sola doğru çizeceksin ya da buradan aşağı doğru çizeceksin. Ama genelde biz karışık olan yere doğru çizeceğiz. Ya da üçgen oluşturan kısımlara bakacağız. Hocam ben burada sola doğru çizersem e bu işin içine giriyor mu? Girmiyor. O yüzden ne yapacağız burada? Aşağıya doğru çizeceğiz. Çizdik aşağıya doğru. E bunlar birbirine paralel. Şunların eşitliğini gösterip burası K ise burası 2K'yı gösterip Sonra burada ne yapacaksın? Burada oluşan dik üçgenden yoluna devam edeceksin. Şimdi alttakine bakalım. Alttakinde de hocam eşitlik var. E ne yapacaksın? Orta taban. Çiz. İki ihtimalim var. Ya buradan sola doğru çizeceksin ya da buradan aşağı doğru çizeceksin. Mesela burada her ikisi de aynı. İkisini de çizsen büyük ihtimalle sonuca ulaşırsın. Buradan çizdiğin hemen bunlar birbirine eşit ve burada biri paralellik olacak ve burada da biri iki oran olacak. Ve karşısına da bak güzel bir şekilde dik üçgen falan da çıkmış oluyor. Dik üçgenden büyük ihtimalle şuradaki uzunluğu bulup sonra buradaki uzunluğu buldurlardı bize. E diğerine gelelim şimdi. Hocam diğerine baktığımız zaman da ya hocam bir burada da eşitlik var. E burada da eşitlik var. Tamam güzel. Eşitlik gördüğümüz orta taban çizeceğiz. E burada da istediğin yerden çizebilirsin. Buradan da çizebilirsin. Hatta burada dört tane yol var. Hocam bu eşitliği kullanmak istiyorsam buradan ya sola çizeceğim bunu çizdiğim zaman ne geliyor? Bak dikkat. Buradan böyle çizdiğim zaman. Ort taban çizgisi oldu. Bunlar birbirine eşit. Sonra paralel bunlar. E sonra burada ne geldi? Hocam K iken burası 2K geldi. Ama buradaki eşitliği ben şu an kullanabildim mi? Kullanamadım. Dikkat et. Şurada da bir kelebek benzerliği var. Ama daha kelebeği görmedik. Maalesef ben bunu sana buradan anlatamam. Normalde kelebeği görseydik. Hocam burada şunlar da birbirine eşitlerdik. A ise A. O zaman buraya 2A kaldı. Bak buradaki oranlamaları da bu şekilde bulabilirdik. Ama farklı bir teknikle göstereyim. Bak dikkat et ben ne buldum burada? Hızlı bir şekilde geçtim. A'ya 3A buldum. Bakalım yine A'ya 3A'yı bulacak mıyım? Bu sefer o çizgiyi şöyle de çizebilirim. Dikkat. Buradan şuraya doğru da çizebilirim. E buradan buraya doğru çizecek olursam şimdi. Nereye çizdim? Şuna paralel çizdim. E hocam burada bir orta taban çıktı. Nerede orta taban? Şurada da bir orta taban çıktı paralellikten dolayı. E aynı zamanda şurada da bir orta taban çıktı. E buradaki orta tabandan şurası A ise burası nedir? 2A'dır. E şuradaki orta tabandan da e burası 2A ise burası 4A'dır. E 4A ise tamamı bunun. Buraya da 3A mı kaldı? Evet. Biraz önce de zaten 3'e 1 oranını da bulmuştuk. Hocam başka türlü yapılabilir miydi? Evet. Şuradaki oranlamayı da kullanıp yine paralel çizebilirdim. Yani buradan paralel çizip de yine hem orta taban bu sefer ama benzerlikle karşımıza çıkacaktı hem de benzerlik. Yani şu üçgende orta taban şuradan paralel çizdiğinde şu üçgende de benzerlik kullanaraktan yine aynı oranlamaya ulaşabilir. Geldik diğerine. Hocam burada eşitlik var. E, kenar ortaya çizilmiş özel bir durum yok. Eşitlik varsa ve soruyu çözemiyorsan bir ek çizim istiyat oluşmuşsa e, orta taban çizeceksin. Çiz orta tabanı böyle. Bak ne çıktı? Paralellik var. E hocam şunlar birbirine eşit ve burada da 1'e 2 oran var dersin ve olayı bitir. Anlaşıldı mı? Büyük ihtimal anlaşılmıştır. Eşitliğin mantığı. Çiz orta tabanı gitsin. E hadi o zaman gel sorulara bakalım. Eşitlikler verilmiş. Bir de ne verilmiş? Hocam burası x artı 2 iken burası 3 x eksi 7. E ee, burada orta taban var hocam. Bunlar eşit. E bunlar da eşit. Orta taban. Yani burası x artı 2 iken burası 2 katı olmak zorunda. 2 x artı 4 olmak zorunda. E bunlar birbirine eşitse. 2 x öbür tarafa attım. x eksi 7 de öbür tarafa gidince artı 7 geçer. 7 artı 4'ten da ne çıkar? 11. 5 kıra bakalım. Hocam doktanın karşısında eşitlik var. Hadi çizdin diyelim. Bir işine yaradı mı? Muhteşem şu yaramadı. O zaman sil. Silmeyi de bil. Eşitliği kullanman lazım. Eşitliğin mantığı neydi? Orta taban. Eşitliğin olduğu yerden orta taban çizeceksin. İki ihtimalin var. Ya buraya çizeceksin ama çizince özel bir durum gelmedi. Ya da buraya doğru aşağı doğru çizeceksin. Aşağı doğru çizince en azından bak şunlar paralel ya. Hocam eşitten dolayı Burası 90 ise burası da 90 çıkar. Yani burası da 90 oldu. Bu orta taban çizgisi bu üçgende. O zaman burayı da iki eşit parçaya böler. Yani 7 7 diye böldü. AC'yi de bize 10 vermiş. Şunun tamamı olsa orta tabandan dolayı burası 5 çıkar ve şu üçgene bakar mısın dostum? Ne var burada? Dik üçgen var. Dik üçgenin kenarları kaç? 5. Diğer kenarı kaç? 12. 5 12 13 üçgenden 13 çıktı. ED uzunluğu evet 13 oldu. Yani cevap 13 olur. Soruya baktığımızda x var, 2x var. Ya hocam bak 1'e 2 oran var, bir de eşitlik var. Orta taban sağlanmadı maalesef. Ama eşitlik var. Ve soruyu çözemiyorsak bir şey çizmemiz gerekiyor orta Eşitliğin olduğu yerden iki ihtimalim var. Ya sola doğru çizeceğin ya aşağı doğru çizeceğin. Hadi sola çizdik bakalım. Bir işimize yarayacak mı? E bunlar nedir? Birbirine paralel. Orta taban 2x ise burası da x mi oldu? Evet. E sonra bunlar birbirine paralelse hocam 40'ı kullanmam lazım. Aa burada bir Z var. O zaman 40 sa burası da 40 çıkar. 40'ı yazdım. Vay. Şuradaki üçgen ne oldu? İkiz kenar. Tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart. 2'ye böl. 70-70 çıkar. Ve cevabı 70 buluruz. Dur. Diğer türlü çizseydik. Bak buradan çıktı. Diğer türlü de çıkacak mı? Hemen bakalım şuna. Eşitliği gördük ki Orta çizelim. Bu sefer nereye çizelim? Ya yani bu sefer de şu kenara çizelim. O zaman bu kenara paralel çizdik böyle. Hocam ort tabanı çizdik. Ort tabanı çizince şunlar da birbirine eşit olacak. X x olacak. A burada x kenar üçgen çıktı. Tepe açısı 40 ise 70 i 70 i yaptı taban açıları e, takıldık. Alfa'yı kullanamıyoruz. Ort taban çizgisi ya bu. Hocam şunlar birbirine paralel. A burada ne var? Hop z kuralı var. Z kuralından dolayı alfa da ne çıkar o zaman? 70 çıkar deriz ve cevabı 70 olarak çıkar. Bir sonraki soruda D, bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Bunlar eşit. Bunlar eşit. Hocam orta taban çıktı. 6 ise 3 olur burası. Aynı şekilde şunlar da eşit. Hocam burada da orta taban çıktı. 8 ise baksana. Bu ve bu orta tabandan dolayı burası da 4 çıktı. Ve 6, 8, 13 üçgeni. Buraya hemen 10 yazalım. E burada da hocam şunlar eşit. E bunlar da eşit. Burada da bir orta taban çıktı. 10 burası da 5 oldu. Çevrede de EF isteniliyor bizden. Bak şimdi şu üçgenin çevresi kenarları kaça kaç? 3, 4, 5. Yani 3 artı 4 artı 5'ten dolayı cevap 12 çıkar. Bir sonraki soruda. Ya dik tabanı eş parçaya bölmüş. Eksi tekniklerinden biri var aslında burada. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Neredeydi o? Hem yükseklik hem kenar ortay. İkiz kenar daydı. Evet aynı zamanda aç ortay olur. E o zaman Yükseklik tabanı keş parçaya böldüğü için aklıma x kenarı geldi. Aklıma gelen başıma gelsin. Hemen yüksekliğin kollarında. Bak yüksek burası ya. Kollarında x kenarı oluşturuyorum şöyle. Hop oluşturdum. E oluşturunca x ise burası da x'tir. Alfa ise hatta burası da alfadır. E alfa alfa yan yana geldi. İki iç açı bir dış açı. Burası iki alfa yaptı. Boşuna bana iki alfa verilmez burada. Bakar mısın? İki alfaya iki alfa. a yöndeş açı çıktı. Yani şunlar birbirine paralel oldu. Süper. E o zaman hem bunlar paralel hem de bunlar eşit olduğu için orta taban çıktı mı çıktı? Yani burası 6 ise burası kaç yapar? 12 yapar. E böylelikle x'e 12 olarak ulaşırız. <laughs> Sonraki soru ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Aşağıda özdeş mandallarla atılıp kapanan bir kağıt tutmacının kapalı ve açık görünümü verilmiştir. Evet. Kağıt tutmacanın bir alanı verilmiş orada. Neredeki alanı verilmiş? ABC ikiz üçgenindeki alanı verilmiş. Hocam bu ikizkenar üçgenin alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Bu tabana ait yükseklik mi çizilmiyor? Ne alakası var? Ne bu taban var ne bu yükseklik var. E neresi var burada? Bak bu taban var. O yüzden bu tabana ait yükseklik. Ya da bu taban var. Bu tabana ait yükseklik çiz. Gel burada bu yüksekliği çiz. Buraya h dersem 10 çarpı h bölü 2 eşittir. 30 verilmiş bana. Kaçta buradan kaç geldi? 6 geldi. Evet burası 6. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden 8 çıktı burası. Buraya 2 kaldı ve burada da Pisagor. B, A dersem A kare de eşittir. 2'nin karesi artı 6'nın karesi. 36 artı 4'ten 40. Evet burası 40. A da buradan kök 40 geldi. Bu 4 çarpı 10 ya. Yani 2 kök 10 oldu burası. Evet A'yı 2 kök 10 bulduk. Şimdi mandal ne yapılmış? Böyle bastırılmış. Bastırıldığında da a a üstü arasındaki uzaklık isteniyor bize. Ya kardeşim biz burada uzunluğun 10. Burada uzunluğun da 10 olduğunu biliyoruz. 10'a 10. A 10. Aa, orta nokta. Bu da zemin ettik. E, bu da zemin ettik. Bizden bu uzunluk isteniyor ya. Şu. E, bu da uzattığın zaman şöyle. Hatta şurayı da sileyim de kafan karışmasın. Şöyle. A ne çıktı burada hocam? Bu da zemin ettik. Bu da zemin ettik. Bunlar birbirine paralel o zaman. E burada da orta taban var ve ben şu uzunluğu da bulmuştum zaten. Burası 2 kök 10. E o zaman benzerlik değil tabi ki. Orta taban direkt benzerlikten de yapabilirsin tabi de. Hocam orta taban var. E bunlar birbirine eşitse. Burada da bunlar paralelse. E o zaman 1'e 2 oran vardır orta tabandan. 2 kök 10 ise burası da kaç çıkar? 4 kök 10 çıkar. Güzel bir soru. Cevap böylelikle C seçeneği olur. Evet çok güzel sorular çözdük. Ve içi tam anlamıyla öğrendik sanki. Ve bu bölümü de bitirmiş bulunuyoruz böylelikle. O zaman sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Paralel doğrularla işimiz hala daha bitmedi. Şimdi de Thales teoreminden ve kelebek benzerliğinden bahsedeceğiz. Bunları çok kullanıyoruz. İleriki konularda paralel kenarda dikdörtgende karede falan çok karşımıza çıkacak. O yüzden lütfen dikkat. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Thales teoremi. Kalesteremi dediğimiz şey aslında açı 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 benzerliğinin özel durumudur. Hatta temel orantı benzerliğinin özel durumu demek daha doğru olur. teoremi dediğimiz şey birbirine paralel doğrular olduğu zaman böyle. Yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşit olacak. Yani A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranı. Nereden geliyor hocam bu? İspatına bak şimdi bak 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 ispata bak. Ben burada bunları şöyle bir paralel çizdiysem eğer. A, B, C ve D dedik ya buraya. Şimdi burada bir paralel kenar oluşturursam şöyle temel orantı çıktı mı burada? Zaten paralellik olunca temel orantıdan çıkıyor çoğu soru. A burada özel durumu da bilmek lazım çünkü çok kolay. Şimdi göreceksiniz zaten. E şurada bir paralel kenar var. A olur. Burada da bir paralel kenar var. B olur. A temel orantıdan dolayı A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranı eşit değil midir? Evet. Yani A bölü B eşittir. C bölü D'dir. E hocam x ile y arasındaki ilişki nedir diye soracak olursan x ile y arasındaki ilişkide artış azalışa göre bakacağız burada. Yani şuradaki x'ten y'ye ya da y'den z'ye nasıl ulaşacağız? A'nın b'ye oranı x'ten y'ye artış, y'den z'ye artış oranlamasına eşittir. Ya da bazen azalış oluyor. Azalışlar oranlamasına eşittir. Bunu unutma. Güzel bir teknik aslında ezbereymiş gibi ama bir kere gösterince akılda kalıyor mu? Çünkü ben bir kere gördüm aklımda kaldı. Büyük ihtimalle senin de aklında kalacaktır. Gel şunu uygulamalarda görelim. Akılda kalacak mı kalmayacak mı sen karar ver. Yoksa ispat tekniğiyle de tabii ki yapabilirsin. Uygulamalara bakalım. Burada 3 verilmiş, 6 verilmiş, 5 verilmiş, 7 verilmiş. E ben burada 3'e alttan dolayı yukarıdan aşağıya oranlama 1 bölü 2 değil mi? Evet şuradaki oranlamalar k ve 2K yazabilirim. E sonra hocam 5 ve 7'den dolayı en alttaki uzunluğu bulabilir miyim? Bulurum tabii ki artış azalışa göre. Onu da nasıl yapacağız? Şöyle. Hocam 5'ten 7'ye burada kaç artış var? 2. E buradaki artış nedir? Ona bakacağız. A, K'da 2 artış varsa 2K'da kaç artış vardır? Oran anlat tekniğiyle. Hocam 4 artış vardır. O zaman buradan buraya 4 artış olacak. 4 değil 4 artış. Yani Burası 7 artı 4'ten kaç çıkar? 11 çıkar. Kolay değil mi? Kolay ve zevkli. Hatta bunun tam tersi de verilir. Artış azalıştan dolayı yandaki kenarlardaki oranlamaları da bulabiliriz. Şuraya baktığımız zaman 4'ten 10'a 6 artış var. Hocam burada 6 artış. 10'dan 14'e de 4 artış var. E o zaman artışlardaki oran 6 bölü 4 yani 3 bölü 2. O zaman yan taraftaki oranlamalar 3 bölü 2 olur deriz. 3K, 2K. Hatta burada da 3A, 2A diye buradaki oranlamaları da bu şekilde yazabiliriz. Öğrendik bir işi. Bence öğrendik. E o zaman sorulara tam anlamıyla hazırız. Haydi sorulara. 17, 4, 8 verilmiş. X nedir diye soruluyor. Bir de 15 de verilmiş. Şimdi buraya bak bakalım. Hocam buradan buraya. 17'den 4'e ne olmuş? Azalış var. Ne kadar azalış? 3 azalış. 14'ten 8'e ne azalış var? 6 azalış. Azalışlardaki oran 3 bölü 6, 1 bölü 2. O zaman burası A ise burası 2A diyebiliriz. E toplamda 3A eşittir 15. A'yı buradan 5 bulduk. Ama X isteniyor bizden. O da 2A. Yani A yerine 5 yazarsam cevap 10 çıkar. Sonraki soru. Evet hemen yan tarafta bir oran var. Hocam 4 bölü 8, 1 bölü 2 yaz diğer taraftaki oranlamayı 1 bölü 2. Hop 3A eşittir 9. A buradan 3. Ama 2A da kaç çıkar? 6. X'i bulduk. Şimdi Y'ye gelelim. Şuraya bak. Buradan buraya 4 artış var. E burada bak 1'e 2 oran vardı. O zaman 1'de 4 artış varsa buradan buraya da 8 artış olmaz mı? Artışlardaki oran da 1'e 2 olmak zorunda. Evet. Yani 9'dan 8 arttırıyorsun. 9 artı 8'den y'yi de kaç bulursun? 17 bulursun. Benden x artı y isteniyor. Yani x 6'ydı. O zaman 6 artı y'yi de 17 bulduk. Topladığımız zaman cevap 23. Sonraki soruda hemen yandaki oran 6 bölü 3. Yani 2K ise burası K'yı yazdık. E artış azalıştan bakacağım. Böyle böyle. Ama hocam buradan buraya artış azalış belli değil. Buradan buraya da artış azalış belli değil. Ama dikkat et. Buradan buraya artış azalış belli. Yani burada 6 artış var. Ama kaç K'da? 3 K'da artı artış var. 3 K'da 6 ise K'daki 2 olur. O zaman 2 K'daki de kaç olacaktır? 4 artış. O zaman x neye eşit olacaktır? Hocam x 3'e 4 arttıracağız. 3 artı 4'ten cevap 7. 5 şıkkında açı ortaylık var. Hemen üçgendeki açı ortayda. Soldaki oran 6 bölü 10. Yani 3 bölü 5. Direkt 3K 5K yazdık buraya. E sonra ne yapacağız? Şuraya bakacağız. Hocam buradan buraya artış yok. Buradan buraya da artış yok. Ama buradan buraya artış var. Yani hop buradan buraya kaç artış var? 8. A 8K'da 8 artış varsa o zaman Şuradan şuraya 3K var. 3K'daki artış da 3 olmalı. O zaman x de 5 artı 3'ten ne çıkacaktır? 8. Çıkacak. Cevap 8. Sonraki soru. Uzunluklar burada verilmiş. Burada x var. Önce ben o zaman buraya yoğunlaşmalıyım. Arkadaş buradan buraya 2'den 8'e artışa bak 6. Buradan buraya 9 artış var. Artışlardaki oran 6 bölü 9. Yani 2 bölü 3. O zaman koldaki oran 2 bölü 3. E sonra buradan buraya bakacağız şimdi. Hocam buradan buraya azalış. Ama ne kadar azalış bilmiyorum. Buradan da buraya azalış ama ne kadar azalış bilmiyorum. Ama buradan buraya komple azalışı biliyorum. 11'den 1'e 10 azalış var. 10 azalmış 11'den 1'e. Kaç A'da? 5 A'da 10 azalmış. E o zaman hocam 5 A'da 10 azalmışsa eğer o zaman A'da kaç azalır? 2 azalmak zorunda. Ama 2 A'da kaç azalır? 4 azalır. Evet. Burada 2 A var ya. 2 A'da 4 azaltacağım. 4 azalt. O zaman X neye eşittir kardeşim? 11'den 4 azaltıyoruz. O da kaç yapar? 7. Çok sevdim. Gerçekten zevkli. Bence anladım. Bence buradan yap. Sıradaki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. 4, 10, 19. E ben buradan oranı bulurum. Hocam şuradaki artış buradan buraya 6 artış. Buradan buraya 9 artış. 6 bölü 9 2 bölü 3 oran olacak o zaman. Yani burası 2K ise burası 3K. Hatta burası 2A ise burası da 3A. E bizim buradaki bu konuma gelmiş. Bu nokta değişiyor mu? Değişmiyor. Bu noktanın değişmesi, değişmemesi 2'ye 3 oranın değişmemesi anlamına geliyor. Yani burası 2A ve burası 3A. E artık buradan şunu da biliyorum ben. 10 olduğunu biliyorum desteğin. Bak şimdi şuraya 2.5'tan 10'a ne olmuş? 7.5 artmış. 3A'da 7.5 artış. A'daki artış ne olacak o zaman? 2.5 artış olacak. Ama buradan buraya ne var? 2A var değil mi? E, 2A'daki artışa bakacağız. 2A'daki artış ne olacaktır o zaman? 5 artış olacaktır. E 10'dan 5 arttırdığın zaman burayı kaç bulursun? 15 bulursun. Cevap D seçeneği olur. Geldik açı 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 benzerliğinin diğer bir özel durumuna. Kelebek benzerliği. Kelebeğe benzediği için kelebek benzerliği diyoruz. Yani yan tutarsan papyona benziyor. Ya da bu şekilde baktığın zaman kum saatine de benziyor. İstediğin şeyi söyleyebilirsin ama genelde biz kelebeği kullanıyoruz. Paralellik olduğunda kelebeğe de benzediği için yukarıdaki üçgen ve aşağıdaki üçgen benzer oluyor. Benzerlikten dolayı kelebek benzerliğini kullanacağız. Ama nasıl? Şimdi Z'den dolayı mavi açılar birbirine eşit. Yine Z'den dolayı kırmızı açılar birbirine eşit. Ters açılardan dolayı da siyah açılar birbirine eşit. E o zaman ben bu kenarlara X, Y, Z. Şu kenarlara da A, B, C diyecek olursam. Eğer aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit ya. Yukarıdaki üçgenle aşağıdaki üçgen birbirine benzer oldu ya. Hop şöyle. Bak X bölü A. Siyah açıların karşısındaki oran. Hemen yazalım. X bölü A eşittir mavinin karşısındaki açılar oranı yani z bölü b'ye o da eşittir kırmızı açının karşısındaki kenarlar oranı yani y bölü c. İşte bu nereden geldi? Açı 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 benzerliğinden geldi. Ama artık biz böyle kelebek gördüğümüz zaman yukarıdan aşağıya oranlamalar birbirine eşittir diyeceğiz. Yani x'in a'ya oranı eşittir. Aynı doğru üstünde y'nin c'ye oranı. Aynı doğru üstünde yukarıdan aşağıya z'nin b'ye oranı diyeceğiz. Hatta bazı durumlarda kat şeklinde de yazacağız. Bununla ilgili birkaç uygulama yaparsak iyi bir şekilde anlayacağız. Hadi uygulamalarınızı yapalım. Mesela burada yukarıdan aşağı işte paralellik var. 4 bölü 6 oran var. O zaman 4 bölü 6 oransa 4 bölü 6 2 bölü 3'tür. Aynı doğru üstünde buraya ben 2A buraya ben 3A yazabilirim. E diğer aynı doğru üstünde de yine 4 bölü 6 2 bölü 3'e buraya ben 2B buraya da ben direkt 3B yazabilirim. Şuna da bakacak olursak yukarıdan aşağı bu sefer kenarlarda oran verilmiş. 8 bölü 4 oran verilmiş. 8 bölü 4 yukarıdan aşağıya 2 bölü 1 oran demek. 2 bölü 1 oran yukarıdan aşağı olduğu için burası 2A burası da A demek anlamına geliyor. Ve hatta kenarlarda da yine aynı şekilde 2'ye 1 oran yukarıdan aşağıya. Buraya da 2B buraya da B demek anlamına geliyor. İşte oran şeklinde kelebek dediğimiz olay budur. Hatta ben sana şu tavsiyede bulunayım. Paralellik olduğu zaman İnce ayrıntı kelebektir. Kelebek ve temel orantı çok içimize yarar. İlk önce kelebek var mı diye bak. Yoksa büyük ihtimal temel orantı vardır. Bunları da soru içerisinde kullan. Şimdi gel sorulara. Sayılar 8, 6, 3, 6 verilmiş ve x'ye isteniliyor bizden. E arkadaş paralellik de verilmiş. E buradaki üçgende, buradaki üçgen benzer ya da paralelliğe bakarak şunu diyeceğiz. Hocam bunlar paralel. Paralel doğruları böyle göster. Yani soldan sağa bir kelebek benzerliği var. Soldan sağa 8 bölü x oluyor. Hayır burada oran yok. Burada oran nerede var? Bu doğru üstünde. 6 bölü 3. 2 bölü 1 demek. A 2 bölü 1 oran olduğundan dolayı 8 ise direkt burası 4'tür. Kolay bir benzerlik. Soldan sağa 2 bölü 1 oran var. E burada da 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 6 ise burası da 12 yapmak zorunda. O zaman x artı y. 4 artı 12 yani 16 yap. B şıkkında yukarıdan aşağıya paralellik var, kelebek var. Kelebekte oran 6 bölü 10. 6 bölü 10 dediğimiz nedir? 3 bölü 5. Yukarıdan aşağıya 3 bölü 5 oran var. Bana BC verilmiş. BC'ye yoğunlaşacağım. Hocam o zaman burada oran yazayım. Yukarıdan aşağıya 3 bölü 5 oran var. Toplamda 8A eşittir. 12 oldu. A'yı da buradan 12 bölü 8. 4'e bölü 3, 4'e bölü 2 bulduk. A benden EC isteniyor. EC uzunluğu da nedir? 5A'dır. 5 çarpı 3 bölü 2 15 bölü 2'dir. Yani cevap 15 bölü 2. Ya da buçukluysa eğer 15 bölü 2'de nedir? 7 buçuktur. 7 buçukta da olabilir. Artık hangisinde varsa. Bir sonraki soruda paralellikler var. Hemen paralelliklerin üstünden git. Hocam şöyle şöyle şöyle. Aa paralelliklere bakınca. Hocam burada bir temel orantı çıktı diyebilirsin. Ama burada sayı yok. Bu temel orantıda bir şey elde edemem. Ya da şu paralelliklere baktığında şuradaki üçgende bir temel orantı var diyebilirsin ama buralarda da sayı yok burada. Bana verilen sayılar hangileri? 9 ve 6. Aa, 9 ve 6'ya bakınca ne fark etti? İşte şunu fark etti. Hocam burada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran soldan sağa 9 bölü 6. 9 bölü 6 dediğimiz 3 bölü 2'dir. Yani aynı doğru üstünde 3A'ya 2A ya da aynı doğru üstünde burada 3B'ye 2B ye oran vardır. E sonra ne yapacağız? Şimdi şu x'e yoğunlaşacağız. Bu kenara yoğunlaşacağız. A şu paralelliğe bakarsan hocam burada 2'ye 3 oran var. 2'ye 3 oran var diyebilirsin. Ya da şu paralelliğe bakarsan eğer bak şu paralelliğe bakarsan eğer hocam burada bu sefer temel orantıda şöyle koldan kola geçiş yapıyorum ya 3'e 2 oran var. Yani burada da 3'e 2 oran var diyebilirim. Toplamda 5'e eşittir 10'sa eni buradan 2 bulurum. As x 3'e eşittir x küçen eşitse en yerine 2 yazdığımızda cevap 6 çıkar. B şıkkında paralel doğrular verilmiş. Paralel doğruların üstünden geçiyoruz. Aa ne güzel hocam temel orantı var ama hiçbir yerde oran yok. Burada da yok. Temel orantıyı kullanamıyorum maalesef. Ama ince ayar kelebektir. Bak ince ayrıntı bu. İşte kelebek burada da sayılar var. Sayılar yukarıdan aşağıya kaça kaç? 4 bölü 10. 2 bölü 5. Yukarıdan aşağı 2 bölü 5 oran olacak. Hocam 2'ye 5. E bunu yazsak bir işimize yaramayacak. Ama burada da 2 bölü 5 oran vardır. 2a'ya 5a'yı yazayım. E bunu yazdıktan sonra Hocam 2 bölü 5 oran olacak. Yani burası 2n'ken tamamı 5n olacak. O zaman buraya ne kaldı? 3n kaldı. 3n 6 ise n 2. n 2 ise o zaman y de 2n ya. E o zaman y'yi 4 buluruz. Çok güzel. E şimdi burada Hocam burada 2'ye 3 oran var. E burada da 2'ye 3 oran vardır. Hocam burası da 2M 3M derim. Toplamda 5M eşittir 15'te. M'i de buradan 3 olarak buluruz. E, M3 ise X de buradan 2M eşit. M yerine 3 yazınca burası da 6 çıktı. Ve benden X artı Y isteniliyor. X'i kaç bulmuştuk? 2M yani 6. Y'yi 4 bulmuştuk. Topladığımız zaman da cevap 10 çıkar. ÖSYM'nin seveceği türden bir soruyla karşı karşıyayız. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir bulaşık makinesinin 9 eş bölmeden oluşan çekmecesi. Bulaşık makinesinin tavan yüzeyiyle eş büyüklükte. Yani bundan bahsediyoruz. Bu buradaki çekmece dışarı çıkmış. Bunlar eş büyüklükte. Tamam. Çekmecenin zeminden yüksekliği verilmiş. 15 olarak verilmiş. Ve şekil 1'de orada uzunluklar gösterilmiş. Genişliği de 12 olarak verilmiş. Çekmece tam 6 bölmesi makinenin dışında olacak biçimde ok yönünde çekildiğinde şekil 2'deki görüntü oluşmuş. Tam tamına kaç bölmesi çekilmiş burada? 6 bölmesi çekilmiş. Bak şu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şurada 3 bölmesi kalmış. Hmm. Ben her bir bölmenin uzunluğuna eş bölmeler ya A birim diyecek olursam A, A hatta şurası A, A, A. 3A Burası da 3A demek değil midir? Evet. E o zaman sen bunu böyle çekmişsin. Hop şöyle. Hocam bu çektiğimiz zaman burası 2A e burası 3A. E zaten genişlik 3A. Bize 12 olarak verilmişti. A'yı buradan kaç bulduk o zaman? 4 bulduk. Yani burası da 3A. E hocam şöyle baktığımız zaman bu zemine paralel ya. Şurada bir kelebek benzerliği çıkarttı mı karşımıza? Çıkarttı. Evet. Kelebek benzerliği çıkarttı. Ve bizden DBC üçgenin alanı isteniyor. Hocam DBC üçgenin alanı isteniyorsa benim nereye bulmam lazım? Şuradaki uzunluğu bulmam lazım. E kelebekte de bir oran var. Şurada 2 bölü 3 oran mı var? Evet. Yukarıdan aşağıya 2 bölü 3 oran var. O zaman burası 2x'dir. E, burası 3 xtir Toplamda 5x uzunluğu 15'e eşit. Yazıyoruz buraya 15'i. X buradan 3 buluruz. X 3 ise burası 6, 9 çıkar. Şurası da 6 çıkar. E benden ne isteniyor? Benden DBC üçgenin alanı isteniyordu. Yani şu üçgenin alanı isteniyor. Hocam bu bir dik üçgen. Dik üçgenin bir kenarı burası. Diğer kenarı da burası. E, 3A dediğimiz zaten burası 12 idi. Yani alan ne olacak o zaman? 12 çarpı 9 bölü 2'ye eşit olacaktır. Sadeleştir. 6, 6 kere 9, 54 çıkar. Evet cevap A seçeneği oldu. <laughs> Sonraki soru da ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Tepe noktaları A ve D olan özdeş ikiz kenar üçgenler. A ve D tepe noktaları. Eş yapılar var. Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. Şimdi burada EF3 burası 8. Ben şuraya da bir x diyeyim. Hocam burası toplamda kaç yaptı? x artı 11. Burası da x artı 11. Kenarların eşitliğini yaz. E sonra x artı 11'i özdeş olduğu için burası da x artı 11. x artı 11 yaptı mı yaptı. Hatta tabanına bak. Hocam taban burada x artı 3. E diğerinde de taban burası. Burası da x artı 3 olacak. Evet takıldık kaldık soruyu çözemiyoruz. Ne yapacağız? Kenarların eşitliğini yazdım mı kardeşim? Yazdım. E açı. Açıyı da yaz. Açıların eşitliğini de yazalım. Tepe açısı alfaysa taban açılarına beta beta dersem tepe açısı alfa olduğunda taban açıları da beta beta olacak. Aa, açıları yazınca ne güzel bir şey çıktı. Hocam beta 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 beta. Bak beta ekran burası da beta. Vay. Şöyle bir z kuralı çıktı burada. E o zaman ne demek? Şunlar birbirine paralel demek. Yani paralelliği çaktırmadan bize verdi. E bunların paralel olmasının anlamı geliyor. Şurada bir kelebek oluştuğu anlamına geliyor. Kelebekteki oran'a bakacağız şimdi. Kelebekteki oran kaça kaç? Yukarıdan aşağı 3 bölü x yazalım. Şurası da x artı 11'di. Şöyle 11 de şöyle yazayım. Yukarıdan aşağı oran 3 bölü x yazdım eşittir yukarıdan aşağı oran x artı 11 bölü x artı 3 yaptı. İçler dışlar x ile burayı çarpıyorum. X kare artı 11x eşittir. 3 ile de burayı çarpıyorum. 3x artı 9 yaptı. Hepsini öbür tarafa topluyorum. X kare artı 8x eksi 9 eşit 0 yaptı. Hani bu 9'a 1 olursa ve burası artı burası eksi olursa çarpımları artı 9. E çapraz çarpımları şurası da x x çapraz çarpımların toplamları da nereyi verdi? Hocam artı 8'i verdi. Sıkıntı yok. O zaman buradan da ne geldi? X artı 9 ve x eksi 1 oldu. Bu eşit bu eşi sıfırsa x'i eksi 9 buluruz ama uzunluk negatif olamaz. Bu eşit sıfırsa x'i de buradan 1 buluruz. Bizden çevre abc isteniyor. x'i 1 bulduk. Üçgene bak şimdi. Bir kenar x artı 3'tü. Diğer kenar x artı 11'di. Burası da x artı 11'di. x yerine 1 yazınca 4 burası. Burası 12. Burası da 12. Yani çevre 12 artı 12 artı 4 yapıyor. Çevre kaç yapıyor? 28 yapıyor böylelikle. Çok güzel bir soruydu. Paralelliği çok güzel bir şekilde saklamıştı. Ama her zaman söylüyoruz. Kenarların eşitliği, açıların eşitliği, eş yapılarda önemli. Cevap 28 yani C seçeneği oldu. Bir sonraki soruda da ÖSYM'nin sevece türden bir soru. ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt BD boyunca katlanıyormuş. Katlayalım bakalım şöyle. Katlanmış halini gör. Evet bu şekilde karşılaştık. Şimdi katlamada ne yapıyorduk? Eski geri açıyorduk. Açılış hali var zaten orada. E o zaman üst üste binen kenarlar eşit. E burası 3'tü. E bu 3. Üst üste binen kenarlar burada da birbirine eşit. Tamam. Üst üste binen açılar da eşitti. Hocam burası noktaya nokta. Başka bir şey yok. Bir de paralellik verilmiş. Burası da 6 verilmiş. Vay. Şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki orana bakar mısın şimdi? Kelebekteki oran yukarıdan aşağıya 1'e 2. 3 bölü 6. 1 bölü 2. Aynı doğru üstünde. Hocam burada da 1/2 oran vardır. Hatta burada da 1/2 oran vardır. Ama A'lar beni ilgilendirmiyor sanki. İlgilendiriyor mu? Bir şey gelmedi. Ama dikkat et. Burası 3x. E hocam burası da 3x'te üstten binen kenarlar birbirine eşit. A şuradaki üçgene bakar mısın şimdi? Dikkat, dikkat. Şu üçgene bakar mısın? Dur, duruncuyla göstereceğim ama şu yeşille göstereyim. Bak 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 bak. Şuradaki üçgene bakar mısın? Ne var burada? Hocam açı ortay var. Açı ortayda koldaki oran şu koldaki oran 3 bölü 2. O tabandaki oran da 3 bölü 2 olacak. O zaman a'yı ne buluruz? 2 buluruz. E 2 a'da o zaman kaç oldu? 4 oldu. Benden ne isteniyor? dc isteniyor. dc'ye bakar mısın? Bakar mısın dc'ye? dc hocam burası. Yani 2 ile 4'ün toplamı yapar. Kaç yapar? 6 yapar. Cevap a seçeneği oldu. Bu da çok güzel bir soru. Şey. Sıradaki soru da ÖSYM sever soru. A noktasından B noktasına gitmek isteyen bir hareketli. Önce birbirine dik yatay ve dikey yollarla mavi yolla gidiyormuş. Sonra A ile B arasında en kısa mesafe kırmızı yolla da ikinci yolla gidiyormuş. Evet birinci yolda toplamda 84 kilometre yol almış. İkinci yoldan gittiği mesafe nedir diye soruluyor bize. Şimdi soruya baktığımızda 30, 40, 3, 4, 5'in 10 katından dolayı burası kaç oldu? 40 oldu. 4-5 üçgeninden. Tamam. Ya hocam soruda ne var burada? Bir kelebek benzerliği gördüm ben burada. Hocam kelebek benzerliği var burada. Ama yukarıdaki üçgende herhangi bir oran yok. Aşağıdakinde var. Ama kelebekte şöyle de yapabiliriz. 4'e 3 oran varsa e burada da 4'e 3 oran vardır diyebiliriz. Hani aşağıdan yukarı gittim ya. Bu sefer de yukarıdan aşağı doğru. Aynı şey. Ya da hani bunu pek anlayamadıysak alfa betaya dalıp beta alfa. Hocam alfadan betaya geçiş 3'e 4 o yüzden burada da alfadan beta'ya geç 3'e 4 de yazabiliriz. Ama şu kelebekten yapmak istiyorum ben ısrarla. Burada şuradaki oran 4'e 3. Burada da 4'e 3 oran vardır diyeceğiz. 4 A ise 3 A'dır burası. E şimdi burada bir de şöyle bir kelebek var. Buradaki kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 3'e 4. E o zaman burada da 3'e 4 oran olacak. Yani burası da 3 B ise burası 4 B'dir. E bunlar dikti. Hocam 3 4 5 üçgeninden 5 B. 3 4 5 üçgeninden 5A yapar burası. E şimdi şu yol uzunluğunu vermişti bize. Bu yol uzunluğunda toplam 7A var. 7B var. Bir de 70 var. Hocam 7A artı 7B artı 70 eşittir. 84 verilmiş. 7A artı 7B buradan 14 gelir. A artı B'yi de buradan 2 olarak buluruz. Benden ikinci yolda gittiği zamanki yol isteniyor. Hop şurası. Yani 5a, 5b ve 50 toplamı isteniliyor. Yazalım o zaman 5a artı 5b artı 50 soruluyor. A artı b kaçtı? 2 idi. 5a artı 5b 10 yapar. O zaman 10 ile 50'nin toplamı da kaç yapar? 60 yapar. Yani cevap B seçeneği oldu. Güzel bir soru. Sonraki soru eşkenar üçgen verilmiş ABC. Hemen açıları yazıyoruz ve kenarlar da birbirine eşit. Onu da unutmayalım. DAC. Hocam şuradaki açıdan 120 derece verin. Yani burası kaç oldu? 60 oldu. 60'ı görünce hemen özel üçgenden çıkıyor mu? Çevre ABC isteniyor. Bizden çevreyi bulmak için şurayı bulmam yeterli olacaktır. E hocam özel üçgenden çıkmıyor. Yani x'e ulaşamam. Başka 120'yi niye verdi? Oraya yoğunlaşalım. Aa hocam burası 60 burası 60. Vay. Şöyle bir z kuralı çıktı. Yani burada ne oldu? Bir paralellik var. Hocam paralellik varsa hop şuradaki Kelebeği fark ettin mi? Kelebek var ama hocam şuradaki uzunluk yok ne yapacağız? E boşuna x artı 6 yani eşkenar üçgen demedi burada. E burası x artı 6 ise burası da x artı 6'dır. Ve yukarıdan aşağı oranlama var. Ha şunu da diyebilirdik bu arada. Kelebekteki buradan buraya 10'a 6 5 bölü 3 ya. Hocam burası 5k burası 3k diyebilirdik gerçi. Daha kolay yapabilirdik. Ya da direkt kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 10 bölü x artı 6 6 bölü x deyip oradan da yola çıkabilirdik. Bence şunu yapalım. Daha kolay. 10 bölü 6. Biraz önce de o tekniği kullandık. Yani 5 bölü 3. O zaman burada da şöyle 5 bölü 3 vardır diyebiliriz. Yani direkt ben şuraya 5K, buraya 3K diyeceğim. E bu eşkenar üçgendi. Yani burası ve burası birbirine eşit olacak. 5K eşittir 3K artı 6'dan. 2K eşittir 6'dan K'yı böylelikle 3 buluruz. E benden çevre ABC isteniyor. K yerine 3 yazarsam bir kenar 15 olur. Çevre ABC'de nedir? 15'ten 3 tane var. 45 olur. Yani cevap 5. <laughs> Sonraki soru ÖSYM sever soru. Aşağıdaki şekilde doğrusal bir demire tabanlarından bağlı iki kenar üçgen biçimindeki özdeş flamalar bağlanmış. Kesikli doğru parçaları çizildiğinde şurada alt g x Uzunluklarda da verilmiş. X nedir diye soruluyor. Şimdi eş yapımı var burada. Evet. Bayraklar birbirinin tıpkısının aynısı. Bunlar özdeş ikiz kenar üçgen şeklindeki flamalar. Yani bu taban açılarına ben şöyle bir alfa alfa diyecek olursam yani kenarların eşitliği bizim için önemli. Açıların eşitliği bizim için önemli değil mi? Evet. Şu kenarlar birbirine eşit. E, aynı kenarlar burada da var. Bunlar da birbirine eşit. Yazdık. Sonra Taban açılarına da şöyle beta beta yazayım. Beta beta yazayım. Ee, o zaman buradan güzel bir şey geliyor mu? Bir şey vermemiş gibi duruyor. Ama bak açıları yazınca çıkıyor. Sadece kenarların eşitliğini yazdığımızda çıkmıyor. Ama açıları yazınca ben bir şey fark ettim. Sen de fark ettin mi? Hocam şu betalardan a şunlar yöndeş. Ama bu paralellik bir işimize yaramıyor. Hocam şuradaki betalarda a aynı yöne bakıyor bunlar. O zaman yöndeş açı. Yani şunlar ne oldu o zaman? Birbirine paralel oldu. O zaman o paralellikleri şöyle bir göstereyim. Dikkat. 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 Şöyle şununla şu birbirine paralel oldu. A, paralel oldu ya. Burada bir ne çıktı? Kelebek benzerliği çıktı. Şöyle bir kelebek benzerliği çıktı. Aa, sonrasında bir şey gelmedi. Eyvah ne yapacağız? Kenarların eşitliğini yazdık. Evet ama şuradaki kenarların eşitliğini yazmadık ki biz ya. Bunlar da birbirine eşit. E ee, şimdi dikkat. Bunlar birbirine eşit. Ve 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 çok dikkat. Hocam Şunlar da birbirine paralel. Hangi rengi kullansam? Moru kullanayım. Bak. Şunlar da birbirine paralel değil mi? Paralel. E o zaman burada ne çıktı? Hocam paralellik var. Eşitlik var. Orta taban çıktı. Mükemmel bir soru. E orta tabandan dolayı burada da 1'e 2 oran var mıdır? Vardır. Hemen buraya K yazdın. Buraya 2K yazdın. E şurada da bir kelebek vardı. Hocam kelebekteki oranda artık oran belli. Soldan sağa 1 bölü 2. K bölü 2K e soldan sağa 1 bölü 2 oran vardır eşittir 6 bölü x ya da 1 bölü 2 oran hocam direkt belli yani 1'e 2 oran var yani x'i buradan kaç buluruz 12 buluruz gerçekten çok güzel bir soru eş yapılar kenarların eşitliği açıların eşitliği yazmak ne kadar önemli cevap 12 yani c seçeneği oldu sonraki soru bu da ÖSYM sever bir soru aşağıdaki şekilde zemine dik birbirine paralel 3 duvar Evet zemine dik olması zaten birbirine paralel olması anlamına geliyor. Ne var burada? Hocam kelebek benzerliği var. Başka ne var? Hocam temel orantı var burada. Şöyle şunu yapabiliriz. Başka ne var? 9 ve 12'den dolayı a burayı 15 bulabiliriz. Güzel. E hocam burası 15 ise şöyle 15 dediysek eğer buraya. E, burada 12 bölü 4. 3'e 1 oran var. E burada da 3'e 1 oran olacak. Direkt burayı 5 yazabiliriz. E burada birbirine eş dedi mi bunlar? Evet, burası toplamda 20 ise, burası da toplamda 20 oldu mu oldu? Yani ben o uzunluğu buldum şimdi. Benden ED uzunluğu isteniyor. Hmm. A, ED. Arkadaş, şurada da güzel bir şey var. Burada da ne var? 5, 12, 13. Evet, bunun tamamı 13. Şuraya 13 diye yazdım. 13 ise ve tamamı da 20 ise, şuraya kaç kaldı? 7 kaldı. A benden ED isteniyor. ED uzunluğu isteniyor. ED'ye gideceğim. Şuraya bakar mıyız? Burada da bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebeklik oran soldan sağa 9 bölü 5. E o zaman burası 9 bölü 5 oran olacak. Yani 9K'ya 5K olacak. Toplamda 14K eşittir. 13'tü. Çünkü bu uzunluk 13. E o zaman K'yı buradan kaç bulduk? 13 bölü 14 bulduk. Şimdi benden ne isteniyor? Burası isteniyor. Hocam 5K lazım. 5K. 5 çarpı 13 bölü 14. Bu da 65 bölü 14 yaptı. E o zaman burası 65 bölü 14 ise şimdi benden toplamda şu uzunluk isteniyor ya. O zaman 65 bölü 14 ile neyi toplayacaksın? 7'yi toplayacaksın. Hadi bakalım çarp. E, 65 artı şu ikisinin çarpımı 4 kere 28, 98 yaptı. Bölü 14 yaptı. 163 mi yapıyor? Aynen öyle. O zaman cevap 163 bölü 14 çıkar. Yani cevap böylelikle C seçeneği olur. Böylelikle bu bölümü de bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Şimdi de benzerlik teoremlerinden kalanlarını işleyeceğiz. Yani kenar açı kenar ve kenar 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 benzerliğini öğreneceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Benzerlik teoremlerinden ikincisine geldik. Kenar açı kenar benzerliği. Gerçi bunu eşlikte de hatırlıyorsun. Eşlikte ne demiştik? Aynı açıya ait kenarlar birbirine eşitse iki üçgende bunlar eşti. Bu sefer ne diyeceğiz? Aynı açıya ait kenarlarda belli bir orantı varsa karşılıklı kenarlarda bu iki üçgene benzerdir diyeceğiz. Mesela iki üçgen var elimde ve kırmızı açılar birbirine eşit ve Kırmızı açının kolları B'ye C iken öbüründe de K katı varsa o zaman bu iki üçgene ne diyeceğiz? Benzer üçgen adını vereceğiz. Yani şu üçgeni küçülttüm. Üstüne tam olarak oturtabilirim. Ya hocam burada bu benzerliği biz nasıl yakalayacağız? Evet buradaki yakalama işi çok önemli. Normalde biz benzerlikte ne yapıyoruz? Açıya dalıyoruz. Bütün açılar eşitse eyvallah açı 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 benzerliğinden çıkıyor. Ama bütün açılar eşit değilse sadece bir açı eşitliği varsa şunu yapacaksın. Mesela şuraya alfa dedik alfa dedik. Alfanın kollarını küçükten bir yere doğru yaz. ilk üçgende. Ya hocam mesela C'ye B. Öbüründe de yaz. Alfanın kollarını C, K'ya BK K. Yazınca her iki tarafında oranla her ikisindeki oran aynı ise eğer bakıyoruz aynı. O zaman bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir diyeceğiz. E bunu bulduktan sonra ne yapacağız? Benzerlik oranı burada buradaki orandır. 1 bölü K'dır. Benzerlik oranı 1 bölü K'ya Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Yani burada x buraya da y diyecek olursam 1 bölü k x bölü y'ye eşittir diyeceğiz. Ve sonuca ulaşacağız. Anlaşıldı mı? Bu önemli. Genelde kenar açı kenar gözden kaçıyor. Açının kollarını küçükten bir yere doğru yaz ve olayı bitir. Mesela şimdi 2 uzunluk olsun 4'e 8. Bir de mavi uzunluklarda 7'ye 14 olsun. Aa hocam Kenar uzunluklarında 1'e 2 oran var her ikisinde de. E açı uzunlukları da birbirine eşit. Ben burada şunları birleştirecek olursam o zaman iki üçgenli olmak zorunda. Aynı açının kollarında 2 kat var. Yani karşılıklı kenarlarda iki kat var. İki üçgen benzerdir. Benzerlik oranı o zaman 1'e 2'dir. Yani burası beşgen, burası kaç olur? 10 olur deriz. Her zaman 1'e 2 oran verilmeyebilir. 1'e 2, 1'e 3. Burada orantılı bir şekilde kenarlar verildiğinde şöyle kırmızılar orantılı, maviler orantılı, yeşiller de orantılı demeyelim hadi. Bir açı eşitliği verelim burada. Çünkü kenar açı kenardan bahsediyoruz. Noktaya nokta verildiğinde bunlar benzerdir. Ama bak belli bir kat yok. E bu benzerliği nasıl bulacağız? İşte şöyle bulacaksın. Alfanın kollarını küçükten bir e doğru sırala. 4'e 6 birinde öbüründe de 6'ya 9 değil mi? Evet. Oranla oranla. Buradaki oran da 2 bölü 3. Buradaki oran da 2 bölü 3 olduğundan dolayı bu iki üçgen kenar açı kenarda benzerdir. Ve aynı açının karşısındaki kenarlar. Yani alfanın karşısı 8 bölü alfanın karşısı x. 8 bölü x eşittir. Benzerlik oranına eşit olacak. Yani 2 bölü 3'e eşit olacak. E buradan 2x eşittir. 24'ten x de böylelikle kaç buluruz? 12 buluruz. İşi öğrendik mi? Öğrendik. Sıkıntılı gibi gözüküyor ama aslında sıkıntı değil. Açılık kollarını yaz. Olay bitsin. Şimdi gel sorulara bakalım. Sonra nokta açıları eşit verilmiş. Hemen alfa alfayı yazıyoruz. E sadece bir açı var. Başka açıda dalamıyorum. Başka açıya giriş yapamıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Alfanın kollarını yazıyorum. 4'e 5. Öbür üçgende de alfanın kollarını yazıyorum. 8'e 10. Küçükten bir e doğru. Yazdıktan sonra bir bakıyorum ki aa, her ikisindeki oran aynı. 1 bölü 2, 1 bölü 2. O zaman iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. Ve benzerlik oranı da 1 bölü 2. Nedir? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Yani x artı 2 bölü 3x eşittir. Buradan 3x eşittir. 2x artı 4 yaptı. x de böylelikle kaç bulduk? 4 olarak bulduk. Sonraki soruda. Aa hocam hiçbir şey yok. Hani biz ne yapıyorduk? Böyle uzunluk sorulunda ya dik üçgenden ya benzerlikten çıkar. Özel durumlar olmadığında. E bakıyoruz soruda. Hiçbir açı eşitliği yok. Ama sadece ve sadece ters açıdan dolayı bunlar eşit. Bir açı eşitliği varsa. Kenar açı kenar var diye bak. Şu üçgenin kollarında alfanın kolları 6'ya 10. Öbüründe hop 9'a 15 değil mi alfanın kolları? Evet. 9'a 15'i yazdık. Sonra ne yapıyoruz? Oranlıyoruz. Hocam 3'e böl 2, 3'e böl 3, 5'e böl 2, 5'e böl 3. Aa her ikisindeki oran aynı. Dolayısıyla bunlar kenar açı kenardan benzerdir. Madem benzer benzerlik oranı da 2 bölü 3. Aynı açının karşısında kenarlar oranı eşittir. Yalnız üstte hangi üçgeni yazdıysak Hocam 6'ya 10. O zaman üstte o üçgenin kenarı olacak. Yani alfanın karşısı x bölü alfanın karşısı 18 diyeceğiz. Bu 6 katı bu da 6 katı olur. O zaman cevap kaç olacaktır? 12 olacak. Soruya baktığımızda yine hiçbir şey yok. Hocam nereden çıkacak bu? Açıya dalalım. Dalamıyoruz. Hiçbir açı eşitliği yok. Ama elinde iki tane üçgen var. Şu üçgenle büyük üçgen var. Ama iki üçgende ortak bir tane açı var. Tam olarak burada kaç? Başka bir açı eşitliği yok. E açı 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 benzerliği yok. Ama sadece bir açı varsa kenar açı kenar vardır. Özellikle böyle benzerlik sorularında soruyu yapamıyorsan kenar açı kenar var mı diye kendine sor. Bunu unutma. Genelde kenar açı kenar yapılmıyor çünkü. E hocam şu üçgende alfanın kolları 3'e 4. Öbür büyük üçgende alfanın kolları 6'ya 8. Her ikisini oranladım. Her ikisindeki oran 1 bölü 2 geldi. Dolayısıyla bunlar kenar açı kenardan benzer. Benzerlik oranında 1 bölü 2. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Yani 2 bölü x'e eşittir. E dolayısıyla x de böyle kaç buluruz? 4 buluruz. B şıkkına bakacak olursak. Hocam açıortay verilmiş. Ama açıortayda ortayda kollar oranı tabanlar oranı kullanamıyorum. Üçgen yok. Açıların eşitliğini yazdım. Başka bir açı eşitliği de yazamıyorum. E o zaman sadece bir açı varsa şu üçgen ve diğer üçgende açının kollarına bakıyorum. 6'ya 8 birinde öbüründe de 9'a 12. Hemen yaz. Hocam alfanın kolları 6'ya 8. Öbüründe nedir? 9'a 12. Bakıyorum bakıyorum. Hocam burası da 2 bölü 3. Burası da 2 bölü 3. Dolayısıyla 2 üçgen kenar açı kenardan benzer. E, buradan başlamıştık. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı. Yani bu 2 bölü 3 eşittir. Y bölü x'tir. E buradan y 2k gelir. X de 3k gelir. X artı y'yi de 15 vermiş. Yani bu 2K değil 3K'ya 2 k ya burası. Toplamları 5K eşittir. 15 ise K'yı buradan 3 buluruz. Ve bizden X 3K isteniyor. K yerine 3 yazınca cevap 9. Bir sonraki soruda 5, 6, 7 ve de 12, 8 de verilmiş. E hocam verilen bilgiyi kullan. Ne verilmiş? Paralellik verilmiş. E paralellik var ama kelebek ya da temel orantı yok. E paralelliği nasıl kullanacağız? Verilen her bir bilgiyi kullanıyorduk. Hocam şunlar birbirine paralel ya. Hop Z kuralı var. Zaten açıya dalmak aşırı derecede önemliydi. Alfa ise burası da alfa yaptı. Başka bir açı yazamıyorum burada. E bir açı var. E hocam o zaman bu üçgenle diğer üçgene birer açının kollarına bakıyorum. Alfanın kolları 7'ye 6. Küçükten doğru yazalım. Alfanın kolları kaça kaç? 6'ya 7. Diğerinde alfanın kolları kaça kaç? 12'ye 14. 12'ye 14. Oranladığım zaman hocam her ikisindeki oran 1 bölü 2 1 bölü 2 geldi. Kenar açı kenar benzer. 1 bölü 2 benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. 1'e 2 oran var ya e o zaman alfanın karşısı 5 ise alfanın karşısı direkt 10 diyebilir miyiz? E 1'e 2 oranlamalarda da kısa yolla yap kardeşim değil mi? Evet cevap böylelikle 10 çıkar. Geldik son benzerlik teoremine. Kenar 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 benzerliği. Kenar 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 benzerliği. Adı üstünde. Eşlikte de vardı. Karşılıklı kenarlar eşitse iki üçgen neydi? Eşti. Bu sefer de benzerlikte ne diyoruz? İki üçgende karşıtlı kenarlar birbiriyle orantılıysa belli bir katı varsa iki üçgen benzerdir diyeceğiz. Hop şöyle. İki üçgen var elimde. A, B, C kenarları var ve buradan buraya K katı varsa eğer belli bir katı varsa iki üçgen benzerdir. Hatta bunu alıp küçülttüğüm zaman Küçülteyim bakayım şunu. Küçülttüm. Şunun üzerine de koyabilirim. Ya da küçük olanın büyütülmüş hali. K kat büyütülmüş hali. Ne yapıyor? İkinci şekildeki üçgeni. E hocam. 1'e 2 oran varsa. 1'e 3 oran varsa. Ya da 1'e 4, 1'e 5 oran varsa. Biz bunu çok kolay bir şekilde sorular içerisinde görebiliriz. Ya 2 bölü 5 oran varsa bunu nasıl göreceğiz? Aynı. Kenar açı kenardaki gibi. Ne yapıyorduk? Kenarları küçükten 1'e doğru yazıyorduk. Bu sefer açı yok. A, B, yazdım. Diğerinde de kenarları küçükten bire doğru yaz. A, K, B, K, C, K yaz. Hepsini taraf tarafa oranla ve hepsindeki oran birbirine eşittir. Bu iki üçgen kenar kenar kenardan benzerdir. E hocam bütün kenarları vermiş. E bize ne sorarlar? Açı sorarlar. Biz nasıl ki benzerlikte şunu söylüyoruz. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı birbirine eşittir diyoruz. Tersi doğrudur. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir. Yani A'yı gören açıyla AK'yı gören açı birbirine eşittir. B'yi gören açıyla BK'yı gören açı, C'yi gören açıyla CK'yı gören açı da birbirine eşittir. Büyük ihtimalle açı eşitliğini kullandırlar. Mutlaka açı eşitliğini de yaz. Kenar 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 eşitliğinde de bunu yapmıştık. Benzerlikte de bunu yapacağız. Dediğimde dikkat et Bununla ilgili bir uygulama yapalım. Şimdi birbirleriyle orantılı kenarları olan üçgen uzunluklar verilsin. İşte kırmızılar orantılı, maviler orantılı, yeşiller orantılı olsun. Hatta kenarlar. Dörtgen altı. A 2 bölü 3 oran var. Hocam 10 ile 15. 2 bölü 3 oran var. Hocam 8 bölü madem birbirleriyle orantılı 2 bölü 3 oran var demişti değil mi? 4 bölü 6 oranı yakalamıştık ya. 2 bölü 3 o zaman burada da 8 bölü x. 8 bölü x e eşit olacak. 4 katı 4 katı x'i de böylelikle 12 olarak buluruz. Yani şu yeşil uzunlukta ne olacaktır? 12 olacaktır. Eğer bunlar ilk baştaki dediğimiz gibi bütün kenarlar birbirleriyle orantılıysa, bir üçgen oluşuyorsa bütün kenarlarda böyle bir oran oluşur. Yani yeşil uzunluğu da 12 buluruz. E olayı anladık mı? Anladık. O zaman ne yapıyoruz? Sorulara geçiyoruz. Üçgenlere baktığımızda kenarları belli olan üçgenler var burada. Nerede? Hocam bak şurada var ve burada var. E bu üçgenlere dikkat et diyor. Dikkat kesil. E, üçgenler kenarlarını yazalım o zaman sadece. 4, 5, 6 küçükten bir'e doğru. Öbür üçgende 8, 10 ve 12. A hepsini oranladığım zaman hepsindeki oran 1 bölü 2. Demek ki bu iki üçgen kenar kenar kenardan benzer. Kenar kenar kenarı yakalayınca lütfen orantılı kenarları gören açıların eşitliğini kullan. E hocam 4'ü görenle 8'i gören açı eşit olacak. 4'ü görenle 8'i gören açı eşit. 5'i görenle 10'u gören açı eşit. Hocam 5'i görenle 10'u gören açı eşit. Diğer açılarda birbirine eşit olacak. Ve ne var burada? Büyük üçgen işin içine giriyor. Büyük üçgeni düşüneceğim. Büyük üçgende nokta açısı nokta açısı. Vay ne çıktı? İlk açıları yazmışız. İkisi kenar. Yani burası 22 ise burası da 22 olmak zorunda. O zaman x artı 5 eşittir. 22 ise x de buradan 17 çıkar. 5 şıkkına bakacak olursak Valla x var y var ama Şimdi kenarları belli olan üçgenler var elimde. Nerede? Bak şurada bir kenarı belli olan, kenarları bütün kenarları belli olan üçgen var. Bir de burada bütün kenarları belli olan üçgen var. O zaman ben bu üçgenleri bir kere yoğunlaşacağım. Bütün kenarları varsa şu kenarları şöyle bir yazayım. Hocam 2 2 3. Diğerine diğerine bakacak olursam 4 4 6. Hım. Hocam taraf tarafı oranladım hepsinde. Oran 1 bölü 2. Madem 1 bölü 2 o zaman bu üçgen kenar kenar. Üçgenler daha doğrusu kenar kenar kenardan benzerdir. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit. Hocam 2'yi görenle 4'ü gören. 2'yi görenle 4'ü gören. 3'ü görenle 6'ı gören birbirine eşit olacak. 2'yi görenler alfa alfa. E, 4'ü görenler de alfa alfa olacak. 3'ü görenler çift çizgi e, burası da ne olmak zorunda, Çift çizgi olmak zorunda. E bunları yazdık. Ama bizden ne isteniyor? X bölü Y isteniyor. Hmm. X ile Y nerede? Hocam X ile Y burada. Bak verilen bilgiye odaklan. Sana kopyayı veriyor. Yani şuradaki üçgende değil mi X ile Y? Evet. A buradaki üçgende bak açılar eşit oldu. Açı ortaylık var. Açı ortayda koldaki oran kaça kaç? 3 bölü 4. Tabandaki oran da 3 bölü 4'tür. 3K ise burası 4K'dır. Ve benden X bölü Y isteniyor. 3K bölü 4K isteniyor. O zaman cevap 3 bölü 4 çıkar. Bir sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Uzunlukları santimetre türünden verilen yukarıdaki şekilde ilgili. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Bak. Üçgenlerde ne verilmiş? Hocam şu üçgende bütün kenarlar verilmiş. E o zaman diğer üçgene de bakalım. Diğer üçgende de bütün kenarlar verilmiş mi? Verilmiş. O zaman kenarları yazıyoruz. Yazalım. 4, 6, 8. Öbürü de bir kenar 6, bir kenar 9, bir kenar 12. Küçükten bir doğru yazdık. 6, 9, 12. Oran, oran, oran. Hepsindeki oran aynı. 2 bölü 3. Demek ki kenar, kenar, kenardan benzer. E kenar, kenar, kenar benzerliğini açılarla uygulattırırlar. Genelde demiştik. O zaman orantılı kenarları gören açılar eşit. 4'ü görenle 6'yı gören açı eşit. Şurası. Alfa ise 6'yı gören açı bu yeşil üçgende bu. E, 6'yı gören küçük üçgende 9'u gören büyük üçgende açılar eşit. E hocam 6'yı gören şurası betaysa büyük üçgende de 9'u gören burası betadır. Üçüncü açılarda şuraları da çift çizgiye çift çizgi midir? Evet. Şimdi verilen bilgilere bakalım. Ne demiş? Edep açısı. EDB yani beta demiş. DBC. E, DBC. Toplamı. Hmm. Şuraya da teta diyelim mi arkadaşım? Diyelim. Alfa artı beta artı tetanın da biz 180 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. EDB açısı neydi? EDB açısı beta. Sonra DBC açısına bak. Hocam DBC açısı da şurası. Yani şurası da tetaydı. E o zaman burası da alfa artı teta yaptı. Buraya da alfa artı teta yazınca. Hop beta alfa teta toplamı 180 demiş. Zaten onun 180 olduğu üçgenden belli. Toplamları 180. Doğru mu? Doğru. Hemen doğruyu yazdık. DB ile AC birbirine paralel demiş. Bakıyoruz ona. DB ile AC'ye bakıyoruz. Şu ve şu. E hocam, bunlar gerçekten paralel mi? Paralel. Niye? Çünkü bak alfa alfa. Şöyle bir Z kuralı sağlanmış burada. Z kuralı sağlandığı için gerçekten bunlar birbirine paralel oldu. Bu da doğru. AD'yi de 5 demiş. AD nerede? Hop şurası. AD'nin 5 olduğunu söyleyebilir miyiz? AD'nin 5 olması için buranın 90 olması lazım. E biz Teta'ya şurada kaçın 90 olduğunu söyleyebildik mi? Hayır. Ha özel bir durum 90 olduğu durumda evet 5 olur burası ama buranın ben 90 olduğunu bilmiyorum. Burası da 90 derece kesinlikle diyemem. E o zaman 90 olsaydı 3-4-5 olacaktı. Zaten burada da her zaman hangisi doğrudur diye soruluyor. O zaman bu her zaman 90'lık sağlanmadı. Tetanın 90 olduğunu bulamıyorum çünkü. O yüzden 3 her zaman doğru değil. E bizden ne isteniyor? Cevap isteniyor. 1 ve 2'yi doğru bulduk. Yani cevap 1 2. Dolayısıyla C seçeneği olur. Böylelikle bu bölümü de bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Daha öncesinde alanı gördük. E şimdi de benzerlik işliyoruz. O zaman ikisini birleştirelim. Yani benzerlik alan ilişkisinden bahsedeceğiz. Hadi bakalım. Derse. Benzerlik alan ilişkisi. Benzer üçgenlerde. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Nasıl? Ezberi olmasın. Bunu ispatlayalım. İki tane üçgen olsun elimizde. Biri büyük, biri de küçültülmüş şu olsun. Hatta benzerlik oranı da k katı olsun. Yani bir kenara a iken diğeri de a k olsun. E o zaman benzerlik oranı k katıysa Yükseklikleri oranında k katı olmak zorunda değil mi? Yani birisi haşken birisi haşın k katıları. K çarpı haş. O zaman şimdi gel alanları yazalım. Alan birincisinde k a çarpı k haş bölü 2. ikincisinde de a çarpı haş bölü 2. E burada ben bunları oranlayacak olursam eğer. Bak a haş bölü 2'ler birbirini götürüyor. Ne geliyor? K kare geliyor. A ne oldu? Alanlar oranı k kare oldu. Benzerlik oranı k iken alanlar oranı K kare. Demek ki benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit oldu. Benzerlik oranı k iken alanlar oranı k kare diyebiliyoruz. Benzer üçgenlerde çevreden bahsedelim şimdi. Evet benzerlik oranı da çevreleri oranına eşittir. Sebep evet, hemen gösterelim şöyle. İki benzer üçgenimiz olsun küçültülmüşü Ve benzerlik oranı da yine k katı olsun. Yani kenarları abc öbürü de akbkck olsun. O zaman çevreleri yazalım. Birinci üçgenin çevresi K A artı K B artı K C. İkinci üçgenin çevresi de A artı B artı C değil mi? A ne oldu? Çevreleri oranına bakacak olursak hemen oranlayalım. K A, K B ve KC toplamı bölü A artı B artı C ne eşit oluyor? K parantezini aldığımız zaman A artı B artı C'ler gidiyor ve K'ya eşit oluyor. Gerçekten de çevreler oranı K'ya eşit. Gel bunu bir uygulamayla gösterelim. Elimizde bir üçgen. Hatta 3, 4, 5 üçgeni olsun ve bunun benzeri 2 katı olan 6, 8, 10 üçgenini yazalım. İki üçgen nedir? Benzer üçgendir. Hatta benzerlik oranı nedir? 1'e 2'dir. Ya da 2'dir. E birincinin çevresine bakalım. 3 artı 4 artı 5 topladığımız zaman 7, 5 daha 12. İkincisinin çevresine bakalım. O da 24 yaptı. Ha? 2 üçgen benzer. Benzerlik oranı da 1'e 2. Çevrelerin oranı da bakar mısın ne oldu? Hocam 12 bölü 24 yani 1'e 2 oldu. Gerçekten de 2 kat var. E alanlara da bakalım şimdi. Birincinin alanı nedir? Hocam 3 çarpı 4 bölü 2 yani 12 bölü 2'den 6. İkincinin alanı nedir? Dik kenarlar çarpımının yarısı 6 çarpı 8 bölü 2. Yani bu da 24 yaptı. Şimdi alanlar oranına bakar mısın? 1'e 6 iken 1'e 24. 4 kat oldu. E benzerlik oranı 2 kattı. Alanlar oranı 4 kat oldu. E bunu da böyle bir örnekle sana göstermiş olduk. Ve iyice olayı anladık. Şimdi gel sorulara bakalım. Soruda alanlar verilmiş. 4A, 5A. Bir de uzunluklar isteniliyor bizden. Şimdi burada hocam üçgenler benzer değil ki diye düşünebilirsin. Aslında biz temel orantıyı anlatırken ne dedik? Temel orantının açı 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 benzerliğinden çıktığını söyledik. Ki bak 6 bölü x. Aslında şu bölü tamamı diyoruz. Aslında bu ne demekti? Bu üçgenle büyük üçgendeki benzerlik demek. E o zaman burada benzerlik hangisi? 6 bölü x değil midir? Evet. 6 bölü x benzerlik oranının karesi neye eşittir? Alanlar oranına eşittir. Alanlar oranında 4a bölü 5a mı? Değil. Çünkü niye? 4a bu üçgende 5a bu yamukta. E biz bu üçgende büyük üçgenin benzer olduğunu biliyoruz. Yani alan tamamını alacağız. Bak bütünsel. Bunu unutma. Yani tamamı 9a oldu. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Hani benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit ya. Tam tersi alanlar oranı verilmişse de alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşittir de diyebiliriz. Zaten burada karekökünü aldığımız zaman da aynı şey geliyor. E buradan 6 bölü x neye eşit oldu? Karekökünü aldığımız zaman a'lar gitti. 2 bölü 3'e eşit oldu. E buradan da 3 katı 3 katı x'i böylelikle 9 bulduk. Dediğim gibi alanlar oranına bak. Hocam 4 bölü tamamı 9. Yani alanlar oranının karekökü 2 bölü 3. Benzerlik oranı da 6 bölü x deyip de direkt sonuca da ulaşabilirdik. Gelsin B sorusu. B şıkkına bakacak olursak 90'lar ama da uçuşuyor. Yani 2 ya da 2'den fazlaysa alfa beta ya da mı? Dalacağız. E burada alfa beta alfa 90 burası da beta. E ne oldu? Hocam şu üçgenle büyük üçgende açı 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 benzerlik. E burada uzunluklar var alanlar var. Yani benzerlik alan ilişkisini kullanacağım. E ne demiştik? Benzerlik oranı karesi alanlar, oranı eşit. alanlar oranın Alanlar oranının karesi benzerlik oranına eşit olacak. Yani alanlar oranı A bölü 8A değil. Dikkat. Bizim üçgenler hangileri? Biri bu. Biri de büyüğü. Ya büyükteki alan ne? 9A. O zaman 9 ayı yazıyorum ve karekökünü alıyorum. A'lar gitti. 1 bölü 9'un karekökü 1 bölü 3. Benzerlik oranına eşittir 1 bölü. O da aynı açının karşısındaki kenarlar oranı. Yani 2 bölü x. E buradan da x'i 6 olarak buluruz. da kelebek var ve alanlar var. E kelebek demek aslında ne demek? Hocam şu iki üçgenin benzerliği demek değil mi? Yukarıdan aşağı benzerlik. Benzer üçgenler var. Alanlar verilmiş. Alanlar oranı 16 bölü 25. karekökü benzerlik oranı. 5. 4 bölü 5. Evet benzerlik oranını 4 bölü 5 bulduk. Ama bizden ne verilmiş? BC verilmiş. BC isteniyor. O zaman biz BC'ye yolladık. E yukarıdan aşağı oranlamanın 4 bölü 5 olduğunu bulduk ya. Yukarıdan aşağıya oranlama 4 bölü 5 yazalım. 4K ise burası 5K. E toplamda 9K'yı zaten vermiş bize. 27 diye vermiş. O zaman K buradan 3 gelir. E bizden ne isteniyor? 5K. 5K isteniyor. EC uzunluğu yani. K yerine 3 yazdığımızda cevap 15 çıkar. 5 kında e 90'lar 90'lara da uçuşuyor? Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. Ne oldu? Hocam şu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Zaten alanlar oranı isteniyor. E benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşitti. Hemen burada benzerlik oranı betanın karşısı 4 bölü betanın karşısı 6. Benzerlik oranı 4 bölü 6 karesi. Yani aslında sadeleştirelim. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Alanlar oranı 4 bölü 9'dur. Yani burası 4 esken burası 9 estir. Ayrı ayrı üçgenler iç içe değil. O yüzden 4'e 9'a ayrı ayrı yazdım. E zaten benden a bölü b isteniyor. a bölü b de 4s bölü 9 s'ten dolayı 4 bölü 9 çıkar. Soruya baktığımızda x kenarı verilmiş. Hemen x kenarlığı kullanmamız lazım değil mi? x kenarlığı nasıl kullanacağız hocam? Ya hocam tabana ait yükseklik çizim. Ya taban uzunluğu var mı? Niye tabana ait yükseklik çizim? x kenarda tabanla alakalı bir şey, uzunlukla alakalı bir şey yapamıyorsak ne yapıyorduk? Açılara dalıyorduk. Hemen eşit olan açılara dalalım şöyle. Alfa alfa. E sonra kenar uzunlukları da verilmiş. Bir açı varsa sıkıştığımız zaman zaten ne? Benzerliği başlıyor. Hemen açılara dalmak önemliydi. Başka bir açıya da dalamıyorum. Tek bir açı varsa neye dikkat edin demiştim? Kenar açı kenara. E, kenar açı kenara dikkat edelim. Bakalım şu üçgen ve şu üçgende kenar açı kenar var mı? Ne yapıyorduk? Üçgende açının kollarını yazıyorduk. İlk önce şu üçgende küçük üçgende yazayım. Küçükten bir'e doğru. Alfanın kolları 3'e 4 diğer üçgende alfanın kollarına bakalım. Küçükten bir'e doğru yazalım. O da kaça kaç? 6'ya 8 Hemen yazdık 6'ya 8'e. Ve bunları taraftar oranladığımda her ikisindeki oran 1 bölü 2 çıktı. Dolayısıyla bunlar kenar açı kenardan benzer. E evet, benzerlik oranı 1 bölü 2. E alanlar da için içine girmiş. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 2'nin karesi alanlar oranına eşittir. 1 bölü 4. Yani küçük alan. Şuraya ben bir A dersem öbür alan 4A mı olacak? Evet. A 5. O zaman 4A kaç yapar? 20 yapar. Zaten benden de bu isteniyor. Cevap 20. 5 kında Bir ara çeşitliği var. Yapacağımız hamle belli. Kalıp bir. Demiştik size. Hocam bir ara açıları eşit olan üçgenlerde ortak açı var mı diye bakıyorduk. Var mı ortak açı? Aha. A açısı ortak. Nokta. Karaladığım üçüncü açıya çift çizgi dersem. Büyük üçgende de nokta. Karaladığım üçüncü açı çift çizgi değil mi değil? Evet. E, bütün açılar eşit oldu. Yani iki üçgen benzer. E benzerlik oranını Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı 3 bölü 5. E alanlar işin içine girmiş benzerlik alanı ilişkisi yapacağım o 3 bölü 5'in karesi 9 bölü 25. E hocam dikkat dikkat burası 9 aysa buraya sakın 25 A deme. Çünkü niye? Bu üçgenle büyük üçgen benzer. O zaman bu alan 9 A ise büyük alan 25 A olacak. Yani buraya ne kaldı o zaman? 16 A kaldı. Alan ABC yani 25 a'yı bize 50 vermişler. A'yı buradan 2 buluruz. Hop bir de düzgün yazsam şöyle süper olacak. Alan BCD e, isteniyor bizden. BCD e, de 16 a değil mi? Evet. A'yı da 2 bulmuştuk. Yani cevap böylelikle 32 çıkar. Paralel doğrularda alan dağılımına geldik şimdi. Güzel bir şey. Daha öncesinde gördük soru içerisinde aslında. Böyle eşitlik olduğu zaman da bir özel durum oluşuyor. Nasıl bir özel bir durum oluşuyor? buradaki alan küçük alan a iken sonraki 3a sonraki 5a sonraki 7a sonraki 9a tek sayılar halinde gidiyor. Niye? E, sebebi çok basit. 1 bölü 2'nin karesi kaç? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. E hocam şuradaki alan o zaman bak dikkat et. Şu alan a iken o zaman büyük alana baktığımızda şurası 4a olacak. Tamam. O zaman buraya ne kaldı? Gerçekten 3a kaldı. Şimdi burada 1 bölü 3 oran var. 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9. Bak ispatını yapıyorum sana. Yani bizim şuradaki alan şöyle göstereyim. Bu alan A iken büyük alan 9A olacak. E 9A olması için de o zaman buraya ne kaldı? Dikkat et 4A'sı yukarıda. O zaman buraya da 5A mı kaldı? İşte benzerlik. Temel orantıdaki kullandığımız buradan geliyor ama bu şekilde eşitlikler olduğu zaman da kolaylıkla akılda kaldı zaten büyük ihtimalle. 1, 3, 5, 7, sonra 9, sonra 11 şeklinde gittiğinde öğrendik mi öğrendik. Sorularda bu geldiği zaman da kısa bir teknik olarak da, taktik olarak da bunu da kullanabilirsin. Ya da ispat tekniğiyle de yapabilirsin tamamıyla sana göre. Gel şimdi sorulara bakalım. Soruda eşitlikler verilmiş. E 12 de var orada. Tam benzerlik alan çıkıştan yapabiliriz ama öğrendik daha yeni öğrendik. E burası A iken. Burası 3A. Burası da 5A diye böyle tek sayılar halinde gidiyordu. E o zaman 3A eşittir. 12 ise A'yı buradan 4 buluruz. Bizden ne isteniyor? Alan ABC isteniyor. de b 8, 9A yaptı. 9A'da A yerine 4 yazdığımızda kaç yapar? 36 yapar. B şıkkında paralellik verilmiş. Ve eşitler var. E şimdi ben bu paralellikler arasında bir ilişki ne yapabilirim? Ya hocam şuradan şunu mu birleştirsem acaba böyle? Paralel kenar oluşturmuş oluyoruz. Burada şurada şu paraleller başka türlü nasıl kullanabiliriz? Bir köprü kurmamız lazım. E o zaman buradan da orta tabanı çizsem daha güzel olmaz mı? Yani buradan bak orta tabanı çizdiğim zaman hop şöyle. Yani hem burada orta taban çıktı böyle. E aynı zamanda burada da orta taban çıktı. Ve alanları da daha rahat bir şekilde dağıtabilirim burada. Ve şurada da bir köprü de oluşmuş oldu. Baksana şimdi burada bunlar paralel. E bu da paralel oldu. Yani aradaki köprü kurulmuş oldu. E burada hemen şurası A iken buranın 3A olduğunu söyleyebilirim. E burası B iken buranın da 3B olduğunu söyleyebilirim. Taralı alanlar toplamını vermiş. Bana A artı B 8 olarak verilmiş. Ve alan ABC isteniyor benden. O da baktığımız zaman hocam 4A artı 4B'ye eşit. 4A artı 4B. Yani 4 parantezinde A artı B. Yani bu da 8 cevap kaç olduğu zaman? 4 kere 8 32 olur. Soruya baktığımızda 3 verilmiş ve alanlarda birbirine eşit verilmiş. Evet alan var. Bir de 90'lar havada uçuşuyor. 90'ların havada uçuşması nedir? Alfa, beta. Dalla alfa, betaya dalıyoruz. Alfa, beta. E o zaman burası alfa 90 e burası da betadır. Yani bizim buradaki üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer. Benzerlik alan ilişkisi, benzerlik oranının karesi alanlar oranına. Hemen ya da alanlarda verilmiş ya burada. Alanlar oranı karekökü benzerlik oranına eşittir demek daha mantıklı alanlar verildiği için. Alanlar oranı A bölü tüm alan 2A. Dikkat. işte bunun karekökü benzerlik oranına eşit. O zaman 3 bölü benzerlik oranında 90'ın karşısı 3 verilmiş. 90'ın karşısı x'e. Yani buradan 1 bölü kök 2 eşittir. 3 bölü x ya. X böyle de böylelikle kaç gelir? 3 kök 2 gelir. Sonraki soruda 9 var 6 var paralel kenarın alanı isteniyor bizden. Madem paralel kenar şu paralellikleri şöyle bir koyalım. Paralel kenarın tanımını biliyoruz. Karşıtlı kenarlar birbirine paralel. E ben bu paralelleri nasıl kullanacağım şimdi? Temel orantı şeklinde mi kullanacağım? Temel orantı yok. Yani üçgenler ayrı ayrı var. Hocam buradaki üçgenin alanı ve buradaki üçgenin alanı var. E demek ki üçgenlerin alanlarına yoğunlaş. Demek ki üçgenlere yoğunlaşacağımız için açılara dalmamız gerekecek. Dalalım bakalım açılara. Buraya alfa dersem burası da yöndeşlikten dolayı alfa. E burası da yöndeşlikten dolayı alfa yapar. Sonra buraya beta dersem. Hocam paralel ya şunlar. Bunlar paralel yöndeşlikten dolayı burası da beta yapar. E alfa beta 3. açı burası alfa beta 3. açı burası. A 2 üçgen 9 alanı 9 olan ve 16 olan iki üçgen ne oldu? Benzer oldu açı açı açıdan. Alanlar oranı vermiş bize. Alanlar oranı kaç? 16 bölü 9 al kökü benzerlik oranına eşittir. 4 bölü 3 Demek ki benzerlik oranı 4 bölü 3. O zaman alfanın karşısı alfanın karşısı. 4 bölü 3. 4K'ya 3 k yazdık. Ya da betanın karşısı. Hocam betanın karşısı burası 4A. Betanın karşısı burası 3A. Hatta burası da 3A olur. Paralel kenardan dolayı. Ya da hocam 4'e 3 oran yazdık ya. E bunlar paralel. 4'e 3 oran burada da olur diyebilirdik. Böyle. E sonrasında ne yapacağız? Alan dağıtım. Dağıt. 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 Biliyorsun alan dağıtımını. Şuradan şöyle bir Üçgen oluşturacak olursam bak 4A'da kalan 16 ise 4 katı 3A'daki de 4 katı 12 yapar. E, dolayısıyla ne oldu? Şunu söyleyebiliriz paraya kenarının yarısı 12 ise diğer yarısı da 12 diyebiliriz. Hocam daha görmedik nereden bileceğiz bunu? Peki şöyle yapayım. E, bunlar da paralel ya. E, burada da 3'e 4 oran var ya burada da 3'e 4 oran vardır. Hemen yazıyorum buraya. 3N'e 4N'i yazdım. E, burada da hocam 3 de 9 ise 3 katı. 4 endede 3 katı 12 yapar. Bak ne çıktı? 12, 12. Paraya kenarının alanında kaç yaptı? Toplamda 24 yaptı. Bir sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Bir maket bıçağının keskin kısmı üzerindeki aparatın kaydırıldığı mesafeye eşit işte olarak ok yönünde dışarı çıkmaktaymış. Kaydıralım mesela burada. İlkinde 3 birim kaydırdım. Öbüründe de x birim kaydırdım ve oluşan üçgenler de A ve B üçgenleri oldu. Evet A ve B üçgenlerin alanları verilmiş bana sırasıyla 8 ve 18 olarak verilmiş. E o zaman birincisinde kaydırıldı. ikincisinde de kaydırıldı ya o üçgeni göstereyim. Birincisinde kaydırıldığında şuradaki üçgen aslında hop şöyle şuradaki üçgen değil mi? E burası sonra bir çizgi gibi düşün. Bu uzunluk da burada böyle kalıyor ya. Aslında bu ne demek? Birbirine paralel demek. E birincisinde oluşan üçgenin alanı 8 verilmişti. Burası 8. İkincisindeki tamamı da kaç verilmiş bize? Hocam 18 verilmiş. Aa burada aslında şöyle bir şey çıktı. Bak çiziyorum şekli çiziyorum şöyle çizebilsem. Hop. Şurada kalan 8, tamamı 18 yani buraya 10 kaldı. E şunlar birbirine paralel. E buradaki kaç birim çıkartılmıştı burada? 3 birim çıkartılmıştı. Burası da kaç birim çıkartılmıştı? X birim çıkartılmıştı. İşte bizden X soruluyor. Burası 3, burası da X. E ne var burada? Temel orantı. E temel orantıyı kullanalım. Benzerlik oranı 3 bölü x. Benzerlik oranı 3 bölü x'in karesi alanlar oranına eşittir. 8 bölü 10 değil. 8 bölü tamamı olmayacak mı? Evet yani 18 eşit olacak. E burada sadeleştir 4 ve 9. Her iki tarafın karakterini al. 3 bölü x eşittir. 2 bölü 3 yaptı. E o zaman buradan da 2x eşittir. 9 ya. X de kaç geldi o zaman? 9 bölü 2 geldi. 9 bölü 2 de demek ne demek? 4,5 demek. Yani cevap C seçeneği yaptı. Gerçekten ÖSYM sever. Gerçekten çok güzel bir soru. Sınavda tam çıkmaya aday. Boşuna sever soru demiyoruz bunlara. Evet burada bir mola verelim istersen. Çünkü devamında da yeni bir başlığa geçeceğiz ve güzel şeyler sorulardan bahsedeceğiz. Evet sonraki ders görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal. Molayı yaptık dinlendik hazırız değil mi? Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz benzerlikte. Yardımcı elemanların benzerlik ilişkisinden bahsedeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Konuya geçmeden önce bir ön bilgi vereyim sana. Bir üçgen vereyim hatta çizeyim. Üçgen ve içinde de şöyle bir çizgi var. Ve ben bu üçgenin böyle belli bir katını alacağım. Büyüteceğim. Ekranda sen de telefonda da büyütebilirsin. İki kat büyüttüm mesela. İki kat büyüttüğün zaman bütün kenarlar iki kat büyüyor mu? Büyüyor. Hatta içindeki çizgide iki kat büyüyor mu büyüyor. Ha, benzerlik oranı o zaman sadece kenarlar oranına eşit değil. Bütün uzunluklar oranına eşit olacak. Buradaki üçgeni iki kat büyüttüğüm zaman içindeki o çizgi de iki kat büyüyecek mi? Büyüyecek. İşte aynı şeyi, aynı yorumu yardımcı elemanlar yani açı ortay, kenar ortay, yüksekler üzerinde de yapabiliriz. Benzerlik oranı yüksekler oranına, açı ortaylar oranına, kenar ortaylar oranına eşittir ama aynı açılardan çizilmesi şartıyla. Bunu şeklen göstereyim. İki tane üçgen olsun elimizde. Biri büyük, biri de küçük. Küçükten büyüğe benzerlik oranı da k kat olsun. E burada benzerlik oranı k katsa o zaman yükseklikler oranından olmak zorunda k kat olur. Ama aynı açılardan çizilmesine dikkat edeceğiz. Hatta açı ortaylar oranında k kat olur. Hatta kenar ortaylar oranında ne olmak zorunda? K kat olmak zorunda. Temel mantığı bu. Yani illa açı ortay işte yardımcı elemanlar olmak zorunda da değil herhangi bir uzunluk da olabilir. O uzunlukta belli bir katı sağlamak zorunda. Evet olayı sanki öğrendik değil mi? Mantığı da öğrendik. O zaman sorulara. ABC üçgeni ile DF üçgeni benzer verilmiş. E bu ne demekti? ABC'deki A açısıyla DF'deki D açısı birbirine eşit. Şu nokta açısıysa bu da nokta açısı. Sonra B açısıyla E açısı hop çizgi ise hop çizgi. Üçüncü da otomatikman birbirine eşit. Madem benzer, e benzerlik oranı aynı açılı. karşısındaki kenarlar oranına eşit. Yani 8 bölü 12 eşit. O zaman yazıyoruz 8 bölü 12. Ha, kendi diğer şeyler yok, kenarlar yok ama yükseklik çizilmiş. Ve aynı açıdan, nokta açısından çizilen yüksekler verilmiş orada. E benzerlik oranı aynı zamanda yükseklikleri oranı eşittir. Yani birindeki yükseklik 6, birindeki de x. O zaman 6 bölü x e eşit diyeceğiz. Ve sadeleştirmelerimizi yapalım. 4'e bölü 2, 4'e bölü 3. 2x 12 2x 18'den hemen yazalım tabi buraya. X de böylelikle kaç buluruz? 9 olarak. Sonraki soru da ABC, DF benzer verilmiş. A açısıyla D açısı birbirine eşit. Evet eşit olduğu zaten belli. İki tane çizgi, iki tane çizgi açısı. Sonra B açısıyla E açısı eşit. Şu açıların eşitliğini yazdık. Ve üçüncü açılar da otomatikman eşit. Bütün açılar eşitliği yazdık. Benzer. E benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşit. Yani 6 bölü 9'a eşit. E 6 bölü 9 e ne verilmiş bana? Açı ortaylar verilmiş ve aynı açıdan çizilen açı ortaylar verilmiş. Aynı açıdan çizilen açı ortaylar oranına eşittir. Yani bir de bu üçgenden başlamıştık. 4 bölü diğer açı ortay x diyeceğiz. E buradan 6x eşittir. 36'dan x'i de kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Bir sonraki soru. Benzer verilmiş. İşte açılar 90'ar derece. Evet a açısına diye açısı. 90'ar derece verilmiş. Sonra diğer B açısıyla E açısı 3. açılarda eşit. E yine benzerlik oranı nedir? Hop 6 bölü 12. Aa kolay bir kat var. Benzerlik oranı 1'e 2. O zaman bu da kenar ortaylar. Kenar ortaylar oranında 1'e 2 olmak zorunda. E direkt burası nedir? 8 diyebiliriz Bir sonraki sorudan Çevre ADE 24 verilmiş. Çevre ABC 40 verilmiş. Aslında şöyle baktığımız zaman. ADE üçgeniyle. ABC üçgeni benzer değil mi? Benzer. Niye? Temel orantıdan dolayı. Temel orantıda sadece bunu kısalaştırmıştık. E bu üçgenle büyük üçgende çevreler verilmiş. Çevreler oranı aslında nedir? Benzerlik oranıdır. E çevreler oranı benzerlik oranı 24 bölü 40. Benzerlik oranıdır aynı zamanda. Bizden de A, F ve F, G uzunluğu isteniyor. Şimdi bir de şuna dikkat et. Bu bir açı ortay. A benzerlik oranı. Aynı açılardan çizilen açı ortaylar oranı işte. Bir tane açı ortay bu. Diğeri de bu. O zaman benzerlik oranı tam ne yaptı? 8'e böl 3, 8'e böl 5. Benzerlik oranı 3 bölü 5. O zaman açı ortaylar oranı 3 bölü 5. Yani burası 3K iken diğer açı ortay bir tanesi bu. Bir tanesi de büyüyor. Burası 5K yapmak zorunda. Yani buraya 2K kaldı. O zaman AF bölü FG 3K bölü 2K'dan 3 bölü 2 Sonraki soru. DFG dikdörtgen verilmiş. Alan ABC isteniliyor bizden. Hmm. ne yapacağız? Dikdörtgenin alanı biliyoruz. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı olduğunu biliyoruz. Yani şuraya bir A buraya bir B dersem A çarpı B verilmiş bize. A çarpı B 24. Peki büyük üçgenin alanını bulmaya çalışacağız. Şimdi bir üçgenin alanı neydi? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Hocam hiçbir taban yok deme bana. Şuraya A dediysek A bunlar eşit. Orta tabandan dolayı burası 2A. Hocam buradaki taban uzunluğu var aslında. Çaktırmadan verilmiş. E hocam o zaman tabana ait yükseklik lazım. Çünkü dikdörtgenden dolayı 90'ar derece var burada. O zaman tabana ait yüksekliği çizelim. Hop yüksekliği çizdik. Bu yüksekliği bulmaya çalışacağız. Bak şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine paralel. Aynı doğruya dik olduğundan dolayı. Dolayısıyla burası B ise burası 2B olmak zorunda değil mi? Evet. 2B'yi de yazdık buraya. Tabana ait yüksekliği çıkmış oldu. E o zaman üçgenin alanın oldu. 2A tabanı yüksekliği de 2B. 2A çarpı 2B bölü 2 eşit oldu. 2'ler gitti. 2AB oldu. E biz zaten AB'yi 24 bulmuştuk. AB ye yerine 24 yazarsak cevap da böylelikle 48 çıkar. <laughs> Sonraki soru. ÖSYM'ye sever soru. Tepe noktası A olan ABC x üçgeni tabanı doğrultusunda bir miktar ötelendiğinde ötelemişiz. Bak B, B üstüne gelmiş. Ben bunu B'yi ne kadar ötelediysem C'yi de o kadar ötelemiş olmuyor muyum? Evet. E o zaman C de buradan buraya 5 gittiyse o zaman B de buradan buraya 5 gider. Yani burası 5, burası 5 mi oldu? Evet. Bir de öteleme, kalem. Böyle ötelediğim zaman aynı kalem değil mi? Aynı kalem. Yani öteleme soruları aslında eş yapı sorularıdır. Eş yapı sorularında da hep neyi düşünüyorduk? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. E açılara da bakalım kenar üçgendi bu. Alfa alfa yazarsam. E diğeri de ötelenmiş hali de ikizkenar yani alfa alfa. Aynı ikizkenar hatta. Aa burada bak alfaya alfa çıktı. O yöndeş açı. Hocam o zaman bunlar birbirine paralel. Ve burada paralellik var. Eşitlik var. Ne oluyordu böyle? Hatırlatayım sana. Şunlar eşit olunca A 3A olmuyor muydu? Evet. Yani burası o zaman 15 ise burası 3 katı 45 olacaktır. Evet bu alan 45 oldu. Tüm alanı biz bulmuş olduk şu anda. Tüm alan 60 yaptı. ABC üçgenin çevresi isteniyor benden. Hmm. Şimdi ikizkenar üçgende ne var? Hocam büyük ikizkenar üçgenin alanı var, tabanı var. O zaman taban çarp tabana ait yükseklik aklımıza gelmez mi? Gelir. E yükseklik de nereye düşer? Hocam ikizkenar olduğu için bu tam kenar orta olmak zorunda. Tam çizilen yükseklik buraya düşer. Şansa bak. Hop düşürdük buraya. O zaman buraya H diyelim. Tabanı 10. Yüksekliği H. Bölü 2. 60'a eşit olmak zorunda. Haşı da buradan kaç buluruz? 12 buluruz. Haş 12. O zaman arkadaş burada ne çıktı? Dik üçgen. 5 var 12 var. 5 12. 13 üçgeninden. Burası 13 oldu. Burası da 13 oldu. Ve benden çevre isteniyor. Çevreye bak şimdi. 13, 13 ve 10'un toplamı. Toplayalım o zaman. 13 artı, 13 artı, 10. Kaç yapıyor? 36 yapıyor. Güzel bir soruydu. Cevap C seçeneği oldu. Bir sonraki soruda x kenarlıklar verilmiş. Hemen şöyle x kenarlığı gösterelim. 12, 12. Ya bir de alanlar oranı isteniyor bizden. x kenar tepe açısı kaç? 30. 180'den 30 çıkart 2'ye böl. 75, 75. E burası 15. Burası da 15 mi yaptı? Evet. E sonra ne yapacağız? Şimdi biz bir konudayız diye atıyorum benzerlik konusundayız diye sadece benzerlikten soru çıkmaz. Ya da alan konusundayız diye sadece alandan soru çıkmaz. Şimdi bak x kenar da konulmuş buraya kazanımlar iç içe verilebilir. X kenarının özelliğini de kullanacağım demek ki ben burada. Ne var burada x kenarla ilgili ne özelliği var? Hocam tabandan bir nokta alınmış kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşitti. Ama eşit kenarlara ait yüksekliğe eşitti. Hatırladın mı? E yani bu yükseklik ne eşit olacak? Şurası x'e x artı 4'e eşit olacak. Şu x'in toplamına eşit olacak. Hocam bakar mısınız buraya? Burada ne var? Şurada da şöyle bir dik üçgen. Hatta bu dik üçgen 30 60 90 üçgeni. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 yapar. E 4 artı x eşittir 6 ise x'i de buradan kaç buluruz o zaman? 2 buluruz. Evet x 2 çıktı. E şimdi bizden ne isteniyor? Alanlar oranı. Neyin alanları oranı? Alan FDC. Şu üçgenin alanıyla alan EBD. Bu üçgenin alanı isteniyor. E alanlar oranı eğer iki üçgen benzerse benzerlik oranı karesine eşit. Benzer mi diye bakıyorum. Evet benzer. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Çünkü her ikisi de 15, 75, 93 kere. Bütün açılar eşit. Açı açı açıdan benzer. E benzerlik oranı ne? 4 bölü 2. Ya da şuradan gidebiliriz. İlk başta şuradan başlayabiliriz. 2 bölü 4. Benzerlik oranı 1 bölü 2 aslında. 2 bölü 4 de 1 bölü 2. Karesi 1 bölü 4 yaptı? Evet. Yani burada kalan A iken burası 4A oldu. Ve bizden alanlar oranı isteniyor. Alanlar oranı FDC'nin alanı 4A. Öbürünün alanı da A. Yani cevap böylelikle 4. AC 24 verilmiş ve alanlar oranı var. Yani ben, benzerlik falan da vardır. Şuraya bakıyorum hocam bu doğru aşağıya dik BC dik bu da BC dik. E bunlar paralel. Vay. Şunlar paralelse eğer burada ne var? Kelebek. E kelebekteki oran nedir? Bak alanlar oranı verilmiş. Alanlar oranı 1 bölü 4. Alanlar oranı 1 bölü 4'ün karekökü, kökü 1 bölü 2. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 2. Aynı doğru üstünde. A iken 2A. B iken 2B. C iken 2C değil mi? Evet. Sağdan sola 1'e 2 oranlamaları yazdık. Ve burada bütün oranlamaları yazmak istiyorum. Hocam 1'e 2 oran var. Bunlar paralel. E orta taban. Dolayısıyla şunlar birbirine eşit. Hatta şunlar da birbirine eşit yazabilir. Şimdi AC'yi bize kaç vermiş? Hocam AC'yi bize 24 vermiş. Güzel. Ve bizden BF isteniyor. Şurası isteniyor. Vay. Vay vay. Başka kazanımları da işin içine katmış. İyi ki bak bunları böyle oranlamayı yazmışız. Eşitlikleri yazmışız. Ne var burada? Hocam bu kenar ortay. Hocam bu da kenar ortay. Aa burası ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi. E bir de tamam ağırlık merkezi dememe gerek yokmuş gerçekten. Dur. Çünkü benzerlikten buradaki oranlamaları yazmışız. Devam. Sıkıntı yok. Ağırlık merkezinden de yapabilirdik. Başka ne var? Hocam burada bizden şu uzunluk isteniyor. E burası verilmiş. Arada burası 90 derece. 90'dan da bir kenar ortay çizilmiş. Eşit. Eşitken muhteşem şütlen dolayı burası da eşit olmak zorunda. Muhteşem. Yani bu da yuvarlak olacak. Evet tamamı 24'tü. 12, 12. E yani burası da 12. 3C eşittir 12 ise. C'yi buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Ama bizden ne isteniyor? BF. BF'ye bak bakayım. Hocam BF uzunluğu burası. 2 c yani cevap 2C. Cevap böylelikle Peki. Burada bir mola verelim istersen. Devamında görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Dinlendin karşıma öyle geldin. Çünkü dinlenmeye ihtiyacım vardı. Güzel sorular var bundan sonrasında. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam. ÖSYM'nin seveceği turdan bir soruyla karşı karşıyayız. Kare biçimindeki bir duvarın A köşesi etrafında dönebilen 35 birim uzunluğundaki bir kaldıraç şekil 1'deki konumunda verilmiş. Sonra A köşesinde döndürülmüş. Şekil 2'deki konumuna gelmiş. Sonra duvarın bir uzantısı kaldıraçın bir köşesine gitmiş. Ve oradaki oluşan üçgenlerdeki alanlar oranı verilmiş. Bizden X uzunluğu nedir diye deniyor. Şimdi ne yapacağız burada? Ya hocam aslında kare verilmiş ya. Bak kare verilmiş. Dikkat. Kare de şu eşitleri şöyle bir yaz. 90'ları yaz. 90'lar ama da uçuyor oldu. Çünkü burası da 90, burası da 90. E o zaman dal alfa beta ya. Alfa, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta. O zaman 2 üçgen, 2 sarı üçgen benzer oldu. E benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Alanlar oranının karekökü benzerlik oranına eşit olur tabii ki. 16 S bölü 9 S. Al karekökünü 4 bölü 3. O zaman benzerlik oranı 4 bölü 3. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Yani burası 4K burası 3K. E toplamda bu 35 değil miydi? E 7K eşittir 35 ise K'yı buradan 5 olarak bulur. E K5 yani şurası 15 burası 20. Bak dikkat et A köşesinden bu tarafı 15. E buraya yaz o zaman 15. Sonra A köşesinden şu tarafı yani bu tarafı kaç? 20. E yaz 20'yi şuraya kadar 20. E başka ne var? İkisi bulmam lazım benim. Arkadaş bir de burada kare verilmiş. Kareyi biz kullandık mı burada? Kullanmadık. Karenin eşitliğini de kullanalım. Dikkat edersen burada ne var? Hocam benzerliği yazdık ama sadece 90'ın karşısındakilerde yazdık. E bir de benzerlik şurada yazalım istersen. Karenin karş karşısındaki kenarlarda yazalım. Buradaki betanın karşısı ve buradaki betanın karşısını düşünerekten yazalım. Yazalım bakalım. Benzerlik oranı 4 bölü 3. Betanın karşısı 4 aysa ise betanın karşısı burada 3A'dır. E sonrasında bu karenin bir kenarı 4A oldu. Burası da 4A. Buraya da bir 4A yazıyorum şimdi. Ve şu üçgende 3, 4, 5 üçgeni. E o zaman burası 5A eşittir 15 ise. A'yı da buradan 3 mü buluruz? Evet. A'yı 3 bulduk. A 3 ise karenin bir kenarı kaç çıktı? 12 çıktı. Karenin bir kenarı 12 ise burayı 12 yazdın. Tamamı 20. E o zaman X'e kaç kalır? 8 kalır. Valla çok güzel. Mükemmel bir soru. ÖSYM'nin tam seveceği türden, tam da sınavda çıkacak türden bir soru. Cevap böylelikle C seçeneği oldu. Bir sonraki soru da ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Bir çizim programında eşit kenarları 12 birim olan bir ikizkenar üçgen. Şekil birdeki gibi tabanı ekranın yatay kenarına paralel olacak biçimde çiziliyor. Ekran ok yönünde bir miktar kaydırıldığında hiçbir değişiklik olmadan kaydıralım şöyle. Hop kaydırdım. Bak ekranı ne büyüttüm ne küçülttüm. Aynı ekranı sadece kaydırdım. Üçgenin belli bir kısmı gözüküyor. Belli bir kısmı gözükmüyor oldu değil mi? Evet o da şekil 2'de görünüyor şu anda. Şekil 2 oluşmuş yani burada. Buna göre diyor son durumda üçgenin gözükmeyen kısmının, alanını, gözükmeyen kısmının alanının gözüken kısmının alanına oranı nedir diye soruyor. Şimdi ne yapalım burada? İlk önce gözükmeyen kısmında kaydırıldığı ekran dışarı çıktığı gözükmüyor. Onu şurada bir göstereyim sana. E hocam burası nedir? Şimdi şunun da şu paralel verilmişti. Her verilen bilgiyi kullanacağız. E, dikdörtgen şeklindeydi burası. 90. E yönde eşitten dolayı burası da 90, burası da 90. Hocam burası 12. E, burası da 12. Yani buraya da ne kaldı? 8 kaldı. Şimdi ne yapacağız? Hocam aslında şurada bir dik var. Normalde ikiz kenarda taban mevcut olsaydı tabana ait yükseklik çizeceğim ama taban yok. Ama en azından şöyle bir yükseklik var ya o yükseklik mantıklı olur. Yani şu yüksekliği çizelim. Yüksekliği çizdiğimizde tabanı iki eş parçaya bölecek. Yani şurada iki eş parçaya böldü. E burada ne var? Hocam 2'ye 1 oran var. Yani burası 2K iken burası K mı oldu? Evet. Benzerlik oranı var burada. Bak her ikisi de paralel oldu çünkü bunların benzerlik alan ilişkisi Benzerlik oranı 2'nin 3'e oranı, 2K'nın 3K'ya oranı. Karesi 4/9. Yani burada kalan 4A iken tamamı 9A. Buraya 5A kaldı. E o zaman bak dikkat et burası 9A. Yani yarısı 9A, diğer yarısı da 9A olacak. Çünkü çizdiği kalan 9A'ysa çizdiği kalan burada da 9A olmak zorunda. Şimdi gözükmeyen kısmın alanı hmm, kaç a yaptı? 4a yaptı. Gözükmeyen kısmının alanı. Bak 4a'nın gözüken kısmının alanına oranı. Gözüken kısmı da 9a ve 5a. Toplamda kaç a? 14a. 14a'ya oran isteniyor. A'lar gitti. Sadeleştirmeyi de yaptık. Cevap 2/7 çıktı. Yani cevap E seçeneği oldu. Sonraki soru eşitler verilmiş. Alanlarda oran verilmiş. Hiçbir şey yok gibi gözüküyor burada ama eşitlerin mantığını kullanmam lazım. Nasıl kullanabilirim? Eşitliğin mantığını orta çizerek kullanabilirim. Ama orta çizersem soru biraz karışacak gibi. E başka türlü nasıl şey yapabilirim burada? Hop şöyle bir kelebek de oluşturabiliriz. Sonuçta böyle oran gördüğümüzde kelebek, temel orantı ya da orta taban bunlar tekniklerdir. Ama buradan çizince sanki daha kolay olacak. Şuradan çizince kelebek oluştu ve kelebekteki oran burada kaça kaç? 1'e 1. Bir. Evet 1'e 1 bir oran var. Ee, kelebekteki oran 1'e 1 e benzerlik alan ilişkisi 1 bölü 1'in karesi yine 1 bölü 1 yapıyor. Alanlar oranında 1 yapmak zorunda. E o zaman S ise burası da S olmak zorunda. E tamamı 4S verilmişti bize. Buraya 3S kaldı. Şimdi dikkat et burada ne oluştu? Hocam burada 3'e 1 oran var alanlarda. E o zaman tabanlarda da 3'e 1 oran olmak zorunda. E zaten kelebekteki oran da 1'e 1'di. O zaman burası da 1'e 1 olacak. Yani burası 2 mi oldu? Evet. E 3K'da zaten 6 yapar. O zaman X de ne yapar? 2 ile 6'nın toplamı 8 yapar. Cevap 8. Sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Şöyle bir alan verilmiş. Alan ADF verilmiş ve bir üçgen katlaması var burada. Katlamalarda ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Ve burada doğrusallıktan da bahsetmiş. Şöyle. C üstü B, C. C üstü B, C doğrusal olmuş. Tamam. Şimdi madem üst üste binen kenarlar eşit. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Sonra bu açıyla bu açı birbirine eşit oldu. Doğrusallıktan dolayı 180, 90, 90 diye parçaladı. E bir de şuradaki kenarlar da birbirine eşit olacak. üste binen kenarlardan dolayı. Bir de oran verilmiş. Şu oranı da yazayım. AD uzunluğu K iken DC uzunluğu 2K verilmiş. E hocam şimdi baktığımız zaman şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Paralellikten dolayı 2'ye 1 oran var. E o zaman burada da 2'ye 1 oran olacak. Hemen onu da yazalım. E o zaman burası 2A iken burası A olacak. E komple burası 2A. Burası da 2A olacağından buraya daha mı kaldı? Evet. Şimdi alanı dağıtabiliriz. Dağıtalım mı? Dağıtalım. Hatta burada şunu da diyebiliriz aslında. Hocam burası 2K ya. Burası da 2K olacak. E burada da şunlar da birbirine eşit. Bilmiyorum yatsak olur mu olmaz mı bilmiyorum ama eksik tüm parçaları burada şekil üzerinde göstermek istedim. Açık. E o zaman bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. E tamamı 2K ise 2K olacak ya. Bunlar da K, K, oldu. E şimdi burada alan da işin içine girmiş ya. Alan dağıtalım. E burada şu eşitlikler olduğunda burası A burası 3 kat oluyordu. Yani 3 A olacak. Katlamada üst üste binen aç, açı, eşit, kenarlar eşit. Bir de üst üste binen alanlarda eşit olmaz mı? Olur. Yani burası 4 A burası da 4 A olacak. Hemen 4 A'yı yazdım buraya. E sonra ne yapacağız? 20 var burada hocam. 20'yi de kullanmam lazım. E büyük üçgende de işin içine giriyor. O zaman büyük üçgeni kullanacağız. Benzerlik oranı kaç? 2 bölü 3. Benzerlik oranı 2 bölü 3'ün karesi kaç oluyor? 4 bölü 9. Dikkat dikkat. Burası 4A tamamı 9A olacak. E hocam 4, 7, 9A olması için buraya ne kaldı o zaman? 2A kaldı. Evet 2A'yı bulduk. 2A eşittir 20. A'yı da buradan 10 buluruz. Şimdi bizden alan ABC isteniyor. Bak bakayım alan ABC'ye. Hocam 2, 3 ve 2'nin toplamı yani 9 A isteniyor bizden. E o zaman 9 ayda A yerine 10 bulduğumuz zaman 90 diye buluruz. Cevap böylelikle B seçeneği. Çıkıyor. Bir sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Elif şekil 1'de de dik üçgeni biçimindeki kağıdın AD yüksekliğini çizerek kağıdı maviye ve sarıya boyamış. Sonra mavi kağıdı kesmiş. Sarının üstüne yapıştırmış. Böyle kenarlarda cuk diye oturmuş. Alanlar oranını vermiş. E ee, sarı üçgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız? Kestim başka bir yere yapıştırdım. Eş yapı sorusu. Eş yapı sorularında kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. O zaman bir açıları yazalım. Çünkü burada hiçbir kenar yok şekil birde. de. İlk e açıları yazıyorum bu sefer. Alfa, beta, alfa, beta dersem. B köşesi buraya gelmiş beta. Ee, öbürü alfa. Şurası da 90'lar zaten oturmuş üst üste. E hocam sarı üçgende de burası alfa. Burası beta. Aa ne güzel bir şey çıktı. Alfa alfa. Yöndeş açı demek ki bunlar paralel. E paralelliği kullanacağız. Hocam paralellik var burada. Temel orantı benzerliğinde. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit. E alanlar oranı kaç? 9 ve 7 mi? Değil. Bu üçgenle büyük üçgen benzer. Alanlar oranı 9 bölü 16. Karekökü de benzerlik oranı eşittir. 3 bölü 4. Yani burası 3K iken burası 4K olacak. E tamamı 4K ise buraya K kaldı. O zaman K dediğim 2 ise 3K dediğim kaç yapar? 6 yapar. Evet A üstü D'yi. Yani şurayı 6 mı buldum? Evet. E hemen yazdım şuraya bak. A üstü D'yi şu şekilde yazdım. E hocam zaten bak şurasında belli oldu. 6 iken burası da 2. Toplam DC uzunluğu da kaç oldu? 8 oldu. 6, 8, 13 üçgeni oldu. E zaten Bizden de ne isteniyor? Sarı üçgenin çevresi isteniyor. E o zaman çevreyi topla bakayım. 6 artı 8 artı 10 toplamı da kaç yapar? 24 yapar. Cevap D seçeneği oldu. Bir sonraki soruda da ÖSYM'nin seveceği türden. Bir soru ABC iki kenar üçgeni C köşesi etrafında döndürülmüş ve şekil üzerinde böyle kırmızı çizgilerle gösterilmiş. Hep aynı espri hocam. Kalem! Döndürdüğümde yine aynı kalem. Hep aynı espri ama bu sana öğretiyor işi. Yani döndürme soruları eş yapılardır. Eş yapılarda da neye dikkat ediyoruz? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için aşırı derecede önemli. Kenarların eşitliğini göstereyim ilk etapta. Hocam bu ikiz kenar üçgen. Şöyle tırtıkladım ikiz kenarı. Döndürülmüş halinde de şu da ikiz kenar üçgen. Burada da tırtıkladım bunu. E bir de dikkat. Hocam bu kenar taban. Döndürülmüş halinde bu kenarda taban. Vay ne güzel bir şey çıktı burada. Ne çıktı? İkizkenar kenar üçgen de çıktı burada. Şimdi açıları da alacağım ama şu ikizkenardan başlayayım istersen. Şuraya bir tepe açısına alfa dersem taban açılarına da beta beta dersem alfa artı 2 beta kaç derece? 180 derece. Şimdi dikkat. Hocam büyük ikizkenarda da bir taban açısı beta ise a diğer taban açısı da betadır. E 2 beta artı alfa 180'de o zaman tepe açısı alfa oldu. Güzel. E diğer üçgende de aynı şekilde alfa, beta ve beta değil midir burası da? Evet. E? Ee, başka bir şey var mı burada? Can, dikkat, dikkat. Dikkat, dikkat. Burada ne var? Beta, beta. A, burası da alfa olmasında. Çünkü alfa artı 2 beta 180'de. O zaman burası alfa oldu. E ne işime yaradı burada? X kenarlık çıktı falan filan. Dur, dur, dur. Bak alfa alfa. Aa ne güzel. Bir Z kuralı çıktı burada. Çünkü iç ders çıktı. Z kuralı çıktı. Z kuralı çıktıysa o zaman bunlar nedir? Paraleldir. Süper. Zaten kelebeği anımsatıyordu bu. Paralellik de çıktı. Kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran nedir? 4 bölü 9. Alanlar oranı 4 bölü 9. 4 bölü 9'un karekökü 2 bölü 3. Yani burası 2A iken burası 3A'dır. Ama kenarlarında eşitliği bizim için önemliydi. Dikkat et. Hocam bu kenarlar eşitti. Bu kenarlar da eşitti. A burası 3A. Burası da 3A olmak zorunda. Yani buraya ne kaldı? A kaldı. A'yı 3 bulduk. Bizden AB, AC isteniliyor. Arkadaş AB, AC kaç? 3A değil mi? Evet. A'yı da zaten 3 bulduk. O zaman cevap kaç çıktı? 9 çıktı. Süper bir soru. Cevap D seçeneği oldu. Paralellik verilmiş. Temel orantı var. E o zaman burada hocam ne var? Benzerlik alan ilişkisi var. Şimdi burada şuna bakalım ilk önce. 4 ile S'e bakalım. Sonra neye bakacağız? S ile 9'a bakacağız e ben şuraya her ikisinde de ortak kenar şurası ya A ve B diyecek olursam normalde benzerlik oranı ne? A bölü A artı B. Soldakinde A bölü A artı B'nin karesi ne eşit? Alanlar oranına eşit hocam. Alanlar oranı 4 bölü S değil. 4 bölü 4 artı S. E o zaman bu 4 bölü 4 artı S'e eşit olacak. E bir de burada hocam aynı şekilde A bölü A artı B S bölü S artı 9'a eşit değil mi? Evet. Yani karesi S bölü S artı 9 eşit olacak. E her ikisi de A bölü A artı B'nin karesine eşit oldu. O zaman bunlar birbirine eşit. İçler dışlar. Yani buradan 4S artı S kare eşittir. Buradan da 4S artı 36 oldu. A 4S'ler gitti. S kare eşittir 36 yaptı. S'i de buradan kaç bulduk o zaman? 6 bulduk. Bizden de isteniliyor. Cevap 6. Sonraki soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Çünkü eş yapıdaki iki uzunluğu, mavi uzunluğu Şekil 1'de ve şekil 2'de kullanmış. Eş yapı. Uzunluktan eşit olmasını göstereceğiz. Şekil 1'deki BC kenarına paralel olacak şekilde DE çizildiğinde ABC üçgeni alanları 4 ve 5 şeklinde. Paralel bir şekilde çizilmiş. Hocam 4 bölü 9 alanlar oranı. karekökü 2 bölü 3'dür. Yani o zaman burası 2K iken tamamı nedir? 3K. Tamam. Hocam burayı 3K buldum. Burası da nedir? 2K. E şimdi şekil 2'de de ne olmuş? Ee, BF çizildiğinde şu BF çizildiğinde AP'de 4 birim oluyormuş. D ile BF birbirine eşitmiş. Hemen eşitliği yazdık zaten 2K. E bizden de X deniyor. Şimdi şuraya bakacak olursak. Hocam ne var? Bir ara çeşitliği var. Açılara dal. Yani bizim de kalıp birimiz zaten şu üçgenle büyük üçgende eşitlik açı var. Ortak açı neresi? Hocam burası. E, ee, nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise büyük üçgende nokta karaladığım üçüncü açı tamamı çift çizgidir. İki üçgen açı açı açıdan benzer olur. Benzerlik oranı da ne burada? Dikkat. Karalı matin karşısı 2K'nın 3K'ya oranı var. Benzerlik oranı 2K bölü 3K eşittir. Şimdi burada çift dizinin karşısı boş. Burada çift dizinin karşısı aa, şey var. 4 artık var. O da boş gibi. Ama burada noktanın karşısı 4. Bu noktanın karşısından burayı bulabilirim. Bulayım. 4 bölü şuraya A diyeyim o zaman. 2 katı 2 katından dolayı A'yı da kaç bulduk? 6 bulduk. Şimdi benzerlik oranının ben 2 bölü 3 olduğunu biliyordum zaten. Şimdi çift çizgilerin karşısına gidebilirim. Çift çizginin karşısı 6 bölü 4 artı x mi olur? Evet. 6 bölü 4 artı x eşit. K'lar nanay. E hocam buradan 6 ile 2 sadeleşse 3 kalır. 3 kere 3 9 işler dışlar yaptığımız zaman 4 artı x eşit oldu. X de böylelikle 5'e eşit oldu. Yani cevap B seçeneği oldu. Böylelikle bu konuyu bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki konularda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.